akşamlar efendim. CNN Türk ekranlarında bir başka şeyler daha başlıyor. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Mühim bir mevzu her zaman olduğu gibi konuşmak üzere huzurlarınızdayız bu akşamda. Tasavvuf nedir? Neyin nesidir? Mürşide bağlanmak niçin gereklidir? Nasıl bağlanılır? Tasavvufa dair merak ettiğimiz bütün mevzuları konuşabilelim için bu programda birlikteyiz. Demir leblebi demişler. Zehir ile pişen aş demişler. Merhum Necip Fazıl Kısakürek davaların davası diye tarif ederdi tasavvufu. İslam'dan ayrı bir şey değildir demişler. Ayrılık görmeyin denmiş. İşte ne olduğunu konuşacağız. Sizler de başka şeyler etiketiyle sorularınızı ya da konuştuğumuz mevzulara dair görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Fırsat buldukça onları da kıymetli konuğumuza yöneltmeye gayret edeceğiz. Cübbeli Ahmet Hoca söz verdiğimiz gibi tekrar bizimle 3 hafta oldu ve asıl bu meseleyi konuşmak için bir araya gelip konuşamadan programı bitirmek durumunda kalmıştık. İşte bu akşam o yarım kalan, doğrusu hiç başlayamadığımız mevzuyu konuşmak için hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun, Allah razı olsun. Afiyettesiniz, görüşmeyi. Elhamdülillah. Allah afiyet versin. Afiyet bir gün günahsız geçirebilmek meselesi tabii. Henüz afiyetteyiz diye iddia demeyiz de. Şey, Allah afiyet versin. Çok kolay söylüyoruz. Nasılsın diyoruz. Hemen iyiyim, iyiyim diyoruz. Kolay bir şey değil çok. Pek kadrini kıymetini bilmiyoruz herhalde bunun. Yani, eskiler mesela sıratı geçince belli olacak filan derlermiş. Evet, yani afiyet günahsız geçen bir gün. Allah Teala cümlemize bir gün olsun afiyet nasip etsin. Yani amin. Ölmeden evvelki son günümüzü afiyetli geçirmeyi nasip etsin. Amin. Böyle inşallah dualar edelim birbirimize hep. İnşallah. Yurt dışında bir amcaya arada bir tövbe etmek lazım demiştim. Evladım ne günahım var ki neye tövbe edeceğim dedi. Allah Allah. Vücuduk eden bunun varlığın bir günah. Ya yukasubiden bu nakar. Kendini var bilmen başka günah kıyas edilmez. En büyük günah mevcudiyet. Yani kendini aradan çıkmak lazım ki kalabalığı yaradan. Sen evet. Çık aradan kalabalığı yaradan. Ne kadar güzel söylemiş. Evet. Bir de hocam hani günahtan da yine mevzu sizinle bir araya gelince mevzuya giremedim. Birazcık konuşalım zuhurat olsun. Zuhurat abi olakka gidelim. Cemal Vakemal'e seyredelim. İnşallah. Mesela günahı da yanlış anlıyoruz. Yani büyük günahlar var şunlar şunlar şunlar. Küçük günahlar var bunlar. Halbuki Hazreti Ali Keremallahu Veç'e ait olduğunu bildiğim bir söz var. Buyurmuşlar ki büyük günah senin kolaylıkla işleyebildiğin günahındır. Yani küçük bir günah bile olsa sen onu kolaylıkla ve sık sık işlemeye başladıysan o senin için büyük günah olmuştur. Küçük gördüğün günah büyüktür. Çok güzel. Büyük gördüğün günah küçüktür. Evet. Yani bu tabi hadis-i şerife diyor. La sagirete mal israr ve la kebirete mal istiğfar. Bu hadis Tirmizi'de zannediyorum geçer. Yani ısrar edilen günah küçük kalmaz. Hı-hı. İstiğfar edilen günah büyük kalmaz. Çok güzel, muhteşem. Evet. Hadis-i şerif değil mi? Hadis-i şeriftir. Hadis-i çok şeriftir. Muhteşem. Yani ısrarcılık iyi değil, inatçılık iyi değil. Ama ısrarı da şöyle anlamayalım. Arada bir tövbeyi bozuyor, bir daha istiğfar ediyor, bir daha tövbe ediyor. Bu adam ısrar etmiş oluyor mu? Burada da niyetine bakılır. Eğer niyeti her seferinde bir daha dönmemeye azmetmek ise... ama yine tökezlenip de nefis şeytan onu düşürüyorsa ısrar sayılmıyor. Hı-hı. Çünkü yine Tirmizi'de bir hadis-i şerif, Ebu Bekir Sıddık ravisidir radıyallahu teala. Ma asarra men istagfara ve lev ade fil yevm 70 merreten. Bu acayip bir kolaylık kapısı. Bir günde aynı günaha 70 kere avdet etse de istiğfar ettiyse ısrar etmiş olmaz. Şimdi o zaman da bu istiğfar aynı günaha günde 70 kere bu farazi bir tabirdir. Ne kadar dairenin geniş olduğunu beyan sadedinde söylenmiştir. Ama aynı günaha günde 70 kere dönen adamın istiğfarı da istihzaya girmiyor mu? Çünkü o zaman da öbür hadis-i şerifte de buyuruyor ki el musirru aledem ve müstağfirun minhu kel müstehzi bi Rabbi. Hem günahta ısrar ediyor hem de Rabbinden istiğfar ediyor. Bu kişi ne gibidir? Rabbi ile dalga geçen gibidir. Hmm. Şimdi burayla fark buranın nerede? Fark nerededir? Fark nerede? O zaman bu şunu anlaşılıyor. Hakikaten irade zayıf insanlar çoktur. Ben de onlardan biriyim. Şimdi bir insan bir günahtan tevbe istiğfar ederken hakikaten pişman olur ve bir daha dönmemeye azmi cezmi kast eder. Velakin biraz sonra
Ki gıybet günahı, bunu örnek olarak verebilirsek, eğer muhabbet açılan ortamlardaysak, gıybete dedikoduya müsait ortamlardaysak, bir gün içinde biz bunun günah olduğunu bile fark etmeden 70 kere işliyoruzdur. Gıybet deyince bir şey sorayım. Şu ifade size ait mi? Hani illa gıybet edecekseniz ana babanızın günahını edin, sevap aile içinde kalsın. Mahmud Efendi Hazretleri'nin sözüdür. Yani sevap yabancıya gitmesin. İlla yabancıya gitmesin buyururdu. Şimdi hal böyle olunca, sen aynı gün aynı günaha 70 kere dönsen de istiğfar ediyorsan, istiğfarın manasına gelelim, estağfurullah demek değildir. Çünkü o zaman dilsiz istiğfar edemeyecek mi? Dille olan şeylerde mutlaka kalp şartı vardır. İstiğfar mağfiret talep etmektir. Mağfiret, mihfer de oradan geliyor, başını örttüğü için setir demektir. Mağfiret, ya Rabbi ört beni demektir. Günahımı affet demektir. Şimdi bir insan af dilerken bir daha yapmaya niyetliyim fırsat bulunca diye af dilemez. Ama laklakayı lisan kabilinden Rabiatül Adeviye'nin radıyallahu anh'a buyurduğu gibi adam biri estağfurullah estağfurullah alıştırmış dilini, sürekli istiğfar ediyordu da İstiğfarun hâdâ yehtâcül istiğfârin kesir. Bu istiğfarlarımız da çok istiğfara muhtaç gelir. Çünkü tövbelerimizin neden, de tövbeye ihtiyacı var. Çünkü neden? Af istiyorum derken kalbin hazır değil. Kimden af istediğinin farkında değilsin ve ört beni, gizle beni, bu günahımı bağışla diye bir mana mülaza etmiyorsun. O zaman sen bu lafı ortaya konuşuyorsun. Halbuki Rabbine söylediğin bir sözdür. Mevla'dan başkası affedemeyeceğine göre. Ama Mevla muradın değil. Hal böyle olunca bu gaflettir, huşusuzluk. Bu gafletten bir daha istiğfar gerekir. İkinci istiğfarı da gafletle söylüyorsan, hani tadil erkansız kılanlara diyorum ya, ya şunu bir doğru öğrenin de öyle kaza edin. Çünkü kazanız da kaza gerektiriyor. Kıyamete kazanız bitmeyecek. Şimdi istiğfar gafletle ise, ikincisi ondan istiğfar da gafletle olacaktır. O zaman zaten tasavvufun kaynağına geldiğinde huzuru temin. Huzuru temin. Ne kime demek huzuru temin? Yani huzur, aklın, kalbin, fikrin sende bulunması demek. Sana cem olması demek. Hani gafletten diyor, kurtulmak. Yani kendine gel diyorlar. İmam Rabbani Mektubat'ta ne diyor? وَلَسَوْفَ تَعْلَمُ اَنَّ سَيْرَكَ لَمْ يَكُنْ اِلَّا اِلَيْكَ اِذَا بَلَغْتَ الْمَنْزِلَى Seyr-ü sülük, işte konuşacaksınız, sorarsınız, ne sorarsanız. Seyir yürüyüştür, manevi gidişattır. Gideceksin ama ne zaman menzili maksuda ulaşacaksın, o zaman anlayacaksın ki gidişin sanaymış. Yani sen sana gelmişsin. Ben taşrada ararıydım, ol can içinde canmış. Canmış. Bir de onu da yanlış anlıyoruz. Mesela çok güzel bir beyit var, yine söylüyor. İşte kalbinden her şeyi çıkart at, padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Hane mamur olmadan. Hane mamur olmadan. Zannediyoruz ki hani Allah-u Teala haşa mekandan zamandan münezzeh ama başka bir yerlerde de biz burayı temizleyeceğiz ve Allah-u Teala gelip burada misafir olacak. Sür çıkar gayri gönülden. Evet. Ta tecelli-i de hak. Padişah konmaz saraya. Hane mamur olmadan. Yani senin süpürmen yetiyor. Zaten tecelli devam ediyor, sen kapıyı kapatmışsın. Yani güneş camlardadır, sen perdeyi kapatmışsın. Çok. Perdeyi çek, güneş zaten. Kimsenin Allah-u Teala'ya bana ayrıcılık yaptın, bana tecelli etmedin, feyiz vermedin deme hakkı yok. Ne gibi kimsenin güneşe, sen benim camıma kapıma uğramadın demeye hakkı olmadığı gibi. Ama sen öyle bir yerde hane yaptıysan, başkasının gölgesinde kaldıysan, yani güneşe engeli yine sen koyduysan, güneş ne yapacak? Onun için burada senin yar her dem sana nazar eyler, seni gafil görür, güzer eyler. Evet. Yani Mevla devamlı bakıyor, tecelli ediyor. Acaba beni arıyor mu? Ne buyuruyor işte, rivayettir. Günde buradan 70 defa mı diyor hocam? Yani kulunun kalbine nazar eder. Yani, 360 rivayet hatırlıyorum bir de. O Kabe'ye. Tecelli ile ilgili gördüm. Kulun kalbine görmedim ama kalbül müminü Beytullah denirse, müminin kalbi Beytullah'tır, Arşullah'tır, Hazainullah'tır. O manaya gelirse Kabe'ye var bu. 120 kere diye tecelli vardır. Kabe'ye işte 60'ı tavaf edenlere, 40'ı namaz kılanlara, 20'si sırf nazar edenlere. Yani Kabe'ye bakmak da ibadet oluyor namaz kılmasa da. Şimdi tavaf edenlere bakmak değil tabii. Çünkü orada erkek geçiyor, kadın geçiyor falan. O değil. Kabe'ye nazar et. Biraz yukarı bakacaksın ki hani ki insanların üstüne Kabe'yi görebilirsin. Olsun. Demek ki sen burada Mevla Teala sana devamlı tecelli ediyor, nazar ediyor, bakıyor. Bende mi değil mi? Eğer ki sen Mevla'daysan feyzi sana yağdırıyor. Eğer ki sen
başka şeylerde de masiva dediğimiz taallukat-ı şetta, dağınık alakalar, ilgiler falan. Bunu da yanlış anlamamak lazım. Oğlumu düşünmeyecek miyim? Kızımı düşünmeyecek miyim? Hanımım hasta, annem öldü, üzülmeyecek miyim? Yani bu Allah'tan gayri düşünceler. Bu o anlamda değil. Bu zikre mani olan, Allah'ın zikrini unutturan alakalar ve ilişkiler demektir. Bu, burayı anlamadığın zaman her şey burada yanlış anlaşılıyor. Aslında hani hocam o halktan bayin hakka kain olmak, halvetler encümen dediğim şey, evet, aslında burada lazım değil mi? Evet. Yani sen halkın içindesin, dolaşıyorsun tabii, ama kalbin hakla beraber. Kesrette vahdet. Yani, bu da pek zor bir şey olsa gerek. Zor da bir şey değil ama işte seyrüsülük onun için lazım. Bu sisteme girmek onun için lazım. Bu kaidelere riayet onun için lazım. Bundaki maksut nedir? Sen herkesin içindeyken Mevla ile beraber olabiliyorsun. Yani şöyle diyelim, İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatta çok şey bir tabiri var. Fena fillan mesela, kısacası yani tasavvufi tabirine girersen ciltlerce kitap yazacağız. Öyle konuşmuyor. Diyor ki fena fillan, yani Allah'ta fani olmak, işte varlığını, benliğini eritmek, ifna etmek, yok etmek falan. Şimdi burada tabii ki bir yerine bir şey battığı zaman duymamak anlamında değil. Sen senden geçtiğinde seni kesseler, doğrasalar da morfinlemiş değiller. O zaman sen nasıl kendinden geçtiğinde her şeyden de haberin var ya. Öbür taraftan da diyor ki akıllı kişi zamanını bilecek. Şimdi diyeceksin ki Charlie Hebdo ne olmuş? Şimdi sen bana bunu soracaksın. Ya, ben şimdi bunu bilmediğim zamana ben fena fillam desem Allah da fani olmuşum. Orası neymiş? Nereymiş? Nerede ne olmuş ya falan. İslamiyet sana demiyor ki bütün dünyanın havadisine haberlerinden uzak ol. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'a vahyedilen sayfelerde buyuruluyor. Yembegilil akili, bu ayettir Suhuf-ı İbrahim'de. Akıllı kişiye ne gerekir? Yekün arifen bi zamani. Zamanını bilecek. Hafızan lil lisani, dilini fuzuliyattan koruyacak. Mukbilen ala şani, işine bakacak. Dünya veya ahiret. Senin ne alakadır diyor. İşin mi bu senin? Sen burada jüri üyesiysen o filmi seyret. Yani jüriysen, sana soracaklarsa kaç puan veriyorsun? O senin işin çünkü para alıyorsun. Sen burada hiçbir şey değilsin, eğlenmek için film seyrediyorsun. İşte eğleniyorsun. Eğlenen de yolda kalıyor. Caiz değil mi? Caiz değil mi der ki içerik muhteva. Kültürel mi? Muhteva güzel kültüren ama eğlenmek mi için seyrediyor. Ama yok, eğlenmek için vaktimiz yok. Alameti razıllâhu teâlâ anil abd. Allah kuluna ikbal mi etmiş, iraz mı etmiş? Kuluna yönelmiş mi, ondan yüz mü çevirmiş? Alameti nişanı nedir? İştigalü bimala, yani o kulun uğraşısına bakmaktır. O kulun uğraşısı kendisini dünya veya ahiret yönünden ilgilendirmeyen bir şeyse. Bakın sana hocam, diyor ki şaka caiz diyor, latife caiz diyor, çoluk çocuğunla muhabbet diyor, sünnet diyor. Ama niçin çoluk çocuğun ihtiyacı var? Eşinle şakalaşmak vesaire her türlü efendim muhabbet, mizah. Ya da şey, hakkı seven aşıkların eğlencesi tevhid olur diyeceğiz. Tevhid öyle bir şey bulacak. Yok ama tevhidi de demiyorum. Ama senin hanımınla, çoluğun çocuğunla ilgilenmende mizah, latife, her şey de. Şimdi ben konuşurken güldürüyorum. Bakın gülmüyorum. Ha güldürüyorum derken bu sanatım değil. Güldürmek için konuşmuyorum. Lafın gelişi, akışı böyle gidiyor. Üslubum böyle. Ha, üslubum böyle. Ben bunu sanat olsun diye iki fıkra önceden gelirken bakmıyorum. Hiçbir konuşmakta önceden bir kitap okumuyorum yani. Latife babından okumuyorum. Öbür türlü ilim okuyorum. Ben biliyorum, bir de yeri gelince söylenen sözler zaten onun için tesiri çok fazla oluyor tabii belki. Hazırlarsan onu oraya konduramazsın, oturtamazsın. Deminki mesele çok önemliydi. Hani Allah katındaki değerini bilmek istiyorsan Allah'ın seni neyle meşgul ettiğine bak. Neyle meşgul ettiğine bak. Sen yüz mü çevirmiş senden? Mala yani. Yani ne demek? Gereksiz. Yani mesela özür dilerim. Fuzuli diziler. Parada da aynı şey var. Paranın nereden geldiğini merak ediyorsan nereye gittiğine bak. Tabii. Helal mi haram mı? Güzel ölçüler var. Temizler aslında temizlere nasip olur. Ayet-i kerimesi mucebince. Şimdi sen Allah'ta fani oldun. Alameti nedir diyor. Boşuna konuşma. Diyor ki bakın, bir insanın 1000 sene ömrü olsa, bu 1000 senelik ömründe Allah-u Teala'dan gayri bir şeyi kalbine yerleştirmeyi zorlasa, bakın zorlasa diyor, teklif etse diyor. Teklif Türkçe'de başka manada kullanılıyor. Teklif külfetten gelir diyor. Yani mükellef tutsa. La yekâdü yetezekkâru diyor. İbare tabi aslı Farsçadır ama tabi muarreptir. Arapça çevrilmiştir. O Allah'ın dışındaki şeyi düşünmeye ve hatırlamaya yakın bile olmaz.
Şimdi burada bir mesele var. Nedir o? İşte diyoruz evliya Allah'tan zatlar. Şundan günümüzde de var. İşte onlar ebtel evtet konuşulacak. Hı hı. Peki bu zatlar varsa ki hadislerde var olduğu söyleniyor. Hı hı. Her dönemde de var kalacaklar. Kıyamete kadar. Onlar dünya var ki onlarda varsa dünyada var. Yani dünya kopmadığına göre kıyamet onlar var. Peki böyle bir zat nasıl dünyada hiç komada mıdır bu? Baygın mıdır? Yani kendini kaptırmış baygın halde midir? Buna baksak. Yok. Konuşur, görüşür, soğuk der, sıcak der, kapatın kapıyı der, su getirin der. Peki bu Allah'tan başka şey düşünmüyor da niye su istiyor, niye yemek istiyor? Burayı anlamak lazım. Ama hocam böyle bir şey demeye hakları var mı? Çünkü veliler eğer peygamberlerin varisleri ise Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yemişler, içmiş. Ama, hatta Miraç'tan sonra dünyaya dönmüş, ashabının güldüğüne radıyallahu anh mecmain, o da gülmüş, şaşırdığına o da hayret etmiş. Aynı ya. Aynı hayat devam etmiş. Beşeriyet muhtezası. Evet. Ama bunu İmam Masum bir başka ibarede çözüyor. Mektubatın bu ibaresi şerhsiz. Şerh olmadan mana murat anlaşılmıyor. İmam Masum onun halifesi ve mahdumu. Özür dilerim de fena fillah deyince böyle çok derine gittik sanki. Hani tasavvuf nedir konuşmadan fena fillahın işte, şerhini ama yapmaya şimdi başlayınca. Yok. Şunu diyor. Yani diyor bizim Allah ile nispetimiz yani bağlantı demek, irtibatımız. İntisap da bağlantı demek. Neye benzer? Devamlı akan ırmağa benzer. Şimdi devamlı akan ırmağa bir toprak veya yaprak düşse buna düştü sayılır mı bir şey? Sayılır. Peki suyun akışını durdurur mu? Durdurmaz. Durdurmuyorsa maksat onun cereyanıysa, akışıysa ve devamıysa o süreklilik hali olduğu sürece o düşmedi sayılır. Çok düşmedi güzel. Sayılır. O zaman bizim de aklımıza fikrimize Allah'tan gayri düşünceler gelir ama yerleşmez. Yerleşen ne demek? Kaya falan bir şey yerleşince suyu durdurur, akıntıyı keser. Burada da özür dilerim. Burası çok önemli. Bakış yani çok önemliymiş hocam. Hanımından ilgilenirsin, mesela, çocuğundan, derdinden, herkesin ama Allah'ı da unutmazsın o arada. Şunu merak ederim. Gözle görülenin kalpteki etkisi çok fazla. Hani nazar ber kadem ölçüsü belki bunun için var. Çok önemli. Bir yer. Göz fotoğraf gibi kaydediyor ve kalbe atıyor. Şimdi bir de makama göre. Şimdi hele ki müptediler için manevi yani yolların başındakiler için göz menlemeyemlik aynı o feleysel kalbi oynadı. Gözüne malik olamayanın kalbi onun yanında değildir. Müthiş. Kalbi nerededir? Baktığı yerlerdedir. Hadis-i şeriftir. Kelam-ı Kibar hadis-i yani hadis-i şerif olarak zannedersem İmam Rabbani Hazretleri hadis-i şerif olarak naklediyor. Çok. Belki manen rivayettir ama mana sahiptir. Yani göz ne gibi? Kalp havuz gibi. Bu havuza gelen şeyler veyahut da işte denize gelen ırmaklar gibi göz bir ırmak. Akış yeri, kulak duydukları, hı, efendim bunları işte beyin düşündükleri, hayal gücü, muhayyile, hafıza, işte eskiden olan bir şeyi geriye getiriyor, hı, zihin, can. Hı. Bunların hepsi yeniden kalbe o şeyi ne yapıyor? O havuza dolduruyor. İşte tasfiye, tezkiye, tabirler hep arındırmak, temizlemek. Hı. Neyi arındırıyorsun? Havuzu arındırıyorsun. Bunun için lazım. Havuz doluyor. Baktığından etkileniyor, duyduğundan etkileniyor, konuştuğundan etkileniyor, düşündüğün, seyretmek şeyleri. Şimdi bir insan bu ekranlardaki birçok şeyleri seyrederken bu havuz tabii hemen onu kalbe yansıtıyor. Ama şimdi herkes bundan etkilenmeyebilir. Çünkü makam meselesi diyorum. Makam meselesi nedir? İşte sen şimdi fena fillahsen, fena fillah makamı geldiyse o şeyi sen etkilenmedin demiyoruz. Toprak düşmedi, yaprak düşmedi demiyoruz. Gördün de anlamadın demiyoruz. Vurdum duymadı değil ki. Hı hı. Vurdun duydu. Ama burada kalbin Allah ile irtibatını kesti mi? Kesmedi. Sen ne yapıyorsun? Sen bir şeyi seyrederken, o anda da yemek yerken sen yemekte Allah'ı zikredemiyorsun. Yani yemek yerken bunu bana kim verdi? Suyu nereden geldi? Bu toprakta bu tat neredeydi? Bu karpuz, bu hurma nereden? Bu kuru daldan böyle bal gibi oldu. Bu tefekkürleri sen yapamıyorsun yerken. Hı hı. Neden? Yemek seni meşgul ediyor. Halbuki fena fillah olduğun zaman yememek yok. Yiyorsun. Ama yerken sahibini unutmadan yiyorsun. Yani hırsız olmuyorsun. Geri kalan da her an Allah'ın bir nimeti içerisindesin. Şöyle yapalım mı? Muhtemelen yani hocam. Ne gibi hani, diyelim? Mesela şöyle yapalım. Kapkaç. Bizimki kapkaççılık biz ya. Biz şimdi görüyor. Hani fena fil ihvan ne demek? Henüz bunu hakkal yakın idrak edememiş adamlar olduğumuz için fena fillah
bir dursun. Fenafil ihvan da az zor değil. Ya oraya daha gelememişiz. Oraya nasıl geleceğizi konuşacağız. Tabii yolları. Ben önce şu güncele dair merak ettiğim bazı şeyler var. Onları sorayım, sonra meselemize girelim. Girelim. Aslında nereden ben girersek bir kez girelim. Daha bir geri döneceğim günahla alakalı bir şey. Mesela Necip Fazıl'ın bir beyti vardı. Göz kaptırdığım renkten, kulak verdiğim sesten affet. Senden habersiz aldığım her nefesten diyor. İşte ondan zikirsiz nefes. İşte, nefes işte, ona getirdim. Biz kapkaççıya dönüyoruz. Neden? Nefesi onun verdiği kuvvetle alıyoruz. Hı-hı. Geri vermek de onun verdiği kuvvetle. Şimdi bir nefes ne kadar değil? Bütün dünya senin olsa, şu anda dünyanın tek sahibi olsan, katır milyar dolarların olsa, bir nefes fazla almak veya verebilmek için tıkandığı noktada veya ecel yanaştığı noktada onun hepsini verebiliyorsun. Çünkü o nefessiz sana yaramıyor bu. O zaman o kadar pahalı bir nimet. O kadar pahalı bir nimet. Sen 40, bir acı kahvenin 40 yıl hatırı bekliyorsun. Acı kahve vermişsin. Kahve Allah'ın, efendim su Allah'ın, ateş Allah'ın. Orada da senin yaptığın da pek bir şey yok. Yine de vesile olman şükrünü, teşekkürünü bekliyorsun. 40 yıl şekerli olsa 80 yıl bekleyeceksin. Sen şimdi o zaman burada Allah-u Teala'nın her aldığı nefesle Necip Fazıl bir mütefekkir. Çok güzel. Yani tasavvufta kaynağı olduğu için o lafları konuşabiliyor. Tasavvufsuz insanlar, şairler bu lafı konuşamaz. İntisabı olmayan, mürşide bağlılığı olmayan, ameli olmasa bile... İrtibat bile yetiyor. Bir intisap, muhabbet bağlılığı onu konuşturuyor. Evet. Eğer o sevgi bağlantısı olmasa istediğin kadar kendi başına hoca olsun. Ama hocam Hazreti de çok sevmiş. Seyyid Abdülhakim Ravasi Kudsesur. Necip'e laf söyletmem demiş. İşte ama o onu hakikaten sevmiş. O da onu hakikaten seçmiş. Sadaka. Yani onun o irtibatı, intisabı şeyhine bağlılığı. Ben ve o bir kitabı var şeyhiyle alakalı mesela. Ama nasıl bir irtibat? Onu gören yani Mecnun der. Bu böyle olur mu? Sen akıllı fikirli adamsın. Aklını mı kaybettin bu adama? Niye bu kadar bağlandı? Ama kaybettirmiş hocam. Bana yakan gözlerle bir kerecik baktınız. Bak, ruhuma büyük temel çivisini çaktınız. Çaktınız tabii. O nazarı nasıl bir yemişse. Şimdi Evliyaullah'ın nazarı var. Hadis-i şeriflerde de var. Müminin feraseti Allah'ın nuruyla bakar. Allah'ın nuruyla bakınca da o tesir Allah'tandır tabii yine ama her kula vermiyor onu. Çünkü o mümin kamil olacak, müttaki olacak. İşte Abdülhakim Arvasi Hazretleri gibi bir zat olacak ki Necip Fazıl gibi bir adamı etkileyebilsin. Yoksa onu tesir altına almak kolay bir şey midir? Bu nasıl oluyor hocam? Mesela yek nazar eylese arifi billah aslı kemhareyi mücevher eyler diyor. Bir tek bakışıyla. Evet. Hani o şey midir, nafile ibadetler hadisi kutsisinden hareketle mi bunu anlayacağız? O da olabilir. Yani gören gözü konuşan dili. Ben kulumu sevdiğim zaman onun da gerisi nereden geliyor? Yani kuluma sevdiğim en çok ameller farzlardır. Farzlardan daha sevdiğim amel yoktur. Ama velâizâl yetekarrabu li abdi, bu Buhari'dir, bin nevafili. Kulum bana nafile amellere devam ettikçe manen, tabii ona manen diyelim çünkü Mevla mekanda münezze, manen yakınlaşmaya devam eder. Bu yakınlaşma neticesinde ben onu severim. Hatta uhibbev. Neticede ben onu özel severim. Şimdi her mümini sever. Ayrı da hususi muhabbet kastediliyor. Ben ona özel bir muhabbet ile onu severim. Feyza ahbebtu. Ben bir kulumu sevdiğim zaman kuntu sem'ullezî yesme'u bi. Onun işiten kulağı olurum. Ve basarullezî yubsiru bi. Gören gözü olurum. Ve devleti yaptışu bi'a. Tutan eli olurum. Ve ricleulletî yemşî bi'a. Yürüyen ayağı olurum. Ve fî rivâtin kuntuhu. Bir rivât ben o olurum. İşte hallacın enel hak dediği makamlar budur ama anlamayanlar çoktur. Şimdi ben olurum. Tabii ki o ve Kuntu'dan gerisi Buhari'dir. Bu Buhari olmasa diğer hadis alimleri, muhaddisler bunu reddetmek üzere ittifak edecekmişler. Buhari'nin hüccet oluşu bu dalda onları durdurmuş. Çünkü tabii ki müteşabihattır. Müteşabihat demek işte arşa istiva gibi manasına kesin karar verilemeyen. Ama ben yakında birkaç gün evvel büyük bir alimin bir eserlerini okurken bir alimin buna verdiği bir mana gördüm. Hani milletin anlaması için zihinlere yaklaştırmak için güzel buldum. Ne diyor? Ben onun kulağı olurum şu demek. O kulun kulağı benim onda yaratacağım özel bir kudretle başka kulakların duyamayacağı şeyleri duymaya başlar. Çok manaya bak. Çok güzel. İşte çok şerhte de bulunmaz bu mana. Çok. Ha ben onun gören gözü olurum. Onun gözü herkesin gördüğü görüş gücünden maada benim onda ihdas edeceğim özel bir nurla bakar. İlaveten bir nur takviyesi olunca nasıl ki ışık parladıkça tozlara kadar görüyor. Normal ışıkta görünmeyen toz, ışık arttıkça toza kadar görüyorsun.
O zaman ne oluyor? O kişinin de gözünün kuvvetinin nuru arttınca o da senin aynı yerdesin, senin göremediğini görmeye başlıyor. O zaman onun ayağı olurum, onun ayağı işte öğle namazında Mekke'de kılıyor. İkindi de Bursa'da kılıyor. Onları da soracağım. Mekke'de. O zaman ne oluyor? Ama ayak, ayak başka ayak. Evet. Ayağı ben olurum. Hocam şimdi siz söylerken aklıma şu geliyor. Hani Ebu Cehil ile Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselam arasındaki bir hadise. Çakıl taşlarını alıp bunlar iman etse, şehadet etse kabul eder misin deyince onların taşların zikrini Ebu Cehil duyuyor. Derler ki Ebu Cehil duysun diye taşlar zikretmeye başlamadı. Taşlar zaten zikrediyordu da Allah Ebu Cehil'in kulağından perdeyi kaldırdı. Şimdi Habibi Edibi'nin düşmanına bir an o perdeyi kaldırarak taşların zikrini dinlettiren Allah dostuna niçin bunu lütfetmesin? Nasıl lütfetmesin? Keramet haktır. Yani? Ama o tabii Ebu Cehil hakkında hadis-i şerif görmedim. Ve lakin sahabeden bir sofrada otururken İbn-i Mesud olacak. Künnâ nesma'u tesbihattâ'a ve nâmnâkûl. Yerken yediğimiz yemeğin tesbihini duyardık diyor. Ama çakıl taşları meşhurdur, mucizattandır. Sebbehal hasa fi yedihi, elinde şakıllaşları tesbih eden zat. Hatta benim Mevlid kıssası kitabım var. Hani derler ya, işte Resulullah sallallahu aleyhi eli olsun, Fatma anamızın eli olsun gibi bir de Anadolu tabiri var. Bu da boş bir tabir değil. O iki mısra var orada. Emrartu keffen sebbehat fihel hasa. Çakıl taşlarının içinde tesbih ettiği avucu veravvetil ceyşe bimâin tahiri, mübarek suyla da, parmaklarından çıkan mübarek suyla da bir orduyu doyuran o avucu uğrattım diyor. Hani onun eli olsun. Nereye uğrattım diyor. Alâ maâşi ve maâdi ve alâ zahiri ve batını, böyle sürüyor kalbine doğru veya ağrıyan uzvunun üzerine. Sabah akşam bunu yaparlarsa hastaların şifası, ağrıların dinmesi. Bir de en mühim hastalık kalp marazları. Kalbin üstüne bir sıvazlamak lazım. Dışıma, içime görünen, görünmeyen her tarafıma, dünya ve ahiretime. Yani çakıl taşlarının elinde tesbih ettiği avucu. Çok güzel. Şimdi bu çakıl taşların tesbihi sahiptir. Burada hocam nasıl olması? Kendi elinde tesbih ediyor, Ebu Bekir Sıddık'ın eline veriyor. Onun elinde de tesbih ediyor, herkes duyuyor. Hazreti Ömer Efendimiz'e de veriyor. Ondan sonra diğer sahabeden zatların eline verilince tesbih etmiyor. Halbuki çakıl taşının tesbihi sessiz zikire geçiyor yani. Hmm. Yoksa çakıl taşı tesbihe devam ediyor. Tesbih devam ediyor. Devam ediyor. Duyurmuyor. Ya, bu da acı değil mi? Estağfurullah. Hani yusebbihu lehu ma fis semavati. Ve min şey illa yusebbihu ben. Her şey onun hamdiyle. Şimdi hocam bu zaman zaman bana acı gelir. Yani kendi adıma zoruma gider. Şey diyor ya, nice rakip vardır ki merkubundan edaldir. Daha sapıktır. Yani nice binici var ki bindiği hayvandan daha dalalettedir. Çünkü neden? Affedersin. Eşek aşağıda katır zikrediyor. Yukarıda sınır rakibi şey, üstüsü türkü söylüyor. Türkü çığırıyor. İşte hocam bakın. Dolayısıyla yani ne oldu şimdi? Şimdi alttaki daha eftal oldu. Şimdi yerleri, gökleri, arasındakileri bizim için yaratmış. Ama yer, gök, arasındakiler zikrediyor da kendisi için yarattığı insan ondan gafil. İşte onun için diyor ya, yarın ahirette hesap çok uzun diye bir vaaz efendi anlatıyor. Çok eski hatipli, Şibli zamanı kattesallahu aleyhi ve sellem. Yani öyle bir yanık vaaz ediyor, bayılan ölenler oluyor. Bazı vaizlerin her sohbetinde 3-4 cenaze çıkıyordu o zaman, kitaplar beyan evet ediyor. Yani Coşkulu İbnül Cevzi mesela, İbni Cevziye değil o başka, İbnül Cevzi. O mesela daha eskidir ve büyük hatiptir mesela. 10.000'ler falan toplanıyor. Şimdi Şeyh-i Şibli de sohbette bulunuyor. Hatip efendi diyor, çok uzattın. Ahiret muhasebesi o kadar uzun değil. Efendi Hazretleri diyorlar, bu kadar ayet hadisler çok zorluğunu beyan ediyor, uzunluğunu beyan ediyor. Siz de yani bu işi hafife alır gibi millet yanlış anlayacak falan. Diyor ki hoca efendi, Mevla sana şunu soracak diyor. Men turabudem sen turagudi. Yani ben senin içindim, sen kimin içindin? Deminki şey geliyor. Ben senin içindim, sen kimin içindin? Kur'an-ı Kerim'de bütün halaka leküm. Sizin için yarattı diyor. Neyi? Ma fil ardı cemiyan. Ve sekhara lekümüş şemse vel kamer. Ve sekhara lekümül leyle ve nehar. Geceyi gündüzü emrinize amade et. Güneşi ayı emrinize amade et. Melekleri felekleri emrinize amade et. Yerde ne varsa sizin için yarattım, halkettim, müsekhar ettim. Ne diyor işte şey, Gülistan sahibi? Hafız Sadi midir? Hafız Sadi'dir. Evet. Evet. Yani Ebrubadu mehu hurşidu felek der karendi.
Tatunani be kefari ve be gaflet ne hori. Bulut, rüzgar, ay, güneş, felekler. Hepsi diyor iştedir. Hepsi hizmet kemerini kuşanmış, sıralı çalışıyor, sıralı. Bir tane aksatan yok. Sis vardı, güneş gecikti doğmakta. Yok böyle bir şey. Duman kapladı, ayın burcuna gitmesi gecikti. Yoruldum, bugün şey. Doğmayacağım. Bugün doğmayacağım, yok. Şey yok. Gecikme yok, dakika rotar yok. Allah Teala'nın sisteminde. Güneş ay hepsi hesapla dönüyor. Zaten takvim onun için şaşmıyor. Ama insanların bütün ayarları ama şaşıyor. İnsan da böyle rotar, rotar, rotar. Hani insanın ayarı şaştıktan sonra tekrar bir format atıldığında, bir tövbe şey. Ettiğinde Allah'ın da hoşuna gidiyor. Hoşuna gidiyor. Zaten onu öyle yaratmış. Evet. Fıtratını öyle yaratmış. Buradan bakınca günah da bir lütuf aslında. Günahın lütuf olması, lütuf şöyle. Seni Rabbine karşı boyun eğdirtecekse. Evet. Lütuf. O ne gibi? İşte masiyet nevraset, züllen ve kisaran. Boyun kırıklığı ve zillet ve meskenet, Allah'a karşı mahcupluk getiren bir günah. Hayru min taati nevraset, izzen ve istikbara. Bir izzeti nefis, gurur, kibir getiren ibadetten daha hayırlıdır. Yani Hazreti Cüneyd'in bayram namazına giderken veyahut da gece sabah namazına giderken müridiyle işte her yer kapkaranlık zifiri de o zamanki ışıklar güçlü olmasa da yine bir hanede ışık yansa fark edilebilir. Sokak da karanlık çünkü. Efendi Hazretleri baksanıza hele şu gafillere. Yani ki kaç olmuş seher vakti işte hepsi uyuyorlar, bu ne hal bu ümmetin durumu falan filan. Hı. Ne dönüyor buyuruyor. Evladım keşke sen de uyusaydın da bu lafı söylemeseydin. Hazreti Cüneyt mi böyle demiş? Hazreti Cüneyt söyledi. Çünkü neden? Sana bir benlik geldi. Ben eftalim, teheccüd kıldım diye. Seherde istiğfara durdum diye bu saatte uyuyandan eftal bildin kendini. Onun için keşke bu lafı demesi. Çünkü ucup öyle bir bela ki. Yani kolay kolay temizlenmiyor. Kendini beğenmek şeytanı, meleklerin vaizini. Ben yani melek hayırlıyım. Ene hayır davası. İlleti iblis ene hayrun bedesliğin meraz dermek her nefsi mahluk est. Yani her mahlukun içinde, derununda gizlenmiş bir maraz ve illet ki atın kafasını dikmesinden, horozun diklenmesinden her herkeste var ki insanda daha çok şu anda görünüyor. Kimisi de tevazu numarasıyla, aşırı tevazu da kibirdendir, ayrı dava. Onun da dozu var, dozacı var. Bir yerde okumuştum da hocam, pek güzeldi. Diyor ki şeytan ben ondan hayırlıyım diyerek huzurdan kovuldu. Onun için insanı da ben ondan hayırlıyım diyerek iva verir. Yoldan çıkarmaya çalışır. Yoldan çıkarmış. Çünkü bunu aynı dedirtir. Mesleği kullanacak. Ya da mesela bir tevazu tarifi var. Diyor ki karşılaştığın her mümine o benden güzeldir demendir. Tevazu. Kendinden üstün bilmendir. Evet, kendinden ama, iyi bileceksin. Ama sen orada her mümini diyor. Günahkar mümini de böyle bileceksin. Evet. Sen şimdi içki içen bir sarhoşu sallanırken, yalpalarken gördüğün zaman vay melun veyahut da zındık mındık dediğin zaman kendini ondan üstün görüyorsun. Ya Rabbi onu hidayet eyle, ya Rabbi onu üstün. İşte o evliya olan bir zatın yine Dicle kenarında müritleriyle zikir üzere toplanmışlar. Menakıpta zikrediliyor. Bir kayıkta da kadın erkek toplanmışlar. İşret yapıyorlar alem yani. İşte benim uttur tamburdu çalıyorlar, söylüyorlar. Hı-hı. Müritlerinden birini diyor ya biz Bağdat'ın merkezinden kaçtık, geldik derenin kenarına, tam tefekkür edelim, sessiz ortamda zikredelim diye. Bir de bunlar burayı da şey ettiler, burada da bizim huzurumuzu teşviş ettiler. Ne olacak? Efendi Hazretleri bir beddua bas, şunları ters yüz olsunlar, batsınlar, şurada da sesleri kesilsin. O da tamam edelim mi evladım dedi. Açın ellerinizi, açıyorlar. Ya Rabbel Alemin sen bu kullarını dünyada eğlendirdiğin gibi ahirette de eğlendir ya Rabbi diyor. Aa amin denecek dua mı acaba? Bir tereddüt ediyorlar. Halbuki senin bu mürşidinse direkt amin diyeceksin. Teslimiyet gerekir. Ama orada bir duraklıyorlar. Ne demek istedi acaba? Amin diyorlar. Manada anlamıyorlar. Ama hiç de bir şey soramıyorlar heybetinden. Bir zaman sonra tabii onların duası müstecap dostlar. Hemen o anda müzik sesi kesiliyor ırmağın ortasından. Ondan sonra kayık kıyıya yanaşıyor. Ondan sonra kadınlar erkekler birbirinden ayrılıyor. Ve böylece tevbe ve irade yoluna sülük ederek o zatın elinde gelip tevbe alıyorlar. Ve zikre intisap ediyorlar. Tarikata intisap ediyorlar. Ve oturuyorlar. Kadınlar orada onlara da tevbe veriyor. Öğretiyor istiğfarı falan. Hemen dönüyor onlar. Evladım böylesi daha iyi olmadı mı? Şimdi biz bunlara beddua etseydik de gemileri batsaydı. Bunlar dünyada da batacak, ahirette de batmış. Tevbeye imkan bulmadan öleceklerdi. Ama biz ne dedik? Dünyada şu anda eğleniyorlar. Ahirette de eğlendir. Ahirette eğlenmeleri için ne demek istedik?
tevbe yoluna gelmeleri lazım. Onun yolunu nasip et demek istedik. Hacı Evliya Allah'ın lafları biraz doğru anlaşılmıyor. Adamların günahının devam etmesi için dua etti zannedilecek bir laf. Evet. Hep meşayihin lafları yok, böyle sıkıntılı. Buyurun, öyle anlayan da öyle anlasın. Şimdi, ama siz anlatırken bakın aklıma şu geliyor. Dervişhan Hatmiye Hacegan'dan çıkmış. Bu zamanda yaşanan bir hadise bu. Evet. Toplandıkları meclisin hemen karşısında da bir meyhane var. Gecenin bir vakti. Böyle tam sarhoş kafayı da bulmuş bir güzel vatandaş. Bakmış arkadaşlar demiş ya siz ne güzel insanlarsınız demiş ya. Demişler ki sen de bizim yanımıza gel o zaman filan. Ben gelirsem şimdi orayı kirletirim demiş. İşte ben o, sizin yanınıza gelmeye işte layık değil. Şimdi şu adamın tevazu ben bunu birkaç yerde anlattım dua edin ne olur dedim. Evet abi. Allah hidayet etsin çünkü ha? Neden? O şimdi öbürü de ona hor bakıp hakir görüp dışlasaydı veyahut da kendini onda eftal bilseydi Hatmi Hacan'dan çıkması onu kurtarmayacaktı. Evet. Ona fayda etmeyecekti. Çünkü ne de buyurdu? Boyun kırıklığı veren masiyet. Evet. Hikem-i Hatayye'de İbn-i Ataallah İskenderi'yi koyuyor. Hikem az kalsın Kur'an gibi olacak. Yani Kur'an'ın vahyinden tabii mülhemdir. Bu söz bir sözdür. Bunun dolu şerhleri var. Aman böyle şerhi yapılacak sözleri direkt söylemeyin. Ertesi gün gazeteye manşet oluyor ondan sonra. Çok şerhi yapılması gerekirse yapıyoruz şerhi. Ahmet Hoca hikem az kalsın Kur'an gibi oldu. İşte kâden hikem ön yekûne Kur'anen. Bunu büyükler söylemişler. Hı hı. Çünkü neden? Ona bakarsan işte Hazreti Ömer de peygamber değil. Ya. Ama Hazreti Ömer 18 yerde önceden bir hüküm beyan etmiş vahiy gelmeden önce. 18 ayette Hazreti Ömer'in söylediği söze uygun gelmiş. Bu demek değil ki vahiy kadimdir. Kadim demek evveli yok. Hazreti Ömer doğmadan vardı. Vahiy ezelidir. Ama لَقَدْ وَافَقَكَ رَبُّكَ يَا عُمَرْ sahih hadis. Bedir esirleri hakkında vesaire. Ey Ömer Rabbin sana muvaffakat etti. Yani bunu da doğru anlayalım şimdi. O zaman bu da Resulullah'ın sözü. Hocam Rabbin sana muvaffakat etti demek şu. Rabbin seni ezeldeki vahye isabete muvaffak etti. Muhteşem. İşte muhteşem. Böyle. Yani çözümünü de yapacak durumdayız. Zaten çözümünü bilmediğimiz ya, şeyi de hocam, konuşmak ben, zarar verir. Şöyle, ben yine de korkuyorum. Mesela yine geçen de defa sizinle neden şöyle uzunca bir program yaptık. Bir dolu güzel mevzu konuştuk. Ertesi hafta gazetelere manşet olarak Cübbeli Ahmet Hoca Dembaba'nın secdesine şöyle dedi. Bu çıktı, ilahiyatçılardan fikirler alındı vesaire işte, ortalık karıştı. Neyi deşerlerse onu karıştırıyorlar. Yahu dedim hani şu kadar konuşulan muhabbetin arasından bu mu çıktı başlık çıkacak? Ya işte o 5 saat orada konuştuk öbür Altaylı ile mesela. Efendim ertesi gün Damacana'ya tecavüz edenin durumu çıktı. Ya 5 saat 800 ayet hadis okunmuş ya sayanlar saymış. Yani programların genelini 800 o kadar taramalı gibi konuşmuşuk. Hı hı. Ama işte Damacana'ya tecavüz çıkıyor. Yani milletin de seviyesi de mühim. Şimdi dinleyen, şimdi kellimun nase alakadar okuli. İnsanlara akılları ölçüsünde konuşur. İşte ama, hocam bu lazım bize. Ama bu lazım ama bizi de seyreden şu anda o kadar farklı seviyeler var ki. Burada seviye derken hamalla profesörü mukayese etmekten kastetmiyorum. Hı. Bazı öyle hamal kardeşlerimiz var ki profesörlerden daha iyi anlayışlılar. Yani okumuş olmak da yetmiyor burada kültür seviyesi bakımından. Avrupa'yı gezmek falan medeni olmak için, kültürlü olmak için yetmiyor evet, yani. Nice Avrupa şeyler görmüş gelmiş medeniyetsiz, kültürsüzler var. Hı. Lafı anlamama uğraşıyor. Hadi konuya girmeden önce azıcık şöyle bir nefeslenme adına güncel bir iki bir şey demin sorayım. Demin o beyti sonunu cümlesi demedik. Hani güneş ay çalışıyor. Bulut, rüzgar çalışıyor, hepsi çalışıyor. Niye çalışıyor? Sen bir ekmeği elde edesin de gafletle yemeyesin. Şimdi rüzgarın önüne gelen ekmek kitaplarda sayıyordu. 360 bu ne? Hadim çalışıyor, hizmetçi. Buna rüzgardan başlıyor. Buluttan, güneşten, aydan, yıldızdan sayıyor. İşte fırıncıdan, öğütücüden, buğdaycıdan, tarlacıdan getiriyor. Şimdi bizde tabii 61-62 de ekleniyor. Bakkal, oradan kapıcı var şimdi. Yani ekleyip geliyor. Ama senin ekmek önüne geliyor. Sen gazeteyi açmışsın veya televizyonu açmışsın. Bir yandan tıkınıyorsun tabiri. Çünkü besmelesiz şey tıkınma olur. Bir de böyle yiyorsun. Yani oradan bu kadar hizmetçi devreye girmiş. Ve bunlar hepsi senin için müsahhar kılınmış. Bütün mesele Bismillah demek de değil ha. Çünkü Bismillah da eğer manada huzur ve şuur yoksa, Allah zikri yani hatırası yoksa, eğer orada huzur demin dediğimiz gibi yoksa, yani yaratanın adıyla o bana bu nimeti gönderdi şuuru yokken Bismillah desen de yine gaflet. Ama öbüründen daha makbul bir gaflet. Öbüründen yani daha makbul. Hiç hatırlamamaktansa Bismillah demek yine daha iyi. Yine dilin zikri kalbin zikrine vesiledir. Ama birçok yerde dilin zikri varken kalbin zikri var demek değildir.
Kalbin zikri varsa hakikat zikir bila keftir maallah. Şekil yoktur, zikir vardır. Dilin zikri varsa hakiki zikir var mıdır, yok mudur? Kalp ona iştirak ediyorsa iki fazilet vardır. Kalp iştirak etmiyorsa laklakayı lisan kabilinden kalır. Ama nedir? Zahiri vaat edilen sevabı alır mı? Mesela hayvanı keserken Bismillah dediyse hayvan murdar olmaz. Hayvan eti yenir. O zahiren Bismillah demek bile. Huzursuz ve huşusuz da olsa. Diyen Müslümansa tabii. Kafirin Bismillah eti temiz etmez. Ehli kitabın kestiği yenilir. Ehli kitabın kestiği yenir. Fakat ehli kitabın da putlarının adını katmamaları şartıyla. Yani put adına Mesih adıyla keserse yenmez. Ama katmadıklarına vehmedebiliriz zannediyorum. Geneli katmazlar. Katılıyor? Ama şimdiki tabii Avrupa'nın ehli kitaplığı tabii ki şu andaki ehli kitapla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki ehli kitabın da pek farkı yok şirk bakımından. Çünkü şimdi şöyle de bir şey gidiyorlar. Kızlarını almak nikah meselesi aynı. Diyorlar ki şimdiki ehli kitap müşriktir. Şimdiki ehli kitap müşriktir derken sanki Kur'an nazil olduğu dönemdeki ehli kitap müşrik değil de anlamı çıkar. Bu çok yanlış olur. Çünkü Fetealallah ma müşrikun üçün üçüncüsüdür Allah diyen ehli kitap Kur'an'ın indiği dönemin ehli kitabıdır. Peki. Allah onların şirkinden münezzehtir diyor. Yani onlara müşrik diyor Kur'an. Ama müşrik derken de yiyecek ve taamul lezine utul kitab hillukum. Ehli kitabın yemeği size helaldir. Yani yiyeceklerinde ve nikahlarında kızların alınması hükmünde alınması mekruhtur veya tercih edilmemelidir ayrı dava. Ehli kitap dursun hocam ama ehli kitap demişken şunları sorayım biraz soluklanalım ondan sonra mevzumuza geçelim artık. Atladık Avrupa'ya. Merhaba dedik geldik nereler hocam? Başta Avrupa'ya doğru gittik işte. Charlie Hebdo. Bir dolu bir şey söylendi. Açıkta kalan durumlar var. Karşılığında Ümmet-i Muhammed'in böyle net bir tavır da ortaya koyamadığını gördük. Hani kimisi kendisini savunmaya geçti. Kimisi bir şey söyledi. Kimisi hayır bunu Müslümanlar yapmadı. Bir dolu şey. Sizin durduğunuz yerden bakınca bu saldırı hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim durduğum yerden bakınca yapanla yaptıran. İki şeyi görmeden bu konuyu çözemeyiz. Yapan görüldüğüne göre Allah Muhammed diyen Müslüman görünümlü kişiler. Yani yapan. Zahirde bu görülüyor. Ama orada da şüphe var. Çünkü diyorlar ki yüzlerini bu kadar ölümü göze alan insanlar yüzünü niye kapattılar? Sonra yüzleri kabak gibi açıldı. İşi yaparken niye yüzlerini kapattılar? Onlar değil miydi acaba? Şimdi bunu ben haberlerden dinlediğim, yorumculardan dinlediğim kadarıyla. Ben bu işlerin tahlilcisi değilim. Ondan sonra arabanın altına eğilip ayakkabısını mı bilmem nesini mi unutmayacak kadar soğukkanlı ve yavaş hareket eden adamlar kimliklerini niye unuttular acaba? Ya da 2,5 seneden sonra niye bu zamanı seçtiler? Seçtiler. Yok ya 11 Eylül'de işte demirler, çelikler erimiş, gökdelen su olmuş. Altta bir pasaport kalmış yani. Bunun gibi burada tabii yapanların da Müslüman görünümlü kişiler olduğunda da soru var. Ama zahiren konuşuyorum. Zahiren konuşmaktan da çok büyük sıkıntı doğar fıkıhta. Peki şöyle. Fıkha göre. Çünkü şunu sorayım o zaman. Müslümanlıkta şey böyle bir şey var mı hocam? Yani Müslümanlıkta yani mesela 2,5 yıl evvel yapılan bir karikatür ne olduğunu bile bilmediğimiz bir karikatür. Onu ya yapanları ve bütün bir ekibi taramaya gerektirir olmaz. Hani Yahudi şey etmiş ya. Hristiyan'a dalmış ya derler. Ben yeni duydum. Sizin şeyiniz, siz demiş bizim peygamberimizi öldürmüşsünüz. İsa Aleyhisselam için. Gerçi o da doğru bir haber değil. İsa Aleyhisselam ölmedi henüz. Ama onlar öldürmeye teşebbüs etti. Katil sayıldılar Yahudiler. Ayrı dava. Diyor, o da demiş ki ya o demiş 2000 sene oldu. Hem o ben şimdi duydum demiş. Şimdi o 2,5 sene evvel yeniz duyması yapması bu mühim değil. Şu zamanlamaya şunun için söylüyorum. Evet. Hani Avrupa'da zaten İslamofobi ortaya çıkmış. Fransa Filistin'i devlet olarak tanımak üzere esas mesele. Ertesi gün bir de Yahudi marketi basılıyor. İkinci bir şey yan yana gitti vesaire. Çünkü İsrail yeni yerleşimler açmaya çalışıyor. Nüfusu yok. Oralara adam koyacak adam bulamayınca göç bekliyor. Göç bekleyince de millet yerleşmiş Avrupa'da, Rusya'da, şurada burada Yahudiler rahat. Hülasa gelmek istemiyor. Hemen peşine de Netanyahu'dur nedir? Hadi dönün ya bak burada marketiniz basılıyor, siz asılıyorsunuz. Bu lafı söylüyor hemen ertesi gün. Yani bu kadar da olur mu insan bari bu rolü bir zaman sonra der. Ama tabii o da sıcağına söylüyor ki belki birkaç kişiye etki ederim diye. Şimdi o zaman yaptıran Siyonizm diye biliyorum. Çünkü Papa da rahatsız. Yani Hristiyan aleminde bakarsan İsa Aleyhisselam'la da dalga geçirmiş. Meryem Validemizle de dalga geçirmiş. Dolayısıyla işte Papa'nın beyanı ortada. Anama söversen yumruğu yersin diyor. Şimdi böyle baktığın zaman Siyonizm tam adres oturuyor. Yaptıran bunlar.
Ama şimdi bir insan bir şey yaparken arkada yaptıran suçlu olduğu gibi yapan da mazur mudur? İslam'ın mazur değildir. Yapan da mesul olur. Şimdi buradaki mesuliyet nereden gelir? Bir defa İslamiyet'e göre biz diyoruz ki burada evvelce de söylüyoruz yapılan işin IŞİD Müslümanları öldürüyor, Şii'dir, Sünni'dir, tarikat ehlini öldürüyor. Onlara bunca reddiye yaptık. Müslümanları öldürüyorsunuz diye. Şimdi burada geldi ayrı bir şık önümüze. Kafirleri öldürdü dersek. Şimdi bu sefer bir defa burada kimi öldüreceği belli olmayarak gidiyor, katliama gidiyor. Kimi öldüreceği belli değil. Rast gelen gidecek orada. Bu rast gelen gidecek olan meselede bir defa fıkıh asla İslam müsaade etmiyor rastgelenin öleceği konumlara. Mesela orada adı Ahmet olan bir polis öldü. Hatta ben o gördüğümde o eman diliyordu biri yerde yatarken. Bu Ahmet olmasın dedim ilk dakikalarda. Oymuşsun. Ve Ahmet çıktı. Ahmet çıktı. Şimdi böyle bir İslam anlayışı var mıdır? Harbin İslam'da cihadın ya da harp yani kafirle düşmanla savaşırken ya bile burada, harbin nesi var? Burada usulü ne adabı var. Mesela eman dileyene. Eman dileyen Ahmet değil de Charles olsaydı fark eder miydi? Fark etmezdi şöyle. Şimdi İslam'da ceza müeydeleri devlet uygular. Bir defa ferdin intikam alması yani ferdin babasının katilinin kan hakkı oğlundadır. Allah Teala da biz ona saltanat verdik, güç verdik buyuruyor. Onun için ben diyorum ki Apo'yu devlet bile affedemez. Çünkü 30 bin şehidin efendim nesi var? Kan hakkı var dedim boğazımda. Çünkü o velilerden biri bile 30 bin bir kişi o kan hakkı olan oğlu o sebeple ölmüş bir şehidimizin anası babasından biri bile ben buna helal etmem hakkımı kan hakkımı dediği anda zaten onun hakkı kısastır, idamdır. Ama sen onu idam da etmiyorsun, oturmuş besliyorsun. O zaman da affetmek hiç hakkın değil. Bağışlayamıyorsun. Şimdi dolayısıyla... Peki o zaman hemen burada tersinden bir soru sorayım. Bu kişilerden birisi bir fırsatını bulup böyle bir işi yapsa... Yani şunu diyorum... Katil olmaz mı? Adamın... Bu hakkı ben alacağım diyebilir mi bu kan diyemez. Hakkı? İslam'a göre devlet bunu uygulamak durumundadır. Devlet uygulamasa kan davaları çıkar iki taraf birbirinden. Bir kişinin yerine binlerce kişi gider. Yüz sene sürer. Ondan dolayı İslam cezai müeyyideleri mahkeme-i şeriyeye vermiştir. Kaza müessesesi. Kadılık dediğimiz. Yani ayet ve hadislerden çıkan hükümlere bağlamıştır. Detaya gitmeyelim toparlayalım. Nereye girsek çıkamıyoruz. Hal böyle olunca... Burada bu kişilerin efendim bu insana insanlara ceza vermeyi kendi şahsi olarak üstlenmeleri İslam'a göre bir defa caiz değil. Ondan sonra gelelim ikinci şeye. Burada ayet-i kerimelerde burada bir istihza var. İşte bir alay edilmiş, dalga geçirmiş vesaire. Burada iki dönemi ayıralım. Mekke dönemi var, Medine dönemi var. Şimdi Mekke döneminde inen bir ayete göre konuşalım. Şimdi dünyada Müslümanlar hangi dönemdedir? Dünyadaki Müslümanlar hangi dönemdedir? Suudi Arabistan'da bile olsalar göya şeriat var göya. Orada bile Mekke dönemindedir. Dünyada ehli sünnet üzere asr-ı saadet İslam'ı ile yönetilen bir devlet yoktur. Olmaması hasebiyle de her yer Mekke dönemidir. Benim lafımı anlayanlar anlıyor. Mekke dönemi ise ona göre bir ayet okuyacağım. Medine dönemi olsaydı ona göre ayet okurdum. Ama hangi dönemdeysen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken kalkalım ayağa diyenlere ne buyuruyordu sallallahu aleyhi ve sellem? Efendim bizim buna gücümüz yok ya Ebu Bekir ya Ömer durduruyordu. Medine dönemine geçildikten sonra nefsi müdafaalar veya peki, başladı. Şunu sorayım hocam. Şimdi ayet okuyalım. Çok... Ne buyuruyor? Fakat nezzele aleyküm fil kitab. Ben size kitabımda ayet indirdim ki en idâ semirtüm âyâtillâh. Siz Allah'ın ayetlerini duyarsanız Resulullah da Allah'ın ayetlerindendir şahsı manevisi. Yükler o ya. Yani küfrediliyorsa. Küfür derken inkar ediliyor demektir. Sövmek demek değil. Ve yüstehzeu biha. Tam da geldiğimiz nokta alay ediliyorsa. Bir mecliste, bir ortamda, bir toplumda siz de orada bulunuyorsanız. Fela tek'udû ma'hım. Onlarla birlikte oturmayın. Benimsemeyin. Razı gelmeyin.
Mani olabiliyorsanız efendim yapmayın dersin, mani olursun. Olmadı dilinle söylersin, yapmayın etmeyin dersin. Olmadı kalbinle dersin, ben rahatsızım, razı değilim, Allah razı değil, ben razı değilim, çekip gidersin. Oturmayın. Hatta yehudu fi hadisin gayr. Bakın bir de şunu söylüyor, eğer onlarla tekrar oturmanız icap ediyorsa, Mekke dönemini düşünelim. Hı. Adamın Ebu Cehil'le mutlaka iş oluyor. Hı. Ekonomi onun elinde. Hı hı. Öbürünün yani Ebu Bekir olsan, Ömer olsan ne olacak? Rıdvanlı Ali Mecmai. Mutlaka gavurlardan biri senin. Anan, baban, kardeşin, akraban. Dolayısıyla ben size sıla-i rahimi kesmekle emretmiyorum buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'ya. Babamı öldüreyim dedi. Bir toparlayalım yani hocam. Ama bunlar bu konunun detayı. Çok, babasını çok şey öldürmek ama, istedi. Çok detaya gittik. Yani, gidiyoruz yani. Mesela babası Efendimizin aleyhine konuşuyor. Sebbe diyor Resulullah. Ben sadece ama diyor ki, çok ben özür diyor, ben sadece şunu merak ediyorum hocam. Ben öldürmekle yani, emir olunmadım. Çok özür dolayısıyla, dilerim. Bakın sadece affedersiniz. Yani oturmayacaksın. Merak ettiğim şey şu. Hani bu hadisede ben Müslüman olarak bütün Müslümanlar sorumludur diyor. İşte Fox'un sahibi Robert Murdoch bütün dahil. Müslümanlar... Ben kendimi sorumlu hissetmiyorum. Ya da ben de evet sorumlu hissediyorum. Ben, bu olmalı ya da olmalı. Ya ben niye... Ben niye sorumluluğu kendimi hissedeceğim? Hı hı. Ben senelerdir... Ama öyle diyor bakın bütün Müslümanlar Charlie Hebdo saldırısından sorumlu tutmalı. Ben senelerdir diyor. Efendim bu konuda Vehhabi'ye reddiye, Selefi akımlarına reddiye yapan biriyim. Ha bundan dolayı tehdit dahi 20-30 senedir. Bundan dolayı tehdit alan biriyim. Hı. Yani direkt almadımsa da dolaylı alan biriyim. Ve geçen IŞİD'de çıkalı 5-6 aylık, 7-8 aylık mazisi var. Bunlar hakkında kimse konuşmazken konuşan biriyim. Ve bu tekfircilik, onu bunu kafir saymak, onu bunu öldürmek. Ama şimdi sen diyeceksin ki, sen Müslüman'ı öldürdüğünden dolayı reddiyeler yaptın. Hı hı. Burada adam kafir, hem de kafirin de fasığı. Yani peygamberle alay eden bir kafir. Hı. Deyince o şıkkı tahlil edeceğiz. O şıkkı da benim eski sohbetlerim veya televizyon hı. yayınlarıma baktığımız zaman ne dedik? Ne dedik? Dedik ben ki zinni kişiyi, hı. yani Yahudi olsa, ehli kitaptan olsa, şey, Türkiye'de Yahudi var. Hırsız vatandaş var. Ermeni var. Bunu sen katledersen veya sen efendim bir bomba koyarsan sinekoğun önüne. Efendim veya gavurun bankası diye koyarsan. Hı hı. Ne diyor hadis diyorum. Bak okuyorum sana Tirmizi'yle. Lem yarah rayat el cennet. Cennetin kokusunu bile ben Yahudi öldürdüm. Yahudi öldürmek senin görevin değil. Cennetin kokusunu bile duyamazsın. Çünkü cennetin kokusu 500 seneden duyulur. Senin onda nasibin yoktur. Tirmizi hadisi. Kafiri öldüren için bu. Neden? Hı. Bir zimmilik var, bir pasaport var, bir cevaz var, bir müsaade var vesaire. O sana emanet, onunla hukukun var vesaire. Bir de vesaire, gelelim. Vesaire. Ha bir canı öldürüşü hani bütün insanları onu herkes okudu. Hı. Onu okumak öner değil. Başka bir şey okuyayım. Diyor ki lezevalü dünya, bütün dünyanın yok olması. Yani bütün dünya şu anda batacak, kıyamet kopacak. Ehvenu indallah min katli raculin müslim. Bir Müslümanın kanına girmekten daha ehvendir. Dünya batsın da bir Müslüman katledilmesin. Burada iki tane, kaç tane Müslüman gitti. Peki sen yine diyeceksin ki Müslümandan gidiyorsun Hoca Efendi. Burada gavur meselesine yok, dönersek ne diyeceksin? Onu da açıkça söylüyoruz ki burada cezalar kanunla verilir, devletler verir, fertler veremez. Ve burada efendim o karikatürü yapan bir kişi onun yanında 10 tane de gavur gidiyor. Karikatürle alakası yok. Burada bunları bir araya getirsen mesela ne diyor? Bir gemide 999 tane idamı infazı Allah indinde vacip olan suçlu var. Bir tane de masum var. O bir tane masum olduğundan dolayı İslam asla o gemiyi bombalattırmıyor. Çünkü bir kişinin hakkı, bir kişinin kanı zimmi de aynı. Bakın kafir dedik, Yahudi Hristiyan dedik. Zimmi. Ama onun kanını da İslam mahfuz, garanti vermiş. Güvence. Zimmet demek güvence demek. Evet, Allah ve Resulü'nün zimmeti bu ha. Bu Osmanlı böyleydi, şu böyleydi değil. Medine'de İslam devletinde de Yahudiler komşularıydı. Hı. Ve zimmetleri vardı. Onun için Allah ve Resulü'nün güvencesini ihlal oluyor. Zimmi statüsünde olan. Zannediyorum anlaşıldı ama hocam yani İnşallah. Neticede şu an zahiriyle ötesini Allah bilir ama görebildiğimiz bu işten yine Müslümanlar kendilerini savunmak durumunda kaldılar. Müslümanlar zararlı çıktı. Ve böyle neticeye bakarak eğer sebebi tahlil edeceksek bu işin Müslümanca bir tavır olmadığını azıcık aklı olan bir insan zannediyorum ki anlar. Tabii anlar. İslam'a yani Müslümanlara laf getirecek, zarar getirecek. Avrupa'daki bütün Müslümanların camileri, mescitleri, efendim şimdi sıkıntı. Güvenlikleri peki, sıkıntıya girdi. Başka bir mesele bu daha sorayım ondan sonra şey gündeme gelelim. Yani. Vakit hızlı geçiyor. 50 dakikamız geride kaldı. Bunu sormayacağım. Bunu sonra arada soracağım. Biz meselemizi konuşalım. Çünkü zaten şu bugün konuşalım dediğimiz meseleyi belki de konuşmadığımız için, hayatlarımızdan uzaklaştırdığımız için bu tür şeyler yaşanıyor ve fazlasıyla oluyor. Hani bir tarafta tasavvuf dediğimiz engin bambaşka bir duruş ve yorum var.
Diğer tarafta bu hadiseler var. Tasavvuf dediğinizde dönüp bakıyoruz mesela karıncayı ezmekten imtina eden insanlar, bastığım toprak benden razı olsun diyenler, yediği rızık kendisinden razı olsun diyen insanlar, incelmiş ruhlar, bütün bunların farkında olan kimseler. Tasavvufla alakalı bir dolu bir şey söyleniyor. Bugün aslında bir bilene soralım. Asıl mevzumuz buydu. Ama siz buradayken de bir mevzu... Tabii bu çok önemli. Yani tasavvuf... Açınca geri dönemiyoruz. Burada bir şey rica edeceğim ama güzel hocamdan. Biraz hızlı gitmemiz lazım. Yani çok detaylara girmeden soruları sorabilecek. İşte ama işte orada da yanlış anlaşılmasaya müsait olacaksa yok, açalım onu. Olur inşallah. Açarız. Demin yani ben bazı konuşurum bir laf. İşte ben bir laf konuşurum. Siz onu bu işi yapan olarak mesela buradan yanlış anlaşılırız. Araya giremiyorum ki kurban olayım. Olsun, araya girebilsem gir. Hani bir dakika araya diyeceğim gir, de. Araya gir deyin ki bu laf nereye gider? Bunu bir aç. Ya şimdi. Öyle olsa açar işte. Ya söz güzel gittiği için araya giremiyorum ya da İstesem de araya giremediğim için araya giremiyorum. Yok, araya girmek şey mani yok ona. Yeter ki mevzu doğru anlaşılsın. Peki. Duman doğru çıksın. Şuradan başlayalım. Tasavvuf deyince neyi anlayacağız? Tasavvuf nedir? Şimdi tasavvufun lügat manası var, istilah manası var. Lügat manası suf dersen yünden gelir. Efendim sahabe-i kiramın ekserisi yün giydikleri için Mescid-i Nebevi'ye girdiğin zaman hava da çok sıcak olduğundan ikide bir de yıkanma fırsatları bulamadığından su imkanları az olduğundan koyun gibi kokardı bütün mescid. Koyun kokusuyla kokardı yani yün. Çünkü kalın haşin yün. Onun için çok ince giymek falan bunu beğenmezler. Riba sürü, şikak. Şimdi detaya gidiyoruz ince, mesela. Yani su, ince elbiseler, yün. İnce kumaşlar, çok ince elbiseler. Mesela Medine'de büyük kutup Muhammed Zekeriya el-Bukhari Hazretleri vardı rahmetullahi aleyh. O mesela öyle çok ince kumaşlardan giyenlerek orası da sıcak yer. Hemen derdi tasavvuf ehliydi ya, kalın keten böyle sert giyerdi. Hakiki sufiydi, gördüğüm hakiki bir sufiydi. Hemen derdi yahu rikak yani ince elbiseler biraz. Valla şu şey derdi, detayın detayına gidiyor. Yani suf yönden yün geliyor. Yani ya da... bu eshabı, ya eshabı suffeden geliyor. Aha. Bazı tabirlere göre eshabı suffe 70'i düşmeyen, bazen artan, yüzü geçen, fakir muacirler. Ensar nefse olsa evleri vardır. Muacirler oluyor ekseriyette. Bu da eshabı suffe. Suffe de Türkçedeki sofa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hane-i saadetinin arkasındaki sofa ehli. Onlar devamlı zikir üzere bulunup Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ilim tahsil edip cihatlara da katılıyorlar. Arada da bir kısmı duruyor. Onlar dönüyor. Onlar onlara o aradaki hadisleri duyduğu ilimleri öğretiyor. Onlar gidince öbürü nöbet gibi bekliyorlar. Bir yandan da ilim yolunda, zikir yolunda murabıt gibi. Şimdi bu da ashab-ı suffeden geliyor. Ya da safadan geliyor. Safa hulus manası, arınmışlık, safilikten. Yani saf dediğimizde Türkçe'de öyle. Ama tabii şimdiki safı biraz aptal manası. Kullanma aptal da şey, eptalden geliyor. Yani ona da bakarsan tabii ki her lafın asıl manası doğru da tabii şimdi kullanılan anlamda safa biraz anlayışsız peki, manası. Peki tasavvuf ifadesi. Saf arınmış demek. Şimdi zannediyorum bu, Hicri 3. asırda falan kullanılmaya başlanıyor değil mi? Tabii. Tasavvuf. Hatta o büyük velilerden birisi söylemiş. Asr-ı Saadet'te ismi yoktu, kendisi vardı. Bugün ismi var, kendisi yok. Kendisi yok. Yani Hasan-ı Basri'nin radıyallahu teala an ki tasavvufun büyüklerindendir. Tabiinin en birincisi denebilir. En hayırlılarından olduğu halde tasavvuf konusunda işte ebdel, işte üçler, yediler, kırklar rivayetleri kendisine kadar uzanan bir zat. Zaten hadis-i şerif de var ayrı da. Hasan-ı Basri'nin hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını görseydiniz siz onlara deliler derdiniz. Çünkü yani Allah gayreti, Resulullah muhabbeti, İslam fedakarlığı öyle bir şey ki delilik mefhumu nereden geliyor? Kar zarar bilmemekten geliyor. Hı hı. Zaten karını zararını bilene çok deli dem. Biz Bakırköy Tımarhane'ye ziyarete gittiğimizde yani sigara parası istiyor veyahut da bir, öyle bir soru soruyor ki mütefekkir. Ben duruyorum yani bu nasıl deli olacak? Şimdi o zaman delilik nedir? Karını zararını bilmemektir. Hı hı. Cünun'un esası, hakikati. Hı hı. İşte Mecnun Leyla'daki siz orada kar zarar... Deli, ha, deli derdi ne demek? Allah'ın dininin uğrunda öyle fedakarlık yapıyorlar ki kar zarar gözetmiyorlar. O zaman bu delirmiş deniyor. Hı hı. Ama onlar da sizi görselerdi ki bunu tebe-i tabiine söylüyor. Yani asr-ı saadetten 70-80 sene sonra diyecek. Yani asr-ı saadetten evet yani sahabeyi görememiş. Sahabeyi gören tabiin oluyor. 100 sene bir asır geçmiş. Bir asır geçmiş sahabeyi göreni görmüş. Yani sahabeyi görenler kendilerini görenlere söylüyor. Hı. Diyor ki onlar da sizi görselerdi mümin ve Müslüman demezlerdi. Şimdiye getirirsen işi bunun üzerine bir 12-13 asır getirmeyelim. Dükkanı kapatıp gitmek lazım. Getirmemeyelim evet. Getirecek halimiz de yok. Mecalimiz de yok. Şimdi o zaman
Hasan-ı Basri radıyallahu anh'da işte aynı söze geliyor. Yani orada kendisi vardı. Efendim ismi yoktu. Şimdi ismi var kendisi. Ama o zaman da ismi vardı. İsmi tasavvuf zühttü. Olarak söyleniyor mu? Yok, tasavvuf değil. Zühd deniyordu. Vera deniyordu. Efendim yani bu mefhumlar mesela edep, adab, rakaik, incelikler, ahlak, innema bu'ithul yutemmime salihal ahlak, iyi güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Tamamlamak için gönderildim. Oradaki güzel ahlak. Şimdi sistem olarak müesseseleştirirsek zühd. Mesela ahlak, zühd vesaire böyle tabirler var zaten tasavvuf ismi. Şunu soran gördüm ben. Belki şu anda seyredenlerden merak eden var. Tasavvuf Kur'an'da geçiyor mu, sünnette geçiyor mu? Hadislerde bir tane tasavvuf ifadesi var mı? Kur'an-ı Kerim'de var mı? Yoksa Kur'an'da ve sünnette olmayan bir şeydir bu tasavvuf. Evet. Diyor. Tizi Kur'an'da bir şey, Kur'an'da sünnete geçmiyor ya baktığın zaman camide geçmiyor. Minarede geçmiyor. Medresede geçmiyor. Hastanede geçmiyor. Pastanede geçmiyor. Sen bunların hepsinden istifade ediyorsun. Hı-hı. Yani böyle bir şey olabilir mi? Onun ruhuna bakacaksın. Yani onu aslı sünnette varsa şekil değiştirmesiyle bidat olmaz diyor İmam Rabbani. Yani musafahın aslı sünnet. Soruyorlar ki İmam Masum Hazretlerine namazlardan sonra camide yapmak bidat mı? Ya aslı sünnette varsa şekli de camide mi yapılmış, sofada mı yapılmış, avluda mı yapılmış fark etmez diyor. Dolayısıyla o kadar güzel değişik ki Bosna'daydık dün Sarajevo'da namazdan sonra Allah kabul etsin dedik bir zaman selam aleyküm diyor. Onların Allah kabul etsin oymuş. Tamam. Namaz bitiyor selam aleyküm, örf, selam aleyküm, örf, selam tabii. Aleyküm, selam aleyküm. Evet. Bu sabah bu. Örf bu. Tekabbel Allah'ı bilen var, bilmeyen var. Sünnette tekabbel Allah var. Hı hı. Ama şimdi sen burada adama hemen bu sünnet değil bu bidat diyemezsin ki. Bidat nedir? Bidat sünnetin ruhuna muhalif olandır. Dikkat edelim bu tabire. Bid'at, Resulullah zamanında olmayan şey değil. Sünnetin ruhuna, maksadına ve gayesine muhalif olandır. Somutlaştırabilir, örnek verebilir miyiz? Şimdi Ashab-ı Suffe'nin bulunduğu bir yeri kurdurdu. Madem ki orada o kişileri yatırdı, kaldırdı. Madem ki onlar için sahabeden, ensardan yardım istedi. Onlar hurmaları getirip asıyorlardı oraya. Hı hı. İsteyen ihtiyacı olan o hurmalardan yiyordu. O zaman getirebiliriz Kur'an kursu. Yani medrese. Getirebiliriz yatılı Kur'an kursu. Getirebiliriz bunlara bağış toplamak. Getirebiliriz dolu. Oradan ben sana dünya kadar şey çıkarıyorum. Ondan sonra tekke. Yine Ashab-ı Suffe modelinde. Mescitte itikaf. Mescitteki itikafı getirebilir. Sahabe-i kiramın mescitte sabah akşam yatanları, uyuyanları, zikredenleri, uykusu gelince uzananları, şimdi demek ki Medine'de görmekteyiz bunlar. Bunlar var. Dolayısıyla bunları gördüğümüz zaman bunun sistemleştirilmesi. Yani efendim hamam kültürü. Ya şimdi asr-ı saadette hamam yoktu. Şam'da vardı. Şam bölgesinde vardı. Hı hı. Rumlar yani o bölgeler fethedilince bu hamam işleri zuhur etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hamam hakkında da hadis-i şerifler buyurdu. Buna vakıf olmadı demiyoruz. Ama tabii hanımını işte hamama sokmasın. Hı. Çünkü neden? Umumi. Hı. Ondan sonra buyurdu ki hamama felayetul hamam, Allah'a ahirete inanan hamama peşte malsız girmesin. Yani hamam hakkında da sünnetler, edepler, helallar, haramlar Mevla'nın vahiyle haberlerde var. Bildirdi. Nihat Hoca'ya sormuşlar zannediyorum da o yine habere düşmüştü. Neyle ilgili? Yani işte insan üstünde hiçbir kıyafet olmadan duş alabilir mi? Çıplak duş almak caiz midir? Çıplak hocam duş almak caiz eğer kimse görmüyorsa. Hoca da bir cevap vermiş. Neyse. Yok kimse görmüyorsa caiz. Detaya gitmesin. Hayır şimdi o zaman nasıl tarif biz burada hocam? Biz burada şeyi anlayacağız. Yani sünneti aslı sünneti neye de var mı? Aslı. Yani Bilal Habeşi'ye çık Kabe'nin damından oku. Mantığı neyse sesin ulaştırılmaz. Ne kadar fazla yere ulaştırırsak fazla kişinin ezanı duymaz. Hoparlör falan da olmadığına göre. Fazla kişinin ezanı duymasının efendim sebebi vesilesi de yüksekten olması. Hı. Yüksekten olmasında işte bunun adı minare olmuş. Bunun adı tabii gidiyorsunuz Afrika yerlerinde falan eski fethedilen Tunus Cezayir minareleri, Kayravan minareleri. Enni. Geniş yani bizim minare tipi değil. Bu şimdi ennisi mi bid'at, düzü mü bid'at, yuvarlak mı bid'at, bunun alakası değil ki. Demeyeceğiz. Burada sesin ulaştırılması maksat. Sesin ulaştırılmasıysa maksat bu hangisiyle daha iyi yapılıyorsa o sünnet. Peki tasavvuf ne zaman böyle bir sistematik hale gelmiş? Şimdi, yani bir tarikat dediğimiz müesseseleşmiş kurum. Şimdi ayette var mı? Şunda var mı? Ayette de ben sana okuyayım. Ama tabii manayı ona göre estağfirullah. Vellev istekamu ala tarikati leskaynam ma'an gadaka. Tarikatta istikamet gösterseydiler
Biz onlara efendim bol bol su içirirdik. Yani bereketlerini artırdık. Yağmur olursa mahsulü bol olur. Buradaki tarikat nedir? Bizim bildiğimiz şimdiki tarikat değil herhalde. Ben de tefsirle uğraşan biriyim. Onu demiyorum ama tarikat neyse, tarikat yol demek. O zaman şeriat ne? Şeriatta cadde demek, yol demek. Şimdi Kur'an'da var mıya geliyorum? Kur'an'da var. Ben bunu Kur'an'dan delilini ispat edeceğim. İki tane delil okuyacağım Kur'an'dan. Hiç hadiste dolu bulacağım. Bir tanesi hadis suresindedir. Çok ciddi bir delildir ama. Estağfirullah ve rahbaniyeteni bitede'uha. Ehli kitabın Nasara taifesi hakkında İsa Aleyhisselam'ın ümmetinden beyan ediyor. Beyan ederken buyuruyor ki ve cealna fi kulubillezine ettebe'u ra'feten ve rahme. İsa Aleyhisselam'a uyanların kalplerine, yani gerçek uyan havarilerinin, sahabesinin diyelim, kalplerine acıma, merhamet. Onlar da hakikaten esirgeme şeyi fazladır. O şeriatın diyelim. Din demeyelim, din İslam çünkü. Tek din İslam. Dinler diye bir şey yok. Tek din İslam. Şeriat diyebiliriz. İsa Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı diyelim. İbrahim'i dinler. Aman. İbrahim'i dinler, çuvalladın gitti. İndettin indellahi İslam. Tek din İslam. İnne makane İbrahim Yahudi ya ve Nasraniye. İbrahim Yahudi ve Hristiyan değildi. Velenkâne hanife müslüma. Müslümandı, hanifti ayeti varken bir adam İbrahim'i dinler derse, bilerek derse kafir olur. Ama şeriatları kastettim derse mazur olur. Yani müevvil olur, tevilci olur. Ama millet onun ne dediğini anlamaz. Aman İbrahim'i dinler safsatasını bıraksınlar. İbrahim Aleyhisselam'a tabi olan şeriatlar. Ondan gelen, ondan sonra gelen şeriatlar. Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın getirdiği de yine İslam mıydı? Tabii, adı İslam değildi. Adı İslam. O zaman da mı adı İslam? Tabii adı İslam. Çünkü ne diyor? Belamen esleme ve cehulillah. Yani Yahudi Hristiyan dedi ki Yahudi olmayan cennete giremez. Len yedhulel cennet illa minkâne hudene nusar. Yahudi dedi Yahudi cennete girer ancak. Hristiyan dedi ancak Hristiyan girer. Ayet. Bela. Asla ikisi de girmez. Yani Yahudilik ve Nasraniyetse adı. Men esleme ve cehulillah. Allah'a kendini teslim ettiyse Musa Aleyhisselam'ın ümmetinden de olsa girer, İsa Aleyhisselam'ın ümmetinden de olsa girer. O zaman adı İslam'ın teslimiyet. Bunun adının İslam kelimesi olarak, kelimenin İslam olması değil, manası. Yani İncil'de Ahmet yazıyor. Ve mübeşşiren bir Resul yetim min ba'dis bu Ahmet. Benden sonra gelecek Resul adı Ahmet. Ama İncil'de Ahmet Arapçadır. Yazmıyor Ahmet. Faraklit yazıyor. Veya Baraklit yazıyor. Baraklit'in kelime kökeni çok hamd eden demek. Çok hamd edenin de mağaza Ahmet demek. Dolayısıyla bu tercümedir, peki, çeviridir. Hanif din diyor. O ne demek? Hanif din demek batılları terk etmiş, hakka meyletmiş. İbrahim Aleyhisselam'ın vasfıdır. Putları kırması, putçuluğu bırakması, Nemrud'a karşı dikilmesi, hakkı haykırması. Dönelim ayet-i kerimeye hocam. Şimdi o zaman şeriat olarak bütün şeriatlar muhteliftir. Farklıdır. Kiminde oruç 3 gündür, kiminde bir aydır, kiminde zekat 1/10'dur, kiminde 1/40'dır vesaire. Ama şeriatlar farklıdır. Dinin aslı tevhid inancı, inanmak. Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret, kader, bunların hepsi Amentül 6 esasıdır. Bu esaslar hiçbir şeriatta değişmemiştir. Hiçbir şeriatta değişmemiştir bu esaslar. Ama nedir? Kitap Tevrat'a kadar geldiyse, İncil'i ve Kur'an'ı müjdelediyse o kitap, o müjdenin zımnında inanır, teferruatını ne bilsin. Tamam. İsmi de geçmiyorsa bizim ismini de bilmez. Bizim tasavvufa delil olur dediğiniz ayet-i celleye bir dönelim. Dikkat, çok ciddi bir delil ama. Şimdi İsa Aleyhisselam'a tabi olanların, gerçek tabilerinin kalplerine esirgeme koyduk. O şeriatta çok, diyorlar ya işte buraya vursa burayı da çevir, doğrudur o şeriat öyle. Merhamet verdik. Ve rahbaniyeten, bir de ruhbanlık koyduk. Bu ruhbanlığın tam karşılığı Mahmud Efendi Hazretleri'nin yani iyi bir lügat oturtmasıdır. Sofilik diyor. Ruhbanlık sofiliktir. Sofilik demek yani işte bu derveşe, dervişlik, şunur, şudur, budur. Ruhbanlık koyduk. Bu ruhbanlığın tabii özellikleri var. Ama özür dilerim, ruhbanlık deyince bugün anlaşılan manadaki ruhbanlık değil ayet-i bugünkü rahiplerin kastetti. Ruhbanlığı değil. Bu o artık değil yani. Muharref din. Bu muharref şeriat. Bu çıkmış. Çünkü mesela diyoruz ya İslam'da ruhban sınıfı yoktur İslam'da diyoruz. İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Ama ne buyuruyorsa Allah-u Teala, terahhu bu ümmeti, ümmetimin ruhbanlığı, hadis sahiptir. El cülûsü fil mesacid, mescitte oturmak, namaz bitti çıkmamak, öbürünü beklemek. Peki ruhbanlık demesek bunun tam Türkçesine ne diyebiliriz? Sofilik. Ruhbani. Sofilik diyeceğiz. Yani müritlik, dervişlik, sofilik. Şimdi buradaki ruhbanlığın esas kelimesi rahebedir. Rahebe korktu demektir.
Şimdi ve iyyâye ferhebün ayet. Ancak benden rahmet edin. Rahmet ruhbanlık kökünde. Bize de emrediyor. Bize de emrediyor ki ancak benden korkun. Şimdi bu Allah korkusundan yemeği azaltmak. Yemeği de azaltmak derken oruca devam. Hı hı. Efendim uykuyu azaltmak. Uykuyu azaltmak derken gece kıyam, teheccüd namazı vesaire, seherlerde istiğfar ve zikir, tarikat dersiyle meşgul olmak gayesiyle tabii. Öbür türlü ben geceleri hiç uyumuyorum. Ne mübarek adamım. Ne yapıyorsun? Dizileri seyrediyorum, programların iadesini seyrediyorum. Şimdi sen uyusan daha iyi. Uysan daha iyi. Günahın az olur hiç olmaz. Zaten haram, rızkı haram olan Allah çok uyku verir diyor büyüklerimiz. Çünkü fazla uyusun da. O da enteresan bir ölçü. Fazla uyusun da uyanıksa, çünkü motora benzin bozuk geldi. İkide bir tekleyecek. Onun için yolda bırakacak. Yani rızkı haram, uyursa gözü harama, kulağı harama, eli harama, bilmem neresi harama gitmesin diye. O zaman bir de sabaha kadar oturanlar var. Onları da yine aynı ölçüyle değerlendirirsek onlar ne yapıyor? Sabaha kadar oturan niçin oturuyor? Ona bakarız. Allah hiç gözlerini uyku tutmuyor. Allah korkusundansa. O aşıktır tamam onda bir şey. İmam-ı Azam 40 sene yatsın abdestiyle sabaha kıldı. Uyuyamadı yani. O nedir? Zikirdendir, fikirdendir, içtihattandır. Sabaha kadar uyuyamıyor. Çok aşık filan da değil. İbadette de meşgul ama Twitter'da da güzel şeyler yazıyor filan hani. Ya hizmet yapıyor yine. Yaptığı işe bakarız. Yaptığı iş eğer Allah içinse yani İslam'a muhalif değilse faydalıysa da ona göre. Faydalı değilse de mubaha girer. Tamam devam edelim ayetine. Faydası edelim. Olan sevaba girer. Faydasızsa da günah değilse mubaha girer. Serbesttir. Yani ölçüler belirlenmiş. Bir yere vuracağız yani. Şimdi burada bu Allah korkusu ruhbanlığın esas lügatını söyleyeyim. Rahip ne demek? Rahip Allah'tan korkan demek. Esas lügat manası Arapçadır rahip. Hristiyanca değil yani. Gavurca değil. Arapça kelimedir. Ruhbaniyet de Arapça. Kur'an'da geçtiğine göre Arapça Kur'an. Bunun manası da benim ümmetimle ruhban sınıfı yoktur. Manası şudur. Evlenmeyi tümden terk etmek yok. Efendim et yememek, yağlı yememek, tatlı yememek gibi bir adak yapıp kendine bazı yiyecekleri haram etmek yok. Yani benim ümmetimde ruhbanlık yokun manası o. Yoksa Allah'tan korkup da az yemek, az içmek, az uyumak, az konuşmak, az görüşmek zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fiili tatbikatı ve sünnetidir ve teşvik ettiği amellerdendir. Az gülün, çok ağlayın. Benim bildiklerimi bilseydiniz o zaman ne olacak bu hadis? Kebeketüm kesene çok ağlardınız ve lezaktüm kalilen az gülerdiniz ve lezaktüm ilel cibal dağlara çıkardınız. Ne olacak şimdi bu? Allah'a yalvarırdınız. O zaman ma telezzetün bin nisa alel furuş yataklarınızda hanımlarınızdan lezzet alamazdınız. Şimdi bu işte bu hadisleri aldığın zaman işte Ebu Zer radıyallahu anh gibilerin, Osman bin Maz'un gibilerin, sahabeden bazı Hazreti Ebu Bekir'in meşrebi budur. Sofilik meşrebidir. Hazreti Ebu Bekir de o cemaatin içindeydi. Sahabe-i kiramdan bir cemaat Osman bin Maz'un'un evinde toplandılar. Erkekliklerini burdurmaya, erkekliklerini gidermeye, bir daha ebedi yağlı bir şey yememeye, et yememeye, efendim güzel elbise, kumaş falan giymemeye ancak yün. O da kalın yün, haşin. Ondan sonra bu gibi hanımlarına yaklaşmamaya. Hanımın hakkı var şimdi. Bu gibi şeylere yemin edecektir. Osman ve Ebu Bekir Sıddık da bu işin başını çekiyor. O kadar ibadete ve takvaya meraklı. Tabii buna takva demeyelim. Zühd diyelim. Zühd diyelim. Riyazat diyelim. Osman bin Maz'un'un da radıyallahu anh hanımı zaten o zaman odalar küçücük. Öbür odadan duydu. Ona da dokundu bu iş. Hanıma yaklaşmayacak deyince. Hemen gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yetiştirdi. Dedik ya Resulullah yetiş. Ne oldu? Bunlar bizim evde toplanmış. Feci kararlar alıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o anda vahiy nazil oldu. Ya lezina la tuharrimu tayyibat ma halallahu lekum. Allah'ın size helal ettiği lezzetli şeyleri haram et. Yani tavuk da yiyin, balık da yiyin, et de yiyin, yağ da yiyin, helva da yiyin. Ama ve la te'addü. Haddi aşmayın. Şimdi orada bakın az yemek hiç yememekten daha zor geliyor nefse. Tadını tattın mı fren tutmuyor. Ama tadını tatmasan bırakıyorsun gidiyorsun. Hocam, şimdi şu yok mu? Bütün tarihlerde az yemek, az uyumak, az konuşmak yok. Mesela kimisi nefsin tezkiyesiyle uğraşıyor, kimi kalbin tasfiyesiyle uğraşıyor. Tabii ama ruhani tarik ama genel ama uğraşmam diyor nefsle. Ama genelde mesela Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin halifelerine çok yiyin ki çok ibadet edesiniz dediği çok rivayet yiyin, var. Çok yiyin değil de iyi yiyin yani kuvvetli yiyin diyelim. Bizim çok bir abi derdi ki çok yiyip çok ibadet etmek varmış. Demek ki çok yersek işin yarısını yapmış oluyoruz. Öbür yarısını da Allah nasip eder inşallah. Ama
motor yanıyorsa, yani eğer ki fırın tutuştuysa, ne kadar odun atarsan onu yakar. Hı hı. Ama fırın tutuşmadıysa, fazla odun atarsan onu söndürür. Hal böyle olunca nedir? Bidayette, yani tam işi geliştirmeden yemeği kesmezsen, azaltmazsan, hı hı, nefsin azgınlığını frenlemezsen, o riyazata girmezsen başta. Hı. Girmediğin zaman, o zaman bütün yediğin, konuştuğun, ettiğini ibadetle eritemeyeceğin için o manevi ağırlık yapabilir. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin işte o çocuk meselesi. Evet, mal meselesi. Biz, yani gelmiş, biz konudan gene uzaklaşma. Başka delil senin var. Senin dedi o hanım dedi, senin oğlun da böyle olsun da efendim o zaman yesin. Yani bismillah dedi, kemikler kalktı, dirildi. E şimdi yani ben yiyorsam, hı, ben de 25 sene sahralarda efendim karnubun dikenlerini yedim diyor. 25 sene sahralarda. Ha sen o imtihanı geçtin mi de şimdi geliyorsun da tavuk yiyeceksin burada. Ha tamam, tavuk yemek helal mubah, ayrı bir şey. Ama başında biraz nefsi dizginlemek lazım. Şimdi burada diyor, bakın şuraya dikkat. Biz onların kalplerine bir Allah korkusu koyduk. O Allah korkusundan dolayı ne yaptılar? İşte yememek, içmemek gibi, uyumamak gibi, yani zarurete indirdiler işi. Zaruret işi, lezzeti, keyfi kaçırdılar. İbtedeuha, dikkat. Bid'at kökünden geliyor. İbtedeuha, bunu kendileri icat ettiler. Yani buna uydurdular derken zemmolunmak bir şey değil. Dikkat edin ilerisine. Hı. Yanlış mana verirler yoksa. Bunu kendileri ihdas ettiler ya, bir yenilik çıkarttılar. Musa Aleyhisselam'ın ümmetinde olmayabilir. Ma ketebnaha aleyhim, biz onu onlara farz etmemiştik. Şimdi gelelim, tasavvuf farz değil. Yani tarikata intisap farz değil. Mürşide bağlanmak farz değil. 5000 Allah her gün günlük virt farz değil. Hükmü biz, nedir hakikaten onun? Biz onu onlara farz etmemiştik. Onları geliyoruz. İlle betiha eridvanillah. Ama onlar bunu Allah'ın rızasını arama niyetiyle, halis ve samimi bir niyetle yapmıştılar. Niyetleri bozuk değildi. Şimdi gelelim peşine. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Ayete bak şimdi. Ayeti tümünü okumazsan hiç anlamazsın. Ama kendi koydukları nezir ve adaklara. Şimdi bir insan, farz namazlar bellidir. Ama bir insan derse ki Allah için benim her gün 10 rekat kılmam nafileden adam olsun. Adam olsun derse kendini bağlar. Ne gibi? Şu işim olursa bir kurban kesmek adam olsun değil mi? O ona vacip olur. Adak gibi oluyor. O ona vacip olur. E şimdi de burada da ne diyor? Ben onlara farz etmedim ama kendilerine adak ettiler. Hı. Kendilerini bağladılar oluyor. Kendilerini bağlayınca benim indimdeki hüküm de öyle. Benim indimdeki hüküm, hı hı, farzlarım şunlar. Ama sana da kendini bağlayacak nafileden, aşırı muhabbetten, bana yakınlık için nafileyi artırma hakkı verdim sana. Verdim, sen de bu hakkı bir şekilde sistematik yaptın. Sisteme oturttun. Bunun usulü budur dedin. 30 sene mağarada ibadet etmeleri lazım. İtikafları 30 sene. Yani bizim camideki Ramazan'ın son 10 gününe dayanamıyor. 30 seneden sonra çıkıyor mağaradan. Kabul oldu mu bu riyazatım, olmadı mı sıralı zikir ve ibadet? Arada uykusu galebe hali. Yani dayanamayıp geçkinlik geldiyse uykusu o. Hocam çok dağıttık. Ha şimdi çıkıyor şeyden. Efendim mağaradan, hemen üzerinde bir bulut peyda. Bu Nesefi tefsirinde geçiyor. O bulut peyda olduysa kabulle işaret. Eski ümmette de alametler hemen gelirdi. Bizdeki gibi değil. Bir şey rica edebilir miyim? Bu okuduğunuz ayeti celleyi detaya, teferruata hiç girmeden net bir şekilde bir ortaya koyabilir miyim? Girmesek anlayamayız. Ama ne bakın, diyor? Bakın şimdi diyor ki bunlar, çok dağılıyor çünkü. Bunlar diyor bu sofuluğu, efendim bu ruhbanlığı kendileri tespit ettiler, nezrettiler. Fakat buna hakkıyla riayet etmediler. Tamam. Şimdi bu bozuk bir şey olsaydı iyi ki bozdular denilecekti. Hakkıyla riayet isteniyor. Neden? Sen burada deve keseceğim dedin. Niye koyun kesiyorsun arkadaş? Niye hakkıyla riayet etmiyorsun adağına? Peki bunun günde dedim 5000 delil oluşu nereden? Şimdi 5000 Allah diyeceğim dedin. Niye 1000'de kaldın? Derse eksik yaptın. Şimdi burada biat ettin, ahd ettin. Taahhüt ettin yani. Taahhüt ettiğinde etmeyen bir değil. Mesela bu ayet nasıl tasavvufa nasıl delil oluyor? Gel şimdi ilerisine. Fâteynellezîne âmenû minû mecrûb. İçlerinden imanda sebat edip riayet edenlere ecirlerini verdik. Ve kesîrû minû fâsıkûn. Çokları fâsık oldu, yoldan çıktı, sözünü bozdu. Tamam. Bu ayetin delili nereden geliyor? Şimdi Kur'an-ı Azîmüşşan'da bir mesele reddedilmeden, inkar edilmeden nakledilirse geçmiş ümmetler adına, o bize de şeriattır.
Bizim şeriatımızda da meşrudur. Ne gibi? İşte Fekete Ali Fiyat. İşte ne diyoruz? Tevrat'ta yazdık diyor. Ennen nefse bin nefse, herkesin okudu. Cana can, dişe diş, göze göz, kısas. Hı hı. Bu ayet bizim İslam'da da böyle mi? Hı hı. Böyle. Ama bu ayet bize şeyi anlatmıyor. Ey iman edenler, dişe diş, göze göz demiyor. Bu ayet diyor ki Tevrat'ta yazmıştık diyor. Peki Tevrat'ta yazmıştığın nakliyle bu bizim fıkhımızın da hükmü müdür? Peki, işte. Peki o zaman bu hocam? Şimdi madem ki ama ince istinbat lazım. Çok madem ki burada bu kişilerin hakkıyla riayet etmemeleri zemmediliyor. Hakkıyla riayet etmeleri tersinden okuduğumuzda net ediliyor. Ve ecirlerini verdik. Çünkü neden? 2 rekat kılandan 20 rekat kılana aynı mı ecri verecek? Şimdi günde 100 kere Allah diyenle 5000 Allah diyene aynı mı ecri verecek? Çok özür dilerim de hocam. Şu yok mu? Hani bizden önceki ümmetlerden birisine söylenmiş ve halleri zemmedilmiş. Eğer tersini yapmışlar olsaydı zemmedilmeyecekti. Yok, zemmedilmedi. Zemmedilmeyecekti. O ümmete söylendiyse bu bizde. Böyle sanki çok şey. Bunun yerine mesela ya eyyühellezine amenü tekullaha ve kunu me'as sadikin. Sadıklarla beraber o dolu, o dolu. Ya da vebtegu ilehi vesile. Ama ben tarikatın müesseseleşmişini dile getiriyorum. Mesela likullin cealla minkum, sizden her birinizin, Maide suresi, her birinizin tayin ettik. Şiraten bir şeriat ve minhaca. Bir de minhaç. Minhaç ne şimdi? Şimdi burada Fahruddin Razi konuşur. Müfessirlerin imamı. Ne demiş? İmamı. Çok sert. Diyor ki şirat şeriattır, minhaç tarikattır. Direkt tarikat diyor, sülük diyor. Neyi delil çünkü olarak söylüyor bunu? Allah Teala buyuruyor ki likullin, ümmetlerden her biri için, biz de dahil. Cealna kıldık minküm, sizden. Hı hı. Her bir ümmet için kıldık. Şiraten bir şeriat verdik, herkes mükellef. Hı hı. Yapmasa mesul oluyor. Cehennem tehdidine maruz kalıyor. Ama ve minhaca, bir de minhaç. Şimdi burada atıf mugayret iktizaden. Yani ne diyoruz? Ahmet geldi, bir de Mehmet geldi. O zaman Ahmet, Mehmet iki ismi yok bu adamın. Ahmet başka adam, Mehmet başka adam. Şirat başka, minhaç başka. Hı hı. Çünkü araya vav koydu. Peki minhaç, bazı müfessirler bir demiş ama Fahruddin Razi gibi büyükler, tefsir ehli demişler ki şirat şeriattır, minhaç da. Minhaç şu, kul kullun ya'melu ala şey. Kad alime kullu nasin meşrebehum. Her insan 12 göze çıktı. Her insan meşrebini bildi. Ne demek? İçeceği pınarı bildi. Kadirisi cehri, kimisi sesli efendim zikrederse nefsine galip gelebiliyor. Kimisi gizli zikretmeyi nefisle cihatta daha uygun yol görüyor ve buluyor. İşte bu herkes meşrebini bildi. Yani bunu sünnetten de şeyi Hazreti tamam. Ebu Bekir sessiz namaz kılıyor. Bu meşreplerin oluşmasına da. Evet. Peki şöyle yapalım. Delil biraz çok, daha, delil çok. Biraz daha yani, işimiz kolaylaşsın. Hepinize hani, delil aramaktan ziyade hocam çok özür dilerim. Şöyle ne sorayım. Ne olduğunu anlamak. Şöyle sorayım. Hani tasavvuf ya da tarikat dediğimiz şey bir insanın, bir mürşidi kamilin elini tutup ona intisap ederek seyri sülük yoluna girip Allah'ın rızasını tahsil etme gayreti. Bunun adı zannediyorum. Böyle desek yani, yanlış bir şey söylemiş olmayız. Yani Allah-u Teala'nın rızasına ulaşma evet. için geçmiş büyükler tarafından tayin edilmiş, vaz edilmiş ve denenmiş en kısa ve kese yol olarak bulunmuş yeni yol arayacağı ama 400 senede vasıl olursun diyor İsmail Hakkı Hazretleri. Tamam. Mürşitsiz usulüne gitmezsen. Yani senin Ankara'ya hızlı tren varken veyahut da otoban yolu varken Bolu'nun dağlarından, Gerede'nin dağlarından eşkıyalara maruz kalma tehlikesi, kar tipi fırtına, efendim bin kere helak olma. Yani nefis bir yandan çalacak, şeytan bir yandan çalacak seni. Çünkü sen nefsin kötü huylarını bilmiyorsun. Yani hadis-i şeriflerin... Niye bilmesin? Mesela böyle deyince de diyor ki Kur'an var, ayetler var, hadisler var. Bunlar gayet açık bir şekilde ortaya koymuş. Ben bunlarla amel ederim ve pekala tamam. Allah'ın rızasını tahsil ederim. Tamam, araya birini koymaya ne gerek sen var? Sen bana bir şey diyorsun da evet, araya bir şey koymaya gerek var. Çünkü Allah Teala aracıyı emrediyor. Es-sâdîle vebtehû ileyil vesîle de. O ayeti de nafile ibadetler olarak anlıyor mesela. O anlıyorsun da senin bunu... Ya ben anlamıyorum, bana kızmayın. Böyle yok, anlıyor. Ben hani. De muhataba konuşuyorum. Sen bunu böyle mana verebilmen için vesilenin sadece budur diye hadis-i şeriften Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka ilk müfessir yoktur. İlk tercümeyi ve tefsiri o yapma hakkına sahiptir. Bu ayeti celle nasıl tefsir etmiş? Bu ayeti kerimeyinin tefsiri Allah-u Teala'ya yaklaştıracak her şey. Ama sevgi,
ama amel, ama Allah için olan muhabbet, ama namaz, ama şahıs. Zaten mürşidin, mürşide bağlanmanın manası, mürşitten ders okumak, öğrenmek, ilim almak ve ona muhabbetle sevgi beslemekten başka nedir? Mürşidin ne yapıyorsun yani? Arada sen putçu değilsin ki, put gibi değil, tapmıyorsun ki put, bu mürşide. Tapmıyorsan ne kaldı? Öğrenmek kaldı. Teallüm kaldı. Ne kaldı? Muhabbet, sevgi kaldı. Sen bir sanatçıya aşık oluyorsun, hayran oluyorsun. Devamlı onunla yatıyorsun, ondan kalkıyorsun. İşte neyse hobin, neyse şeyin. Efendim birçok gencimiz buna müptela maalesef. Kimisi müzik, kimisi spor, kimisi vesaireden. Sen bunu devamlı düşünmeyi şirk saymayacaksın. Buna kafanı takmayı, düşünmeyi, adam 5 dakika mürşidinin yanında zikrediyorum, o da benim yanımda, onun yanındaki gibi Allah'tan utanayım, onun yanında terbiyeli durduğum gibi durayım diye bir efendim sistematik geliştirmişsin, bunu şirk sayacaksın. Ama sen sabaha kadar, akşama kadar karını düşüneceksin, sevgilini düşüneceksin, bunu şirk saymayacaksın. Bunun manası nedir? Sen nasıl aklına gelen bir şeyle müşrik olmuyorsan, aklına gelen şey fasitse, düşüncen fasit, fasit neticeler doğuracak. Aklına gelen şey, düşüncenin önemi, yani rabıtaya geldiğimiz zaman, hı hı, düşüncenin önemi öyle bir, yok, şey ki, rabıtaya gitmiyor. Yok, gitmiyoruz. Ama sen o tefekkürle, icabında öyle bir şeyleri, şehvani tefekkürlerle sen inzal hali, boşanma hali yaşayabiliyorsun. Bu o kadar zor bir şeyken beynin ameliyesi, beynin tefekkürü, düşüncesi bir şeyi dışa vuran tesir neticesi gösteriyor. Yani sana kaç kova su lazım geliyor. Hal böyleyken senin bir Allah dostunu Allah için sevmen, Allah için düşünmen, ki hadis-i şerifte emrediliyor. İstihille, Allah'tan utan diyor. Şimdi Allah'tan utan da, şimdi Allah her yerde, şimdi ben nerede nasıl utanayım, her yerde nasıl utanayım, tuvalette donumu mu çıkarmayacağım, orada şunu mu yapmayacağım, ailemle nasıl ilişkiye gireceğim, yani Allah'tan, Allah'tan nasıl utanayım, kemâ testahî min sâlihî cîrânike, konu komşundan, eş dostundan salih olan zatların yanında utandığın gibi utan. Veyahut da onların bu yanında namaz kılın. Hadis-i şerif. Yani sana ne diyor? Hadis-i şerif seni öğütlüyor. Öğütlerken ne öğütlüyor? Sen çok sevdiğin, saydığın bir şeyh, bir alim, bir velinin yanında namaz kılarken, o sana bakarken sağa sola bakmıyorsan, gözünü gönlünü topluyorsan, hani demiş zenginin yanında keseni, fakir alimin yanında dilini, evliyanın yanında kalbini saklıyorsan, şimdi benim içim okur da bir de dışıma vurursa falan diye, böyle bir korkuyla başımıza geldi bunlar. O şekil giriyorsa... Hayır, hiç evliya olmasına da gerek yok. Bir yerde namaz kılarken yanında birisi varsa Allah affetsin, biraz daha huşudu tadil erken. O kesin. Ama hadis-i şerifte salih kaydını koymuş. Salih komşularından utandığın gibi. Demek ki salih olmayanlardan sen de saymazsın. İnsanı. Utandırır. Evet. Evet. İster istemez, gayri ihtiyari utandığın, hı, gibi Allah'tan öyle utan. Sana bunun formüllerini vermiş. Şimdi sen bana diyorsun ki ben aracı koymuyorum. Ama bunu zahiri misallerini veriyoruz. İşte kablolar, mablolar, elektriğin gelmesi, inikas, yansımalar. Ama diyor ki İyyâken abdû ve İyyâken estaîn. Her gün diyor 5 vakit, evet, namazda bunu Fatiha'da okuyorsun. Ancak senden yardım, evet, ister, sana kulluk ederiz, evet, diyorsun. Fakat tutuyorsun araya, diyorsun ki ya Rabbi işte falan Allah dostunun hatırına bana ver. Ya da Allah dostuna aracı koyuyorsun. Bu ayete ters değil mi diyor mesela? Ya tamam da sen ancak Allah'a ibadet ediyorsun ve ancak Allah'tan yardım istiyorsan, bunun zahiri manasına baktığın zaman hasta olduğunda doktora gitmemek icap ediyor. İlaçtan tesir görmemek için ilaç içmemek icap ediyor. Sen o makamdaysan ben sana aracı koyma derim. Ki o makamda olan bazı veliler met ediliyor hadiste. Hem de Sahih ve Buhari'dir. Diyor ki hasta olsalar la yektevun, ameliyat olmazlar. Yani dağlama yapmazlar diyor. Hani acıya dayanınca dağlama yap. Onlar dağlama yapmazlar diyor. Ve la tetayyarun, hiçbir şeyden uğursuzlanmazlar. Ondan sonra yani öyle bir tevekkül makamına gelmiş ki. Ha, o tevekkül makamında mısın? Ha, ben doktora da gitmiyorum. Onu da yapmıyorum, bunu da yapmıyorum. Sen şimdi eğer o makamdaysan zaten sana bu müsait değil. Sen demek o makamdaysan Mevla ile direkt irtibat kuracak seviyeye gelmişsin. Şimdi Yusuf Aleyhisselam niye 12 sene fazla kaldı hapiste? Üzgün yani Rabbi ki adama dedi ki, hapisten çıkacak adama, seni dedi rüyanı tabir ettiğime göre sen öldürülmeyeceksin. Orada da gaybı bilme meselesi giriyor. Sen dedi beni hatırlat ya, başına böyle bir masum adam gelmiş. Boşuna yatıyor. Kralın yanında beni an. Kralın yanında beni an dedi. Hatta Rabbin ifadesi geçiyor. Rabbin diyor. İşte o tabii terbiyecin yani. Emirin gibi. Felebise fissicni bizasini. Al bana, sana
Uzadım senin süren. Çıkacaktın, şu kadar daha kalacak. Niçin? Gazi Beyzavi tefsiri gibi bütün müfessirler diyorlar ki normal bir vatandaş böyle bir aracılık istese, aracı koyup ya ne var bunda ya? Tamam. Git emniyet müdürünün yanına gideceksin falan. Ya hapiste böyle bir adam var, bunun dosyasına bir bakın. Bir kumpas kurulmuş. De bunu. Tamam. Diyorsun. Fıkhan zararı var mı? Dinen zararı var mı? Mazlumsun. Yok. Mazlumsun, Allah'ından mazlumsun. Ama çok güzel ama bir yere geldik. İşte sen diyor Yusuf Aleyhisselam gibi araya aracı koymama makamındaysan. Tamam. Çünkü peygamberler aracı koyamazlar. Ne gibi? Ateşe atılırken İbrahim Aleyhisselam'ın ilmuhu bi ali hasbi müsual. Cibril'i bile araya koymayıp. Ey Cibril eleki hacetün, bir isteğin var mı? Kimden? Allah'tan. Allah'tan mı, senden mi? Benden. Emma ileke fela. Sendense yok. Allah'tan aracıyım ya, seferim ya, vahyi ben getiriyorum ya. İlmuhu bi ali hasbi müsual. Biliyor mu ben burada soyuldum çırılçıplak? Mancınağa konuldum. 3 aydır ateş tutuşturmuş, havadan geçen kuşu kapıyor alevler. Beni oraya atacak şimdi Nemrut. Biliyor mu? Şimdi İstememe ne hacet. Çok güzel bir izah yaptınız ama ha, özür sen o makamda gelirsen şimdi şu hayır, aslında makama, dinleyen hocam hayır, şu senden, an çok özür dilerim. Senden yardım aferin isteriz derken bir şey soracağım. Peygamber şuradan devam iyileştir edelim. Beni bile demeyen şuradan peygamber bir var. Devam edelim. Şimdi evet. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın bu hadisesini söylediğinizde aslında dinleyen ve çaktı işi. Ve yo tam tersi. Dinleyen ve aracı koymaya gerek yoktur diyene delil söylemiş gibi oldunuz aslında. Ama niye? Çünkü işte izah ettiğiniz yer çok önemliydi. Onun için bir daha üstünde duralım istiyorum. İşte peygambersen. Yusuf Aleyhisselam birisine Allah'tan direkt istemeyip de beni kralın yanında an dediği için Allah ona kendinden değil başkasından istediği için 12 sene unutturdu diyorsunuz. Ama onu adam diyor ki peki ben niye o zaman aracı koyayım aa, araya? Tabii, ama siz de diyorsunuz ki Yusuf Aleyhisselamsan o makamdaysan peygambersen aracı koymamalısın. Ben demiyorum, Kazi Beyzaviler söylüyor. Söylüyor. Bütün müfessirler. O makamdaysan aracı koymamalısın ama değilsen peki, aracı gerekir. Peki sen, değilsen aracı gerekir nereden buluyoruz? Ya tamam da sen şimdi bunu aracı gerekir demiyorum. Diyor ki başkaları için normal Müslüman fertler için meşru olan bir iş. Tamam. Yani ben mazlumum. Git bu işi düzeltilmesi için senin orada yarın makamın mevkiin onun yanında ileri olacak. Senin tamam. Lafını dinleyeceği için orada beni an. Bunun senin benim dememe kimsenin itirazı yok. Vehhabi'nin de itirazı yok. Tamam. Yani bugün tasavvufa karşı olan, rabıtaya karşı olan hiçbiri böyle bir olayda dememeliydi. Yani adam hapiste yatmalıydı Allah'a ne kadar takdir ettiyse suçsuzum dememeliydi. Hatta tarikat bir makam ya düşmüş karakola. Hırsızlık olmuş çarşıda. Hırsız kaçmış, dervişi yakalamışlar. Ondan sonra getirmişler karakola. Sen mi çaldın? Eyvallah. Şunu mu yaptın eyvallah? Bunu mu yaptın eyvallah? Verecekler kaç sene ceza. Komiser de ehli halmiş, tarikat ehliymiş. Gelmiş kulağına demiş ki evladım senin dersini yukarı çekiyorum. Bu dersi tamamız estağfurullah'a çık demiş evladım sen. Eyvallah eyvallah olur mu? Zina mı ettin eyvallah, her şeye eyvallah mı diyeceğiz? Yapmadık daha. O zaman estağfurullah'a çık demiş. Şimdi senin makamın oysa sen dersin oysa eyvallah devam edeceksin. Sen efendim zahirde doktora gidiyorsun. Şuram ağrıyor diyorsun. Buram ağrıyor diyorsun. Eyüp Aleyhisselam ne yaptı? 7 sene inim inim inliyor. Allah'tan şifa istemiyor. Şimdi bıraktık şimdi doktoru kralı. Hanımı diyor ki Rahime validemiz diyor ki ya canın çıktı, bütün her yerin eridi gitti, ben Allah'tan izin istedim, bir tek dilime bulaşmayacak hastalık diyor, dilim zikirden geri durmayacak. Ya sen Allah'ın nebisisin, duan müstecaptır, bir şifa istesen hemen şifa bulacaksın. Diyor ki biz kaç sene afiyetteydik hanım? 70 sene diyor. Ya utanmaz mıyım Allah'tan? 70 sene afiyetten sonra 7 sene mi bela çekemeyeceğiz? Yani o gibi makam İyyâkenestâin'i de yapmıyor. Yani yardım istemiyor ki yani ya Rabbi şifa. Neden? Rıza makamı. Benim için bunu tercih ettiysen efendim ben sevdiğim için kendi sevdiğimi terk ederim diyor. Hı. O yüksek bir makam. Ben aracı koymam diyen sahtekarlar her işte aracı koyup ufak tefek her işe tenezzül edip hatta faiz rüşvet bilmem neye bile tevessül edip her cambazlık var. Şeriatın zahirine göre haram bile var, mekruh bile var. Buraya geldi mi evliya Allah'tan birinin yüzü su hürmetine ben istemem. Ben direkt ana kofraya bağlanırım, ondan sonra bütün evi yakarım, kabloları patlatırım. Senin ana kofraya bağlayacak kadar güçlü kabloların var mı? Sana demişler ki vesile arayın demişler ayet-i kerimede. Ha bir adam dese ki ya Rabbi
Ben senden şifa istiyorum. E biz de diyoruz hep. Bütün hadislerin dualarında biz senden şifa istiyorum. Biz de diyoruz, direkt Allah'tan istiyoruz. Yani Şeyh Efendimizin hürmetine şifa istiyorum denebilir ama demek zorunda mıyız? Demiyoruz ki çoğu. Demiyoruz ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki İyyâke nâbüdü'yü öğreten vahyin merci'yi. Sen kraldan beter kralcı olamazsın. Sen Resulullah'tan tevhidi daha iyi bilemezsin. O zaman o Resulullah ki İbn-i Mace hadisinde Hazreti Ali'nin annesi Fatıma binti Esed'i defnederken ki o annemden sonra annem dedin yemedin yedirdin içirdin giydirdin diye kendisi de önceden kabre yatıp sırf teberrük için yatıyor kabre. O da teberrükün delili yatıyor çıkıyor. Ondan sonra elbisesini çıkarıyor kefen yapın. Yine teberrük için. Hacet yok çünkü Medine dönemi kefen bol. Hani zor zaman değil, fakir zaman değil. Kefen olduğu halde teberrüken elbisesine giydirdikten sonra. Allah mağfirli ümmi Fatımete. İbn-i Mace hadisidir. Evet. Annem Fatıma'yı bağışla ya Rabbi. Bi hakkı nebiyike vel enbiya'yı min kabli. Peygamberin hakkı için diyor kendisi. Senin peygamberin hakkı için. Peki o zaman diyorlar ki o hayattaydı. Hayattayken tevessül olur. Velen bir aynı kabul. Benden önceki nebiler hakkı için. Onlar vefat etmişti. Benden önceki nebiler hakkı için diyor. Ondan sonra efendim namaza çıkış duasında yine İbn-i Mace'de de geçer. İnni eselü gibi hakkı sealine alek. Ben senden istiyorum diyor. Bakın kainat efendisi diyor. Ben senden istiyorum diyor. Ya, Allah'ı direkt ulaşmakta senden istiyorum demeye en ziyade hak sahibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan ziyade aracı koymama efendim hakkı olan kim? Yoktur. İlk merciğinin duası. Her zaman böyle dua etmemiş. Ne diye ama dua böyle, ediyor? Ben senden isteyip de verdiğin kimselerin hatırı. İsteyenlerin, verilenlerin, müstecapların hakkı bahşına istiyor. Ne oldu şimdi? Dikkat. Bu kendi duası. Bir de talimine bakalım şimdi. Öğretisine bakalım. Geliyor bir ama. Bu da Tirmizi'de. Ve hadis hasendir. Tevessülün kuvvetli delillerinden. Şimdi tabii Vehhabi Mahabi ilim sahibi ise bu hadisi veren okuduğum zaman susuyor konuyu kapatıyor. Bakıyor ki karşımda kayaya çattım. Nedir o hadis-i şerif? Kayaya çattım diyor. Cahille uğraşmak zor. Cahille ne ayet okunur ne hadis okunur. Bir şey okusan da boş. Delili yok, dayanağı yok. Diyor ki ya Resulallah bana dua et diyor gözüm açılsın. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki istersen sana dua edeyim iki, sana iki gözüne iki cennet vaat ediliyor. Hani sabretsen mi acaba? Çünkü ahirette vaadi çok müjdesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o da diyor ki ya Resulullah ben illa da duanı istiyorum. Ahiret yine ahirette de şefaatini isterim ama bu dünyada da seni göremedim diyor yani. Ben seni de görmek istiyorum. Gerçi görmese de sahabe oluyor amalar ama görmek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki ona İtil mibat git abdesthaneye. güzel abdest al diyor. Bazı hadislerde abdestin peşine söyle diyor. Bazı rivayetlerde fesalli rakaten iki rekatta hacet namazı kıl deniyor. Her halükarda abdest şartı kesin var. Tamam. Abdestini güzel al diyor. Sünnet üzere abdestten sonra şöyle söyle. Bak benim yanıma gel burada benim yanımda diyeceksin demiyor. Zaten de öyle bir şey gerçekleşmiyor. Efendimizin yanına gel. Diyor ki söyle. Allahümme inni eselüke. Hep Allah'tan isteniyor. Bakın dikkat edin. Aracı koymak demek Allah değil de aracıdan istemek demek değil. Allah'tan isteniyor. Ey Allah'ım ben senden istiyorum. Ve teveccühüleyke ben sana yöneliyorum. Kimle? Bi nebiyyine bir rahmet. Rahmet tabi orada özellikle rahmet vasfını alıyor ki hani onun o acıyor ya çok bize. Harisun aleyküm bize çok düşkün ya. Rahmet peygamberin ve benim peygamberim olan senin rahmet peygamberin ile sana yöneliyorum. Şimdi buraya kadar bu. Duanı devam. Ondan sonra şöyle ya Muhammed de diyor. Efendimizin yanında değil. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed de diyor. Evet. Şimdi burada ne çıkıyor? Ya Seyyidi Fulan, ya Gavs diyenlerin caiz mi değil misi çıkıyor. İbn-i Hacer-i Heytemil Mekki, Şafii'nin en büyük fakihlerinden Fetevai Hadisiye'de ne diyor? O da Şeyh-i Şeyh Remli. Remli dedim mi Şafii'de en büyük fakihlerden. Ne diyor? Bir adam medet ya Abdelkadir Geylani, medet ya Gavs dediği zaman bu caiz midir? Şirk mi diye soran yok. Çünkü o zamanın soranı da cahil değil ki şirk diye sorsun. Diyor ki caiz midir? O da diyor ki Evliyaullah'a keramet verilmiştir. Keramet Kur'an'la ve sünnetle sabittir.
Kur'an'la ve sünnetle sabit olduğuna göre bu kerametleri de diriliklerinde olduğu gibi ölülükle öldükten sonra da devam eder veya hayattayken yanında olmasa da, yani o Bağdat'tadır, hayattadır, ben İstanbul'dayımdır. Bunlar mühim değildir. Çünkü bu keramet ne demektir? Zaten yanında olduktan sonra çok keramet olmuyor. Diyorsun ki bana immet et diyorsun. O da dua diyor senin için Allah. O tamam. Ayrı bir şey. Yanında olmayanın duyması keramettir. Madem keramet haktır. Evliyaullah'ında da bu kerametler vardır. Bu zaten Mevla ulaştırıyor onu. Neden? Onunla onun arasında aşırı muhabbet ve sevgi ve bağlılık olduğu için. Herkeste olmuyor bu. Ne gibi? Yusuf Aleyhisselam'la Yakup Aleyhisselam gibi aralarında aşırı bir sevgi. Biri efendim gözünü kaybedecek kadar arkasından ağlayıp Allah sevgisi, ama o da oğul sevgisi değil ha. O muhabbet, Allah için olan muhabbet çok gelişmiş olanlarda oluyor bu keramette. Her önüne gelende olmuyor. Nasıl ki Yusuf Aleyhisselam'a Züleyha validemiz musallat olduğunda, efendim Yusuf Aleyhisselam ve lekat emmet bir kadın ona musallat oldu diyor. Muhammed. Ve emme biha levle ra'a burhane rabbi. Yusuf Rabbinden eğer Rabbinin burhanını, burhan hüccet, kuvvetli delil, delil demiyor, hüccet demiyor, burhan diyor. Kuvvetli delil görmeseydi o da meyledecekti. Ama peygamberler nübüvvetten önce de masum olduklarından delil gördü. Delil nedir diyor. Bütün tefsirlere baktığımız zaman oradaki delili açıklıyor. Yakup Aleyhisselam duvarda temessül etti. Kenan ili nere, Mısır nere? Temessül etti, göründü ve dedi ki İyyâke ve iyyâhâ. Bir dedi, sakın ondan. Durulmadı, kadın yine musallat oluyor. Elini ısırdı. Sen tefalü azâ, sen peygamberler divanında yazılmışsın evladım. Nasıl bunu yapacaksın? İkinci, kadın yine aşırı musallat oluyor Yusuf Aleyhisselam kurtulamadığında. Ne yapıyor? Geliyor, bir vuruyor göğsüne. Ve bütün tefsirlerde Halid-i Bağdadi Hazretlerimizin de Rabıta Risalesi'nde beyan ettiği üzere parmak uçlarına kadar bütün şehveti çıkıyor. Ha zaten o bir meyil duymuyor. Meyil duymuyor ama ön tedbir olarak masumluk o ya. Masumluk ve evliya mahfuz, enbiya masum. Masum ne demek? Azim bile etmiyor. Günaha niyet bile etmiyor. Günah bile meyletmiyor. Evliyadan meyletse de gerçekleştirmiyor, korunuyor. Şeyden, hadis-i şeriften çok uzaklaştık. Ha şimdi, o ama sahabe demek ki geliyor, arada diyor ki ondan sonra diyor. De ki diyor, ya Muhammed, ey Muhammed de diyor. Bana seslen diyor, bana. İşte ya Abdelkadir, medet ya Abdelkadir evet. Diyene. Ya Muhammed de diyor bana diyor. Burada ulema diyor ki peygambere mahsus bir şey değilse bir mesele dinde, dörtten fazla evlilik gibi, uykusunun abdesti bozmaması gibi, peygambere özel fıkıh yoksa o konuda ümmetinin varisleri, alimlerin velileri de onda ona müşterektir. Ancak hususi ise peygamber onu beyan etmiştir. Bu konuda ne diyor? Künyemi takmayın. Ne yani diyor? Hususi olup olmadığını efendim oradan anlıyoruz. Anlıyoruz. Bu hadis içinde öyle bir beyan yok. Yok. Dolayısıyla hususi diğer değil. Diğer velilere de Abdülkadir gibi ya rastlayabilirsin o zaman. Peki ya Muhammed de diyor. İbni sonra. İbni teveccehtü bike ila Rabbi. Ben seninle Rabbime yöneldim. Yine Rabbine gidiyor iş. Ben seni aracı yaparak Rabbime yöneldim. Hangi hacetimde? Burada Arapça bilmeye göre mevzu. Fi haceti azî. Şu ihtiyacım için. Bunu hepimiz yapıyoruz. Biz bunu hacet namazı olarak yaptığım bir hacet namazı. Şu hacetimde. Litukza bu işim görülsün diye. Diyor. Seninle teveccüh ettim diye muhatap alıyor. Yani Resulullah yanında değil. Yanında olmayanı muhatap alıyor. Hani şeyhim elimden tut. Himmet buyur. Beni bu yolda yalnız bırakma rabıtadaki tevessülat gibi. Yanında olma şartı yok. Yanında desen kimse şirk demiyor. Yanında olmadan kalbinden geçirince şirk oluyor. Yani ne ters ters işler. Devre aracı yapılan zat maksut değilse, mabut değilse, istenen o değilse, yaratan o bilinmiyorsa bunun nasıl şirk oluyor ya? Hocam bir de mürşitlerin de böyle bir derdi var mı? Hani bir dolu müridim olsun gelsin. Mürşidin aman ben, derdi Allah'a derdi. Taptırmak milleti ya. Evet. Ya evladım namaz kılarken sırf Allah'ı düşün diye uğraşıyor ya. Sen namazda neleri düşünüyorsun? İş güç düşünüyorsun. Yapma bunu. Mürşidin derdi o zaten. Ölse öbür türlü mürşid olur mu? Şeytan olur. Kısa bir araya gidelim. Bu mevzulara. Şimdi diyor ki sonu. Allahümme feşeffi'hü fiyye ve şeffi'ni fi nefsi. O sonra diyor ki ey Allah. Bak. Üç kademe. Baştan ey Allah sen el. Ortada ya Muhammed seni aracı yap. Döndü ey Allah yine. Onu bana aracı yap ve onun benim hakkımdaki şefaatini geçerli kıl.
Çünkü şefaati da sen izin vermeden geçmez. Şu edebe, şu öğretiye ve talime bak. Sünneti bilmeden tasavvuf da olmaz yani. Aslında haşa şirk değil, tevhidin takarışı var. Tevhidin hulasası var. Şimdi o zaman... Peki bu hadis-i şerif nerede geçiyor dediniz? Tirmizi'dedir. Osman bin Huneyf hadisidir. Hatta şey bu işleri kabul etmez o Nurettin Yıldız Hoca pek ama o bile diyor ki bu hadis, çünkü ilim adamıdır, ilim adamıyla bir şekilde anlaşıyorsun. Bu hadis diyor, tevessülü meşru görenler için kuvvetli delil sayılabilecek bir hüccettir. Böyle deyip şimdi, bir nokta koyalım. Ama şu var, bunun üzerine ne oldu? Sahabe-i kiram diyorlar, ama gitti. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le başka işler camide yine gelen giden konuşuyoruz. Hı hı. O arada ama onu yapmış, uygulamış. Aynen Tirmizi'de yanımıza geldiğinde sanki hiç ebediyen kör olmamıştı gibi gözleri açık geldi diyor. Şimdi burada bir soru geliyor. Ama o zaman Vehhabiler diyor ki Resulullah hayattaydı. Ama yanında değildi. O zaman delilimiz nedir? Yine Tirmizi devam ediyor. Çünkü Vehhabiler bunu kabul ediyorlar. Ve fakat ediyor ama hayattaydı, onun için diyor. Oldu diyor. Ya hayattaydı da arkadaş yanında demiyor ya Muhammed diye ya. Gıyabında söylüyor. Gıyabında söylüyor. Onların derdi şu. Hayatta olandan tevessül edilir. Ölüyle tevessül edilir. Ölünce işi bitti. Ya hocam ölünün, bu da iyi bir şey. Ama ölünün... Hayır bu da iyi bir şey. Ya buraya kadar gelebiliyorlarsa bu da iyi. İyi bir şey değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i devreden çıkarıyorlar toptan. Yok şöyle öldü diye haşa. Şu açıdan söylüyorum. Yani bizim kendi içimizdeki İrlandalılarımız diyor ki hayattaki kişiyi de tevessül edemezsin ama diyor. Bizim içimizdeki Charlie'ler onlar zaten efendim onların ilmi yok. İlmi olmayanla neyi konuşacaksın? Allah'a tevhid edeyim derken Allah gökte diyor zaten. Allah diyor haşa Allah'a mekan ispat ediyor. Bizimki zaten Allah'a inkar yani, ediyor. Haşa hakikaten bunu diyoruz. Yani gökte Allah varken yerdeki kulu niye aracı ediyorsun? İşte yani Allah'ın, diyor bu adama neyi anlatacaksın? Ya o bir virgül koyalım hocam. Yani kısa bir ara veriyoruz. Hazreti, 2,5 dakika şey, ondan sonra Hazreti geri geleceğiz. Hazreti Osman döneminde de başka bir zat bunu tatbik etti. Peki, Efendimizin zatı, vefatından sonra. O zatı aradan sonra konuşalım. Anlatalım. Şimdi eğer Vehhabiler bunu o zaman hayattaydı diyorsak İlerisi onlara susturuyor. De var, İlerisi susturuyor. Diyorsunuz. İlerisi susturuyor. İçimizdeki İrlandalılara da evet. Onu anlatırız. Evet. Tasavvufu konuşmaya devam ediyoruz Cübbeli Ahmet hocamla. Dilimizden döndüğünce soruları soruyoruz. Başka şeyler etiketiyle siz de sorularınızı paylaşabilirsiniz. Hani kendim yazdığım bütün soruları sorabildim de kalan vakitte de sizin soruları sorayım diyor bunu söylüyor. Kısa bir ara sonra gideceğiz. Ne kadar o ayet hadis yazdın. Onları da konuşuruz. Biz aralarda da konuşmaya devam ediyoruz hocamla. Evet. Efendim başka şeyler devam ediyor. Ahmet Mahmut Ünlü hocam, Cübbeli Ahmet hocam bizimle birlikte tasavvufu konuşuyoruz. Bana kızanlar varmış. Arkadaşlar söylüyor hocamı konuşturmadın diye Allah'tan korkun. Daha nasıl ben araya girip de insicam bozulacak diye bir cümle söylerken 40 defa imtina ederek araya girip bir şey soruyorum. Ama birisi soracak ki o sorulara da cevap gelsin. Geçmek için. Yanlış öyle hocam. Öyle de oldukça laf yani, açınca güzel oluyor. Olmazsa olmaz. Doğaç oluyor, doğaçlama oluyor da. Şimdi o yarım o da, kalan mevzudan bir devam edelim. Bu da Osman bin Huneyf diye bir zat. Bak soruyu sordurmadı hocam farkındasınız değil mi? Hocama da yazın birazcık. Hocam bırakmadın ki adam soru sorsun falan. Zaten onun için çokları diyorlar ya biz onunla çıkmayız. Konuşturmaz bizi diyor. Şimdi o zat Hazreti Osman halife. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoktan vefat etmiş. Hazreti Osman buna itibar etmiyor pek. O da halifeye bir işi düşüyor. Şudur budur. Kapıya gidiyor geliyor falan itibar göremiyor. Bu sefer bu hadis-i şerifi hatırlıyor. Diyor ki ben bundan amel edeyim diyor. Bu onu birine herhalde ya da şikayet ediyor durumu. O da diyor ki ya ben işte sahabenin usulü öyle. Hemen hadis öğretmek, dua etmek. Bize geliyor adam bir şey. Şuram ağrıyor bana dua et. Ya hep benden dua istiyor. Adama diyorum ki şu duayı oku. Beleşçi. İlla o duayı okumak istemiyor. Sen oku. Ben şunu ya ben şey miyim yani? Ama keramet sahibi miyim sana hemen vereceğim. Ben diyorum sana dua öğreteyim. Zikir öğreteyim. Hacet namazı öğreteyim yok. Peki şu yok mu? Hakikaten keramet sahibi bizatta dese ki siz bana dua edin. Çünkü dudak o dudak değilse, kalp o kalp değilse. O ayrı bir dua şey. Dua aynı bile ama olsa tesiri başka değil mi? Aynı tesiri bekliyor. Hani kadın gitmiş de veliye demiş ki çocuğumun gözleri için işte açılmış da keramet gösterin duadı falan. Ben Hazreti İsa mıyım demiş be kadın hadi git. Kadın giderken o veliye ilham geliyor. Körlerin gözünü açan İsa mıydı biz miydik? Allah. O zaman çok mahcup oluyor aman yarabbim diyor. Çağır kadını. Dua et bana ben açacağım diyor. Sen mi açacaktın da böyle düşündün diyor. Şimdi o zaman ama tabii sahabe-i kiram da usul şu. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile
terliklerini getirdi sahabeden biri de. O anda icabet mahalline vakı oldu. Buyurdu ki iste benden ne istersen. Dedi ki eserim ki murafakat edebileceğin. O da öyle bir üst perdeden. Cennette komşuluğunu isterim. Şimdi buyurdu ben de açtım kapıyı şimdi iste dedim. Bunu döndüremem lafa. Enni aleyke bir kesreti sucud. Sen de çok secdeyi artırarak bana yardımcı ol. Çok güzel. Şimdi bunları düşündüğümüz zaman biz de insanlara ya hacet namazını kıl ben dua edeyim de perizi de hasta yapacak. Yani şimdi ben periz yapıyorum ama senin karnın ağrıyor. Hal böyle olunca bu zatta diyor ki o sahabeden zatta sen diyor ben sana hacet namazı. Hani ben araya gireyim Osman radıyallahu anh'a söyleyeyim demiyor bak. Hacet namazını öğretiyor. Bu zatta gidiyor abdestini alıyor namazını kılıyor. Efendimiz kaç sene olmuş vefat etti. Ya Muhammed diyor. İşte aynı işi Efendimiz'e nida ediyor. Bu şekil okuyor. Ondan sonra geliyor Hazreti Osman'ın kapısı. Hazreti Osman daha kapıda karşılıyor. Ya sen neredesin? Görüşemiyoruz. Yanına alıyor. Diyor ki bir kimse Osman radıyallahu anh'a benimle ilgili hiçbir şey demediğini kesin bildiğim halde bu tavır değişikliğini anlayamadım. Hacet namazının kabulüne diyor. Zaten sahabe Bilal bin Haris İbni Kesir de bunu nakleder. Ki Vahabilerin de sevdiği biri. Hadis-i şerif neredendi? O da Tirmizi'de. Bu Tirmizi'de geçiyor. İbni Kesir'de de geçen, tarihinde de geçen, tefsirinde de geçecek. Efendimiz'in kabrine geliyor. Ya Resulallah diyor. Şimdi bunlar hep şirk diyorlar ya Resulallah. Şefaat ya Resulallah şirk diyorlar. Ya Resulallah diyor. Kabride diyor. Yani nida diyor. Ya zaten Esselamu Aleyke ya Resulallah. Ya ben bunları anlamıyorum ya. Esselamu Aleyke Eyyüen Nebiyü diyoruz her tahiyyatta. Esselamu Aleyke sana diyoruz. Nerede? Peki sana kime denir? Yanındakine. Ayette diyor ne arsaneleke şahiden. Biz onu size şahit gönderdik. Şahit kime denir? Görgü tanığına. İmam Gazali diyor ki tam orada rabuta üzere huzuru sağlayamadıysanız iade edin diyor. Ama iade de iade gerekeceğinden tahiyyatta kalırsın. Çünkü ne zaman rabıtayı bağlayıp da Ravza'daki aleykeye sen ya Resulallah diyebileceksin. Ama o huzuru bulup da ara sıra gaflet edenler geriden alsın. Ama devamlı gaflet edene geriden al dersek namaz bozulur. Esselamu aleyke sana dedirtiyor. Medine nere? Ravza'da değiliz ve 1400 küsur sene. Ama sana dedirtiyor. O zaman kabrine gidiyoruz. Salatü selam aleyke diyorsun. Sen burada aleyke nasıl şirk dersin? Ya Resulallah diyor. Sen ya Resulallah diyor Bilal bin Haris. İsteskillâ li ümmetik. Ümmetin için Allah'tan su iste. Kuraklık olmuş Medine'de. Fennem katelek. Helak oldum ümmet diyor. Bilal'in rüyasına giriyor. O gece diyor ki Hazreti Ömer halife. Git Ömer'e de ki aleyke bil keyis. Ben Ömer'i akıllı bilirdim. Niye aklını kullanmıyor? Ömer anlar diyor. Ve geliyor Hazreti Ömer. Şimdi burada Hazreti Ömer'den gelirsek Hazreti Ömer ki millet ağaca tapar mı geri dönüp de cahiliyet adetine diye Rıdvan Beyatı'ndaki ağacı kestiği rivayet edildi. Yani şirk hususunda en büyük hassasiyet. Hacer-i Esved'i öperken bütün milletin önünde bir duyuru yapmak için Resulullah'ın öptüğünü bil görmesem öpmezdim. Maksus söylüyor onu. Aman taşlara tapma şeyi var. Yeni cahiliyetten çıktı bu millet. Sapar gider Resulullah vefat etti. Dönmesin millet geriye. Şimdi böyle bir Ömer radıyallahu anh. Geliyor diyor ki ben Resulullah'a müracaat ettim böyle. Hazreti Ömer ne demesi lazım? Ya Resulullah vefat etti arkadaş ne rahatsız ediyorsun? Sen gidip de su istiyorsun, yağmur istiyorsun. Dua istiyorsun yani yağmur duası istiyorsun. Biz yok mu ya burada gel dua yapalım. Yağmur duasına çıkarız. Kabirde ne işin var? Hazreti Ömer'in mantığı kesinlikle yani bu caiz olmasaydı hiç hemen uyarırdı. Ne demiş? Ne dedi? Ağlamaya başladı. Resulullah'tan hani selam geldi, haber geldi. Vay ben bunu nasıl düşünemedim? Yani yağmur duasını geciktirdik diyor. Ben bunu çoktan yapmalıydım diyor. İşte Hazreti Abbas'ı önüne alarak, amcasıyla tevessülde yaparak falan amcasının yüzü hürmetine de araya devreye sokuyor. Yağmurlar yağıyor. Cami evlerine dönemiyorlar Medine sel. Şimdi bu sahip bir olay. Şimdi ya Resulullah da istiyor. Vefatından sonra da istiyor. Tevessül diyoruz. Yani hayatta olmasıyla. Çünkü hayatta da yaratan o değil. O zaman Vehhabiler şirke biz bu dedikleri, itham ettikleri fırkalardan daha yakın oluyorlar. Peki. Çünkü neden? Hayattakinden dua istenir diyor. Ölüden istenmez diyor. Dua yani. Ölüden bir şey istenmez. Yaratma istenmez. Onda biz de hemfikiriz. Ölüden aracılık ve dua istenmez diyor. Diri olsa istenir diyor. Peki şimdi ölüyle diri bir şey yaratamamakta eşit değil mi? Eşit. O zaman ölünün kerametiyle öldükten sonra İslam diyor ki suyunu ılık yapın. Buz gibi suyla yıkamayın. Kemiğine terbiyeli davranın. Mezarını çiğnemeyin. Üstüne oturmayın. Bu kadar diriye hürmet.
Ölüye diri gibi hürmet ettiriyor. Hal böyle olunca peygamberin peygamberliği ölümünden sonra soyulmuyor ki. O zaman velinin de veliliği. Eyyühen nebi diyoruz. Her namazda ey peygamber diyoruz. Öldükten sonra nebi değilse niye öyle diyoruz? Peki. Şimdi o zaman şöyle bir soru gelebilir hocam akla. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında bu oldu hayattayken. Vefatından sonra Alem Cemal teşrifinden sonra yine oldu. Bunun misallerini veriyorsunuz. Tirmizi'de bu hadis-i şerif geçiyor diyorsun. Şunu diyor adam. O Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O peygamberdi diyor. Diğeri diyeceğiz ki Allah dostu. Aynı adam şunu da söylüyor. Mesela o Ela inne evliyaullahi la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ayetini duyunca kendisini Allah dostu yurduna koyuyor. Ya kafana takma diyor. Bize korku da yok, hüzün de yok. Yani kendisinin Allah dostu olduğuna bir vehmi var. Evet. Ayrıca bir Allah dostu diye bir şeyin varlığını kabul etmiyor. Bu ona ne diyeceğiz? Yani ricalullah, Allah ricali işte evliyaullah tabiri var ama Allah veliyyüllezine amenü da Allah bütün inananların velisidir. Burada umumi velayet var. Yani o zaman Müslüman var ki içki içiyor, kumar oynuyor, zina ediyor, namaz kılmıyor. Kesin fasık. Şimdi kesin fasık olan bir müminle sabaha kadar abid olan bir mümin o zaman ne oluyor? Mevla Teala da buyuruyor ki emnece'allezine aminu ve aminu salihat kel müsridine fil ard. İman edip amel-i salih işleyenleri yeryüzünde fesat çıkaranlarla bir mi tutacağız? Ayet. Emnece'allel muttakine kel füccar. Buyurmuyor ki efendim müminle kafiri bir tutar. Onu da buyuruyor. O başka müminle kafir. Efemen kâne müminen kemen kâne fasıka. Secde suresi. Müminle fasık bir olmaz diyor. Oradaki fasıktan müminin karşılığına koyduğu için kafiri kastediyor. Peki adam diyor ki ben fasık değilim. Ama diyor ki tamam, müttakileri facirlerle bir mi tutacağız diyor. Peki o zaman meratipte derece farkı var. İman ameli salih nispetinde, yakini nispetinde. Çünkü o zaman da ne buyuruyor? Mesela sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Sıddık'ın önünde birisi yürürken dünya ve ahirette senden üstün olan birinin önünde nasıl yürürsün diyor. Niye Ebu Bekir Sıddık'a orada önüne bile geçitmeme, kendisinin bile sahabede arkamı meleklere bırakın önümde yürüyün derdi. Ama Ebu Bekir Sıddık'ın önünde yürüyene tahammül edemedi. Çünkü orada ben zaten peygamberim, mertebe farkı bariz. Ama Ebu Bekir Sıddık peygamber olmadığından sahabe arasında normale alınır. Normal bir Müslüman seviyesine konmasın diye benim önümde yürüseler fark etmez diyor. Ebu Bekir'in önünde dünya ahiret senden hayırlı olanın önünde nasıl yürüyorsun? O zaman bütün hadislere, ayetlere baktığımızda hayırlılık, eftaliyet, fazilet, mertebe farkı koyulmuştur. Zaman, niye imamette o zaman imamlıkta mertebeler var? Şöyle mi diyeceğiz? Bir kıraatı en düzgün olan ilmi. Bir velayet var diyeceğiz. Bir hassa, velayeti hassa var. Bir de velayeti hassa var. Peki birisinin velayeti hassaya sahip olduğunu nasıl anlarız? Bunun bir delili var mı? Velayeti hassaya sahip olmasında tarifi ellezine amenu ve kânü yettekûn. Başta iman ama imanı kamil. İmanı kısımlandırıyoruz. Ne demek imanı kamil? İmanı niye kısımlandırıyoruz? Gelince neye göre, hangi delile göre kısımlandırıyoruz? Len yûmine hadüküm. Hatta yuhübbe lehî mâ hübbülü nefsi. Diyor ki kişi kendisi için istediği bir şeyi mümin kardeşin istemeden iman etmiş olamaz diyor. Eğer bu hadisi kamil manada iman etmiş diye tefsir etmezsek dünyada Müslüman kalmadı. Eyvah. Çünkü ben önce can sonra canan diyorum. Halbuki önce Müslüman kardeşim sonra kendim demem lazım. Sahabe-i kiram öyleydi. Biz öyle değilsek len yümin ediyor. Hadis sahih ve ifade ebediyen ve asla iman etmiş olamaz diyor. Ne olduk şimdi? Hiçbiriniz mümin olamadınız diyor. O zaman kamil manada mümin olamadı demek zorunda kalıyoruz ki öbür millete gavur demeyelim bütün insanlara. Evet. Yine en meşhur hadis. Len yümine adüküm hatta akune habbeleyim min nefsi ve mali ve veledi ve nasecmak. Ben sizin birinize, malından, evladından, anasından, babasından, bütün insanlardan geliyor. Canından da daha sevgili olmadıkça iman etmiş olamaz. Bugün biliyoruz ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisini canımızdan ileri geçiremedik. Yani bugün biz bir sünneti bile yani ümmetime demezsek ki bir sünnet. Ümmetim benim sünnetime yapışandır diyor. Tıfliken oldu ileri diye ümmeti sen kocaldın terk edersin sünneti. Yani o senin için her şeyini feda etmiş. Sen sünneti bırak farzı yapmıyorsun. Sabah namazına uykunu feda edip kalkmıyorsun vesaire. Canından çok sevmedikçe diyor. Şimdi burada lafa gelince herkes canımdan çok severim diyecek tabii. Zahiren Müslüman olmanın şartı bu. Allah peygamber canımdan çok seviyorum. Ama öyle olmuyor işte. İspata geldiğinde sevmediğin gözüküyor. O zaman sana Müslüman değil mi diyeceğiz? İmanın kamil değil dememiz gerekiyor. Bunun yine en büyük delili Hazreti Ömer ne diyor? Ya Resulallah diyor sen diyor bana canım haricinde
Şu Hazreti Ömer'de yalakalık, dal kavukluk ve yalancılık, sahtekarlık olmadığı için mertçe konuşuyor. Canım hariç her şeyden sevgili oldun, canım müstesna diyor. Yani bu nasıl bir doğruluk be, ne dürüst bir insan ya. Canımdan ileri geçiremedim, şimdi olmayan şeyi mi konuşayım diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, la ya Ömer, hatta akuna habbeyle min nefs, ileyke min nefsike. Olmadı ya Ömer, ben canından ileri geçmem lazım diyor. O zaman ürperiyor, titriyor. Ya ben Ömer, yani en büyük sahabedendimdir. Ben nasıl böyle oldum diyor. Tüy ürperiyor, diyor ki ya Resulallah, şu anda canımdan da sevgilisin. Hem de Allah'a yemin ederim diyor. Resulullah da bir el an ya Ömer. Şimdi senin imanın kemal buldu. Hazreti Ömer bile bir mertebede o kemale erişiyorsa önüne gelen Müslümanların imanını nasıl aynı kefeye koyacağız? O zaman evliya hususi olmak için amenude kemal, kamil iman arayacağız. Peki ki o amenudaki kamil imana sahip olduğunu nasıl anlarız? Evliya nasıl tanınır, nasıl bilinir? Şimdi vekânü yettekûn, haramlardan sakınmak ikinci şart. Ayette iki tarif geçiyor. İman onda kemal ve masruftur, mutlak zikrediliyor. Kamil iman takvada da orada haramlarda şimdi... Haramlardan sakınmak. Şimdi faiz, içki, kumar, zina, yedi büyük günah falan filan. Bunlarla o vasıf umumi Müslüman'da. Burada özel muttakilik alıyor. Bu nedir? Şüphelerden de kaçıyor. Mekruhtan da kaçıyor. Tenzihi mekruhtan da kaçıyor. Tenzihi mekruh. Çünkü mekruh Allah'ın sevmediği bir şey demek. Allah benim sevgilim canımdan ileri, o sevmiyor, ben nasıl bunu yapıyorum? Tenzihi mekruhtan da kaçıyor. Yani şimdi sen tenzihi mekruha falan indirdiğin zaman... Hayatımızda şu an başımıza gelenlerin çok var böyle mekruhlarımız. O zaman diyor la yeblugul abde en kune minel muttakin, kul hakiki takvaya erişenlerden olma makamına ulaşamaz. Hatta eda ma la be'se bi hadara lima bi bes, sakıncalı şeylerden tam kaçabilmek için sakıncalı ihtimali, şüpheli olanı da bırakmadıkça. O zaman ne oldu? Mekruhu da bıraktık, şüpheliler de girdi. Şüpheliler o kadar çok ki, hal böyle olunca şeriatı yaşamakta, haramlardan sakınmakta ne kadar kılı kırk yarıyorsa o kadar velayette ileridir. Eyvallah. Peki bunu şunun için sordum hocam. Çok, mesela, çok önemli. Mesela eskilerden söylüyoruz. Şah-ı Nakşibend Kuzey Surru, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Hazreti Mevlana'lar vesaire. Mesela şunu düşünüyor şu an seyreden birisi. Diyor ki peki bu zatların hepsi, peki kabul ettik. Bir velilik vardır, Allah dostları vardır. Ama bu Allah dostları geçmişte yaşamışlar, vefat etmişler. Acaba bugün de Allah dostları var mı? Varsa ben onların Allah dostu olduğunu nereden nasıl bilirim? Evet. Ya bunu aramak da bir ibadet. Araması da ibadet. Şimdi eskiden mürşit bulmak için Fizan'a gidiyorlardı. Yani bir Beyazıt Bestami Kaddesallahu Sirruhu işte Sultanul Arifin, Ariflerin Sultanı, ben kabrini ziyarete Bestam'a gittim. Şimdi o zat bütün müridi dolmuş, bir yerde bir veli duyuyor. Allah dostlarındandır diyor. Allah razı olsun gideyim diyor. Halbuki soruyorlar. Efendi Hazretleri başka bir dönem. Yediler var mıdır? Vardır evladım. Yediler kimlerdir diyorlar. Ene küllü seba. Yedini yedisi de benim evladım diyor. Ariflerin sultanı bu zat. Ama bir kendinden mertebesi daha düşük olsa bile Allah için ziyaret. Hadislerde var ya bütün bunların hayatı sünnet. Allah'a hıfillahını ziyaret. Diyor gidiyor. Ne kadar yollar gidiyorlar biliyor musun? Bazen aylarca gidiyorlar. Geliyor. Diyorlar ki Efendi Hazretleri o zat camiden çıkıyor şu anda müritleriyle. O da onu görüyor. Biraz daha yaklaşırken tam o anda o tabii caminin şekline göre mi nedir o zat? Kıbleyi biliyor mübarek beyaz beslamı anlıyor. Kıbleye doğru görüp tükürüyor. Nedir belli değil mesele. Fakat Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri hemen diyor ki adımlarımıza zayi etmişik evladım işte müritlerine geri dönelim. Ya Efendi Hazretleri bu kadar yoldan geldik. Biz selam verelim görüşelim. Görüşmek ayrı bir şey diyor. Görüşebiliriz. Ama diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın din şeriatının bir edebi ki kıbleye doğru tükürmemek. Bu edebin sırrını koruyamayan bizzat Allah sır vermez diyor. Manevi bir sır yüklemez diyor. Yani mümin olabilir, müttaki olabilir, alim, veli olabilir. Ama yani bizim aradığımız bir vasıf sahibi değildir diyor. Şimdi bu iş bu kadar titiz. Şimdi o zaman gitmek lazım. Mürşit aramak lazım, bulmak lazım. Peki bugün lazım. Var mı böyle zaten? Bugün var mı ya? Yaşayan elan var mı aramızda? Bugün var mı ya? Hadis-i şerifle delil getiriyoruz. Fî külli karnin min ümmeti sâbiqûn, benim ümmetimin her asrında sabikler vardı. Sabik. Şimdi siz dediniz ki demin oradan bir ayet okuyunca rahatladım.
Sahabul yeminden bahsediyor İza Vaka. Defterini sağdan alanlar. Ama defterini sağdan alanlar için ne diyor? Sünnetü minel evvelin ve sünnetü minel ahirin. Önceki ümmetlerde de bol bulunur. Sonraki bizim ümmette de bol bulunur diyor. Ama başında ne diyor? Ve sâbikûne sâbikûn ulâkel mukarrabûn. Mukarrabler diyor. Meleklerden bahsetmiyor. Hı. Mukarreb meleği anladık. Ama Allah'a çok yaklaştırılan, hayırda en ileri gidenler, cennete de en önce gidecekler. Onlar ki mukarrepler diyor. O zaman bu amenudan, yettekundan ileri gitti. Amenu vasfını açtık. Yettekunu açtık. Başka bir şeyler var burada. Bu ayetleri anladığımız zaman Allah'a çok yakın edilmiş oluyor. Çünkü orada farkı da anlatıyor. Sünnetümlel evvelin, eski ümmetlerde bol bulunur. Neden bol bulunur? 224 bin peygamber ve sahabesinden dolayı. Ve kalilun minel ahirin. Son ümmette az bulunur diyor. Eğer ki sağ elinden defteri alan direkt cennete gidecek. Direkt cennete gidenlerin hepsi eşit seviyede veli olsaydı niye orada bol bulunur defteri sağdan alan bu ümmette buyuruyorken ayet okuyorum. Burada sahabikleri bu son ümmette az bulunur. Niye? Resulullah Aleyhisselam sahabesi ve ondan sonra her asırda az kişiler. Tabii bu 700'e kadar en az bulunuyor. Her asırda evet. 700'e kadar hadis gördüm. 500 sahihte gördüm. Şimdi buyuruyor ki ümmetimin her asrında sahabikler var. Sahabik demek de ve sahabikune sahabik ayete atıf yapıyor. Hadis ve umul budela'u onlar budela. Budela dediği ebdal. Ebdal dediği 40 kişi. Kırklar. O 40 kişi olduğunu nereden biliyoruz? Hadis-i şerif Ahmed ibn Hanbel'in müstedinde geçiyor. O 40 kişi ifadesi var mı? Tabii ve hum erbaun evracülen. Bir Şam. Şam'da olduğu da kesin. Şam, Ürdün, Filistin dahil. Şam eyaleti. Genel. Vilayeti Dimeşk değil. Evet. Ama bir hadiste Setekulü Dimeşk diye de gördüm. Ama Dimeşk'te bulunur dedi. Ama Dimeşk'te de sonra o hadiste 22 diyor. Çünkü neden? Bölgenin tümünde de 40 diyor. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz'e dediler ki Şam ehline lanet et. Çünkü savaşlar hep Hazreti Muaviye tarafı Şam ehli. Hazreti Ali Efendimiz'e dedi ki Ahmed ibn Hanbel müsnedde rivayet ediyor ki en az derecesi hasendir hadisin. Zayıf bile değil. La tesubbu ehle Şam. Ben Resulullah'tan işitmişken sallallahu aleyhi ve sellem nasıl Şam ehline severim? La tesubbu ehle Şam. Şam ehline lanet okumayın, beddua etmeyin. Fe inne fihimul ebdal. Onların içinde ebdal var. Ve hum erbaune racülen. Onlar 40 kişidir. Hatta bazı hadislerde, rivayetlerde racül diyor. Ulemadan biri diyor ki racül kaydını ille koymayalım. Çünkü bin racülden değerli kadın var. Hmm. Onun için ebdal, erbaun 40 geçiyor. Şam'da olduğu civarı geçiyor. Hacı Sami Efendi Hazretleri Şam'a onun için gitti. Sami Efendi Hazretleri o zaman Şam'da kalma. Peki bu 40'lar hep Şam toprağında mıdır? Şam toprağı deyince efendim Türkiye'deki yani, Antakya'ya kadar. Suriye'deki Şam'ı demiyorum. Suriye Şam'ı, Antakya'da Şam. Tamam. Şam toprağı. Ellezi barakna havlehu. Mescid-i Aksa ki etrafını mübarek kıldık ayet-i kerimesinde. Geçen havlehu ile mesela beraber. Avrupa'da, Kuzey Afrika'da orada burada bu kırklardan birisi olmaz. Sürekli bu Şam toprağında. Şam toprağı. Ehyar diyor hayırlılar. Ehyar mesela bazı rivayetlerde 70 geçiyor. Nüceba geçiyor. Nukaba geçiyor. Evtat geçiyor. Usup geçiyor. Asaip diye geçiyor. Usup bazı rivayetler Mısır'dakilere asaip deniyor. Çünkü bu işin esası 500'e gidiyor. Ve 300'e gidiyor. O hadis-i şerif isterseniz okuruz. Yani hadis-i şerif tam metnini okursak daha iyi anlarız. Çünkü 300 kişi şu peygamberin kalbi üzere. İbrahim Aleyhisselam kalbi üzere. 70 şu peygamberin kalbi üzere. 40 şu peygamberin kalbi üzere. Kendi kalbi üzere bulunan yok hiç. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem münezzeh müstesna bir şey. Onun için efendim peygamberlerin kalpleri üzere tevzi etmiştir. O efendim burada mesela meşrepleri mi acaba hani bu kademi o peygamberin üzere. Kademi üzere. Tabii onda merhamet ağırlıktaysa onun merhamet tezahür ediyor. Musa aleyhisselam'da celal ve heybet ağırlıktaysa onda da İbrahim aleyhisselam'da işte hanifiyet yani hangi nebinin meşrep, kademi üzereyse meşrebi onun üzere oluyor. Onun kalbi üzere oluyor. Yani o kalp aynı sanki ona takılmış. Şimdi bu hadise göre onlar her asırda sabikler var. Ve umul budela ve sıddikun. Onlar ebdel ve sıddıklardır. Mesela
Hızır Aleyhisselam'la görüşen bir zat, Evliya Allah'tan yine. Bunlar tabii, bu dediğim şeyler Menakıb kitabında da değil. Ebu Nuaym gibi, Hilyetül Evliya, Evliya kitabı gibi muhaddis, Ebu Nuaym İspahani'nin hadis tabakatında senediyle zikredenlerin şeylerini alıyorum ben, senediyle. Hı. Ki İbn Abidin bu hususta Risale yazmış. El-Haberuddâle alel-kutab vel-evtâd vel-ebdâl. Yani bu üçler, yediler, kırklar halk diliyle konuşursak bunların varlığına delalet eden rivayetler diyor. Bu o kadar mütevatirdir ki diyor. Hadisler o kadar farklı tariklerden, sahabeden, İbn Abbas, İbn Mesud sayıyor. Huzeyfe bin Yaman. O kadar sahabeden ve o kadar tabiinden gelmiştir ki. Yalan üzere ittifakları mümkün olamayan o kadar ravilerden gelmiştir ki. O kadar kaynak eserlerde mezkurdur ki. Manevi tevatür derecesine vasıldır diyor. Yani lafzı bir lafız üzerinde, tek bu lafızı hepsinden gelmemişse de mana aynı mana olmak üzere manen mütevatirdir. İnkar eden tehlikeye girer, sünnetten harici olur diyor. Peki bir ara soru sorabilir miyim burada? Mesela şu da çok sorulan bir soru. Dünyada zulümler var. Müslümanlar eziliyor, sıkıntı çekiyor. Bu kadar ebdallar var. Kırklar, evet. Üçler, yediler. Ve bu zatların tasarrufları var. Evet. Niye bu tasarruflarıyla kafirleri ezmezler? Kafire karşı neden kullanmazlar? Mesela en son geçen Ramazan'da İsrail'in Filistin'e yaptığı zulüm esnasında bu çok konuşuldu. Bu kadar evliya var da niye veliler niye bu noktada tasarruf kullanmazlar? Hikmeti nedir bu işin? Tamam da. Mâ min şefî'in illâ ba'de izni. Onun izni olmadan hiçbir şefaatçi yoktur diyor. Şimdi veliler tasarruf kullanmaz dediğimiz zaman daha geçen dersimizde, yani muhabbetimizdeki Allah'cı Mansur'un şeyine döner. Evet. Niye acaba herkesi cehennemden kurtarmaya himmet etme diye döner. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ve ma teşâhûne illâ inşallah der. Allah dilemeden biz dileyebiliyor muyuz ki? Şimdi o zaman şu var. Yine rivayetlerde geçiyor ki bu Ebu Nuaym'ın rivayetlerinde geçiyor. İbn-i Asakir'de geçiyor. Birçok kaynakta geçiyor. İmam Hallal'ın. Yani bunlar muhaddis tabakası. Bunlar diyorlar ki bak hadisi devam edince anlayacaksın. Febim yuskaun. Yağmurları onların hürmetine yağdırılıyor. Vebim yurzakun. Rızıkları onların hürmetine gönderiliyor. Hatta Allah Teala febihim yuhyi ve bihim yumit diyor bir hadis. Allah onlarla diriltir, onlarla öldürür. Ravisi de İbn Mesud. Kaynaktan hepsini verebilirim. İbn Mesud'a diyorlar ki yani nasıl onlarla diriltir, onlarla öldürür? Biz anlayamadık. İbn Mesud da diyor ki onlar dua ederler. Ya Rabbi ümmetin neslini çoğalt, Allah nesilleri çoğaltır diyor. Kısırlıkları geçirir diyor. Soyları çoğaltır diyor. Şimdi İbn-i Mesud olacağım buna da cevap vermek için. Hadisin şerhi lazım. Onlarla diriltir, onlarla öldürür. Ne demek? Dua mekanizması onlarla işliyor. Çünkü Allah Teala Hazretleri "Üdûûnî estecibleküm." Dua edin, kabul edeyim. Ben de ediyorum, geninki kabul görmüyor. O zaman bir özel dualar var. İsyansız diller var. Günahsız ağızlar var. Şimdi ve bi müdfeul belâne ehlâz. Bela yer halkından onların hürmetine def ediliyor. Ve yine bir hadiste yusrafu bi'l bela an ehli Şam. Şimdi esas mesele burası. Şam ehlinden bela onlarla kaldırılıyor diyor. Sahih hadislerde Ahmed bin Hanbel vesaire. Bela Şam ehlinden kaldırıyor. Şimdi geleceksin 4 senedir ki meselelere. Şimdi 4 sene ondan evvel Hafız Esed'in tabii olduğu Hama olaylarına falan bakarsak bu 25-30 seneye de gider. Velakin şimdi bu millet biraz anlayışlı olması lazım. 1400 senelik saadet ve mutluluğun yanında 4 sene hiçbir şey değildir. Şam'daki bereketler ve fütuhat, Şam'daki bolluk bereketler 1400 senedir devam eder. Mekke Medine karışmıştır, Şam karışmamıştır. Bakın çok dikkat edin. Abdullah bin Zübeyir devrilmiştir. Mekke'de mancınıklar kurulmuştur. Haccacı zalim tabii çok pis bir iş yapmıştır. Ama Mekke karışmıştır. Medine'de harre vakaları yaşanmıştır. 10 bin tabiin öldürmüştür. Çocukları öldürmüştür. Bakın Şam karışmamıştır. Gerçi siz o kıyamet alametleri bahsinde bir sohbetinizde hatırlıyorum. Ben yine Şam toprağından hareketle bu karışıklığın da yavaş yavaş gidilen yere gitmesi için var olması gereken şeyler. Gereken şey bir de bugün gördüğüm bir hadis-i şerif kıyamete yakın. Camiler en çok Şam'da çalışacak. Tekkeler yani tekrar edelim zikir yerleri Şam'da bulunacak. Salihler Şam'da bulunacak. Mallar Şam'da bulunacak. Bütün bereketler Şam'a toplanacak. Şam toprağına Türkiye'den nereler giriyor hocam? Türkiye'den Urfa'ya kadar yani Harran'a kadar girdiği söylüyor. Ama Antakya mesela var çünkü neden? Bir hadis-i şerifte 40'tan bir tanesi Ebdel'den biri Antakya'da mutlaka bulunduğunu söylüyor.
Antalya'da mutlaka bulunduğunu söylüyor hadis. Beysan ilahiyatı var yine Şam toplumunda. Orada iki tane mutlaka bulunduğunu söylüyor. Humus'ta mesela küsurat veriyor. Kadar belli. Tabii Humus'ta küsurat veriyor. İşte 12 şurada, 14 şurada. Kırklar böyle. Bir de üçler, yediler. Böyle. İşte onlar hadis-i şerifte beyan ediyor. Mesela len tehlu'l ard, İbn Abbas radıyallahu anh buyuruyor ki ma halet'l ard min ba'di Nuh. Nuh aleyhisselam'dan bugüne kadar ve kıyamete kadar yeryüzü min seb'atin 7'den boş kalmamıştır. Mutlaka bu 7 yağmurların onların hürmetine yağdığı, belaların kalktığı zatlar bulunmuştur. Ancak İbrahim Aleyhisselam zamanı müstesna. Çünkü o tek başına bir ümmetti diyor. Zaten sahih hadiste diyor ya benden başka iman eden bugün dünyada yok. Bir tek İbrahim Aleyhisselam'ın o döneminde oldu. Sonra tabii Sare Validemiz vesaire sahabesi eklenince o da arttı. Fakat 7 kişi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ebdelden insan var biliyor musunuz? Yani sahabenin içinde ebdel mertebesi var. Mesela diyor ki yine bir hadis-i şerifinde zannedersem Heysemi Mecmu'u Zevaid'de naklediyor. Taberani hadisidir. Heysemi de isnadı hasendir diyor. Yani muhaddisler kategorisinden konuşmak zorunda kalıyorum. Millette itikat bozukluğu var. Kaynak veriyor. Zaten kimine kaynak da tabii. Buhari diyorsun. Buhari ne diyor? Pirenin anası diyorum ben de. Seninle konuşmam diyorum. Şimdi adam Heysemi'yi bilmiyorsa Mecmu'u Zevaid'i bilmiyorsa. Bunu toparlayalım. Mühim bir soru var. Sahabeden diyor ki sahabeden birine şimdi diyor içeri 7 kişiden ebdelden biri girecek diyor. Ebdelden biri girecek diyor. O da merak ediyor. Ebu Bekir mi gelecek? Ömer mi gelecek? Radıyallahu anh mecmuayı bakıyor. Habeşli bir köle giriyor. Sırtında da şey var. Efendim bir kova su. Camiyi süpüren bir hizmetçiymiş. Habeşliymiş. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Merhaben bir Yesar. Adı da Yesar olacak. Ey Yesar merhaba sana diyor. Yani Allah'ın seçtiği kullarındansın diyor. Yani böyle o zamanda bile bu şimdi şöyle bir şey. Lem yenaluha bi kesreti sıyam. En büyük mesele. Çok oruç tutarak olmadılar. Ve la bi kesreti sadaka. Çok sadakayla değil. Ve la bi kesreti sala. Çok namazla değil. Gel öbür hadise. Ma fadlallahu Ebu Bekir'in bi kesreti sıyam ve la sadaka. Sahabe içinde Ebu Bekir Sıddık'tan fazla namaz kılanlar vardı. Fazla oruç tutanlar vardı. Ebu Bekir sizden çok namazla, çok oruçla üstünlük sağlamadı. Ve lakin bir şeyin vekara fi kalbi. Kalbine yerleşen bir şeyle o sekinet, o mağaradaki tecelli, o fedakarlık, o muhabbet, o taklit kabiliyeti, o ittiba. Hazreti Ebu Bekir kadar ittibası olan yok. Yani 63-63 vefatı, hayatı, mematı, her şeyi o taklit, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadise attığı adıma kadar. İki yarış atı gibiydik diyor. Peki bu hocam şu, sallallahu aleyhi ve sellem. Yani burada bir toparlayalım da şu iki önemli soru var. Bunu müsün? Şimdi burada şunu onu cevaplamadık. Bela onlarla defolur. Ancak bu 500 kişiden bir bela geldiği zaman bir halk müracaat ettikleri zaman o zatı tanımazlar. Bunlar gizlidir. Çoğu bilinmez. Tanınmaları pek mümkün değil. Böyle alim veli gibi çok da meşhur olmazlar. Olmak için de bir sır da var. Söyleyebilirim mesela her gün 10 kere bir dua var. Bunu yapan ebdelden olur. Ebdelden olur. Ama bunu 80 kişi yaparsa, 1000 kişi yaparsa nasıl 40 olacak bu? O da bunun hepsi kabul olur demek değildir. Kabul olunma ihtimali ama sana yolunu gösteriyor. Bulan arayan bulmaz her arayan. Şimdi dua şunu var. 3 kere o duayı 10 kere okuyorsun mesela oluyorsun. Ama mesele ne? Senin vasıfların genelde tutacak. Yani kalbin temiz olacak. Kin ve nefret olmayacak. Lanet ve beddua yok. Elleriyle bir kişiye bir şey vurmamışlar. Fiske vurmazlar diyor. Bir beddua yapmazlar diyor. Neler neler. Bak, ama ebdalden olacağım diye dua edeceğine ebdallerin elinden tutacağım diye dua etsin de dizlerinin dibinde otursun. Keşke. Yapacak Allah. Zaten ebdali bulmak bile mesele şimdi. Şimdi burada şu var. Bu bela niye kalkmıyor? Bunu ben de dikkatinizi çekerim. Muhammed Efendi Hazretleri'ne bir anımı anlatayım. Tabii ince iş. Beykoz'a gidiyoruz. Yağmur duasına çıkıyoruz. Biliyorsunuz Tayyip Bey belediye başkanı yeni oldu. O eski parti belediye kuraklık vardı. Ondan sonra efendim bomba atıyorlardı buluta. Meşhur hadiseler. Bulut da gidip başka yere yağıyor. Yağıyordu çünkü o memurdur. Emrolunan yeri. Geldi yağmur duaları yapılsın dendi. Fatih Camii'nde toplandı Burhanettin Rabbani'ler. Şunlar bunlar bizim efendi vardı. Gönenli efendi falan bütün efendiler vardı. Oradan yağmur duası. Burada Beykoz'da da Yuşa Hazretleri'nin yanında. Efendim Mahmud Efendi Hazretleri işte oruçlu olalım arkadaş. Çoluk çocuk gelsin talebe gelsin. Kimin duası makbul belli değil. Toplanıyoruz. Hacı Salih Efendi var o zaman büyük veli. O da geliyor o haliyle yaşlı. Ya şimdi dua yapılıyor. İniyoruz bir gün geçmiyor. Yağıyor.
Birkaç kere oldu, Beykoz'daki camide yapıldı. Havada cam gibi yanarak girdik, çıktık, yağıyor. Artık dayanamadım. Dedim efendim nerededir? Ya duası müstecap insansınız. Biz size görüyoruz yani bunu, biz yaşıyoruz. Ya şu İslam'ın hakim olması için, şu Müslümanların anası ağlıyor, mazlum durumda, kurtuluşu için. Yani bir dua yapsanız bunu hemen olur ki. Yani bana da öyle kolay geliyor. Ama itikadım öyle, iyi bir şey, itikat iyi bir şey. Bana dedi ki, Ahmet, yağmurda dedi, hayvanların da hakkı var. Sabilerin de hakkı var. Yani günahsız masumların da hakkı var. Bundan dolayı hemen tutuyor. Öbüründe kema tekunu vellalik, nasıl olursanız öyle yönetilirsiniz buyuruluyor. Halk istemiyor İslam'ı. İnsanlar şeriatı, sünneti istemiyor. İnsanlar istemedikçe Allah zorla vermiyor. Zorla istese herkesi Müslüman eder. Onun için bu insanların talebine bağlı bizim duamız da o yöndedir ama yağmur duası gibi bu işin tutmamasına şaşılmaz dedi. İyice bir konu konuştu. Şimdi burada da şey geliyorum. Hadiste yani gördüğüm hadis derken hadisin şerinde Evliyaullah'ın beyanı şöyle diyor. 500'ler dua yapar. Olmadı bu dua 70'lere intikal eder. Olmadı bu dua 40'lara intikal eder. Olmadı yani imdat medet isteyen bir toplum var. Myanmar yanıyor. Efendim Doğu Türkistan'da bu kadar mübarek zat var. Ben inanıyorum ki Türkiye'deki bulunanlardan daha salih zatlar var Doğu Türkistan'da. Muhafaza etmişler yani şeriatı sünnet. Ama şimdi bu nedir? Bunlar tevessül ediyor. Yani zamanın sahibinin hürmetine deniyor. Bazı çoğusu zamanın sahibini tanımaz. Mürşidi varsa mürşidine tevessül eder. Ama mürşidi olmayan çok genel var. Mürşidi olmayanlar zamanın sahibi zaman. Hakkı için işte. Çünkü burada evtat var. Tamam. Evtat da dörtlü. Bu dört de dört direk. Bu dört direk doğuda batıda. Mesela 300'lerin küllüsü Morok'ta, Mağrip'te. Küllüsü o bölgede. Ama o bölgede ne kadar tekkeler ve veliler olduğunu dünyada kimse bilmiyor. Evet. Yani gördük. Şimdi bu tevessül adrese gidiyor yani. Posta gibi. 500'lerden dua. Oradan geliyor. İniyor iniyor. En son Kutbu Gavs'a geliyor. Şimdi Kutbu'la Kitap'tır denen var ama Kutup'la Gavs aynıdır diyen de var. Gavs birdir. Tektir. Gavs Mekke'dedir. Veya Yemen'de rivayet var. Ama ekseri rivayet mutlaka Mekke'de olmaz kuvvetli. Şimdi benim de mürşidim İstanbul'da. O zaman bu Gavs mıdır değil midir ihtilafına tereddütle girmeye lüzum yok. Çünkü senin mürşidin Gavs'sa o Mekke'dedir aynı zamanda. Onun da kafanı iyi çalıştıracaksın. Sırları var. Şimdi o zaman şimdi bunlar tasarruf etmiyor muydu değil. Ediyordu. Seyit Ahmet Bedevi Fransız gavuruyla uğraşmakta, Frenk denen gavurların esirlerini kurtarmakta meşhur. Ahmet Bedevi'nin lakabı nedir? Hattaftır. Hattaf nedir? Kapıp getirendir. Hangi şey Fransızlara esir düştüyse, anaları gelirse Ahmet Bedevi'ye müracaat ve yalvarsalar, şeyleriyle dünyanın hangi adasında esir olsa olsun elleri zincirlerle beraber tak anasının evinin önüne geliyordu. Yani bu tasarruflar görülmüş. Şimdi görülüyor. Evet. Ama şimdi şunu diyelim. Burada geliyor Gavs'a. En son nokta. Artık Gavs Allah Teala yalvarıyor. Yalvarınca Mevla Teala Hazretleri buna levh-i mahfuzdaki durumu gösteriyor. Diyor ki bu Suriye'nin belasının sebebi şudur. Bu sebep ortadan kalkmamıştır. Kazai mübremdir. Kazai muallak mıdır? Kazai mübrem midir? Muallaksa askıdadır. Arka tarafı ancak Mevla bilir. Ön tarafını melekler de görür, veliler de görür. Ne demek? Kazai mübrem, kazai muallak. Çok kısa. Şimdi çok kısası şu. Bu kulum sadaka verirse, ana babasına iyi bakarsa ömrü 100 senedir. Tamam. Ana babasına hor bakarsa 60 yaşta ölecektir. Bu askıdır. Tamam. Bu bunun ne yapacağını ne yapmayacağını geride Mevla bildiği için orada 60 veya 100 kesindir. Allah indinde acaba olmaz. O Allah indindeki kesin kader mübrem olur. Evet. Ama dua belayı def eder. Az sadaka çok belayı def eder. Ömrü ancak iyilik uzatır gibi sahih hadisler. Neye yarar? Anlaşıldı. Demek peki, ki levh-i mahfuzdan devam edelim kopmasın. O zaman bu şartlarla ömür uzuyor. Bu ne demek? Askı var demek. Bu askıdaki şeyi görür. Gördükten sonra askı değil. Askıyı gösterdikten sonra bu sebep ortadan kalkmamış. Bu millet şu günahından tövbe etmemiş. Veya genelde şöyle bir bunlardan istiyorum yapmıyorlar gibi sebebi görür. Bir de
bunlardan çok şehit almak istiyorum gibi, illa kötü olmaları gerekmez. Bunları ahireti bunlar yani için... Yani bir hikmete mebnidir desek anlaşılır zannediyor. Ahireti dünyadan evla görüyorum gibi. Hı hı. Veya bunu ilerideki büyük fütühatların mukaddimesi yapmışım. Bunları kazandırıyorum arada gibi. Sayarım sabaha kadar, hadislerle sayarım. Yok tamam, çok gerek o yok hocam. O zaman bu hikmetlerden birine mebni olarak o zata gösterir. O zat gavs iptihal eder, yalvarır, yakarır. O yine vazifesidir. Duasını yapar ama o noktada eğer ki kaza muallaktaysa, Gavs'ın yüzüsü hürmeti ve hatırı vardır. O hatırla beraber o askıdaki nokta dua ile, hadis-i şerifte zaten vardır o dua çevirir diye, çevrilir bela, o iş düzelir. Peki. Düzelmiyorsa, evet, Gavs da varsa dünyada var. Hı-hı. Bu Gavs bu Suriye'yi görmüyor mu? Bu Filistin Gazze'yi görmüyor mu açık hava hapishanesini? O görüyor. Buna dua etmiyor mu? Ediyor. Ama burada Müslümanlardan istenen şeyler mi gerçekleşmiyor vesaire mi bilmiyorum. Mevla bu zata neyi gösteriyor? Mübrem kazayı bildiriyor. Mübrem kaza nedir? İlmi indim ilahimde kesinleşmiş olan konu budur. Sen duana devam edebilirsin. Bu senin için ibadet ve zikir sayılır. Peki o zat Cenab-ı Hakk'ın muradı ilahinin dışında bir şey ister mi Allah'tan? Muradından gayri bir şey istemez. O da o muradı ama, görürse edeben dua etmeye devam eder. Vazifesi mi? İbadettir. Dua ibadet olarak yapar. Ama naz etmez, söz etmez. Yani kabul olunmadım demez. Çünkü o onu bilmektedir. Tamam. Ve lakin şimdi Abdülkadir Geylani diyor ki ben diyor kazayı mübremde de iş görürüm diyor. İmam Rabbani de diyor ki Gavs Hazretleri böyle buyurmuştur ama mübremin de iki kısmı var. Mübremin de muallak kısmı var. Şimdi o, İmam Rabbani de diyor ki yani Abdülkadir Geylani'nin hani, dediği mübrem bu yine... ilim ehline özür dilerim. Yok. Bu böyle bizim ihtiyacımız olan şeyi konuşalım. Evet. Ne olur? Yani şunu bu diyorum. İlim ehline böyle olacak şey. Ben şunu sorayım. Şuradan devam yani edelim. Yani Mevla'nın indinde kesinse hocam bu mesele anlaşıldı aslında. Bu mesele yani anlaşıldı. Buna daha şey, önemli sorularımız ayetten var. Ayetten delil getirelim. Bir, çünkü bu askıda kalmasın. Delil ihtiyacımız yok. Allah dilediğini siler. Kaderlerden. Çünkü bu itikadi bir konudur. Tamam. Allah'a dokunuyoruz çünkü Gavs'ı. Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Hükümlerden. Ve inde ümmül kitap, kitabın anası Allah'ın katındadır, o değişmez diyor. O kadar. Anlaşıldı. Peki şimdi soru şu, seyircimize soruyor. Kişiden niye tövbe isteyelim? Haşa, Allah bizi duymuyor mu diye Muhammed Kanat bir soru sormuş. Buradan kastı da hani Mürşid-i Kamil elinden tutup tövbe ediliyor. Değişik tariklerde lafızlar başka olabiliyor ama böyle bir usul var. Elden tutup intisap ediliyor ve orada da bir tövbe var. Ben kendi başıma tövbe etsem olmaz mı? Niye olur. Bir Allah dostunun elinden tövbe? İkisinin arasındaki fark ne? Tövbe etsen de olur, zikretsen de olur. Buna şart. Fark şu. İnnelizde yubayyûne kinni ma yubayyûne Allah. Seninle sözleşenler Allah Allah sözleşmiştir ayetinde. Yedullah fevka edeyim. Allah'ın yedi kudreti onların elinin üstündedir. Bu bir ahitleşme ve sözleşmedir. Ondan sonra da bu Efendimiz'e mahsus olmadığından dolayı Hazreti Sıddık da biat almış. Hazreti Ömer de biat almış. Şimdi diğer sahabe de biat aldığına göre peygambere mahsus bir şey değil. Ha, yani peygambere bu tövbe etmek aynı zamanda beyat almak mıdır? Bu biattır. Tevbe almak yok. Tevbe Allah'a edilir. Tevbe ettiğine mürşit şahit edilir. Onun manası bu esas. Mürşidi şahit edersin. Neden? Şahitlerinizi artırın diyor. Günahına dolu şahit ettin. Tevbene de şahit et. Yeryüzü de şahit olacak diyor Kur'an. Ve şahidin ve meşhut diyor. Mürşit en büyük salih bir zat ve Allah dostu olarak yarın ahirette sana da şefaatini umduğun bir zat olarak tevbene şahit ediliyor. Tevbe almak demenin bir manası şahitlik, bir manası sözleşme, bir manası da tevbeyi öğrenme. Hangi lafızla tevbe edeyim demek. O da sana tevbenin şartını öğretiyor. Bir daha yapmama azmedeceksin. Kul hakları varsa, mesela tarikat vermeden evvel kaza namazlarını öde. Kul borcun var mı evladım? Var. Borçlarını öde. Bizim yani Alaeddin Efendi'den gelen usulde. Şimdi garip zamandır diye bu şartlar çok koşulmuyor bizde de. Çünkü şart koştuğu zaman adam zaten gidiyor. Ondan sonra hiç gelmiyor. Bir kere Allah diyecek, onu da demeyecek devir, diye. İman kurtarma devri. Hayır, garip zamandır diyor. Yoksa hatma hacca gene de herkes sokulmuyordu. Eskiden benim küçüklüğümde mektubat, her mektubu herkes dinleyemez deniyordu. Kapıda adamdır. Dersin hangi derstesin, hangi makamdasın? Şu mektup. Şimdi gönlüne gelen mektubat televizyona çıkıyor. Ama işte her mektup televizyonda okunur mu? Camide bile okunmaz. Onun için bu işte mahfiyet vardır. Gizlilik esası vardır. Çünkü hel fiküm garibun diyor zikri talim ederken. İçinizde garip var mı? Yani ehli kitabı kastediyor. Yani ehli olmayandan gizleyin. Yoktur deyince kaldırın ellerinizi irfa'u ediyeküm diyor. Fekulü la ilahe illallah. Tarikatın bütün delilleri ben Tasavvuf Risalesi isimli kitabımda madde madde yazdım.
usulü aşere. 10 makam. Hı. Bu 10 makamın hepsinin ayetten delili, hadisten delili. Tasavvufun zikir, üzkürullah zikran kesira, çok zikredin. Sen demin dedin işte. Tasavvufun delili, tevbe almak. Biat eden Allah'la biatmış olur. Yani bir alimle, bir veliyle bir sözleştin. Ondan sonra hangi ayete baksan, sen bana şunu söyle diyorum ben de ona. Sen bana senin yaptığın şu şeriata uygun değil de bana. Ben sana izah edeyim. Şimdi sen bana biat diyorsun, delilini okuyorum. Zikir diyorsun, delilini okuyorum. Ondan sonra rabıta diyorsun, delilini okuyorum. Salih bir insanı düşün. Zikrul enbiya ibadet. Peygamberleri anmak ibadet. Ennazur ilaveci Ali'nin ibadet. Ali'nin suratına yüzüne bakmak o ibadet. O anlaşıldı hocam. Şuradan devam edelim mi? Hani burada aslında anlaşılmayan nokta şu. İnsanlar mürşide tövbe etmiyor. Mürşitle birlikte Allah'a tövbe ediyor. Allah'a tövbe ediyor. Yine canım, tövbe Allah'a, ikisinin arasında fark var. Cemiyan. Hepiniz tövbe edin eyyühel müminun. Peygamber bile istiğfar ediyordu sahabeyle birlikte. Sen burada tövbeden istiğfardan kimse müstahni kalamaz. Ayet-i Celle miydi hocam? Onlar nefislerine zulmettiğinde velev sana gelselerdi. Ha, tamam, o da güzel denildi. O nasıldı? Velev ennemiz zalemü enfusehum. Onlar nefislerine zulmettikleri vakit. Câûke sana gelseler. Festeğferullah. Allah'tan af isteseler. Festeğferallahu resul. O resul de onlar için bağışlanma istese. Levecedullah tevâben rahîm. Elbette Allah tevbelerini çok kabul edici ve acıyıcı bulacaklar. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi gitsen, biz yine gittiğimizde kabri şerifin yanında istiğfar istiyoruz. Ya Resulallah benim için istiğfar et diyoruz şu anda biz ziyarette. Çünkü şu anda kabrinden istiğfar ettiğine dair hadis var. Sabah akşam amelleriniz bana gösteriliyor. Hı-hı. İyiliklerinizi ahmet ediyorum. Kötü amelleriniz bana arz edin. İstiğfar tülekum. İstiğfar ediyorum. Ama bunu Resulullah'ın bir vekilinden, bir halifesinden, Hazreti Sıddık'tır ve diğer öyle silsile yoluyla geliyor. Bu silsile yoluyla gelen Tuğba limen rani beni görene müjde olsun. Velimen rağmen rani göreni görene. Bu hadis Taberani'dir. Müjde olsun denirken bir silsile olduğu beyan ediliyor. Ha, onu sorayım mı? Şimdi evet. Silsile Hazreti Ali'den ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tan geldiği rivayet edilir. Evet. Bu nasıl? Nakşi yolu Hazreti Ebubekir'den gelir, Kadiri Meşrep Hazreti Ali'den ben gelir gibi. Ya tarikatların ekserisi. Bu nasıl hocam? Ekserisi Hazreti Ali'den hani gelir. Hani mesela Sevr mağarasında o... Nispet oradadır, Sıddık'ı nispet oradadır. Hazreti Ebubekir'in Nakşi'den gayri hep Hazreti Ali'den gelir. Hmm. Şimdi burada iki hadis-i şerif buna delalet ediyor. Süddü anni kulle havgatin gayri havgati Ebu Bekir'in. Buhari'dir ve Medine'de Ravza'da şu anda kapının üstünde yazıyor. Osmanlı yazmış, bunlar da kazımamış. Çünkü hadis sahih diye. Ne demek? Mescide sahabenin evlerinin kapıları açılıyordu. Herkes evinden çıkıp işte o zaman hasır gibi bir şey var. Hasırı açıp camiye giriyordu. Yani bir kısım sahabenin civarda. Hı. Ne buyurdu? Vefatına yakın. Ebu Bekir'in kapısının dışındaki bütün kapıları mescide kapattı. Burada bir rivayette yine sahihte Ali'nin kapısının dışındaki bütün kapıları kapatın. Ama Ebu Bekir müstesna. Ebu Bekir'e denirken de Ali müstesna oldu. Hmm. Bundan dolayıdır ki manevi nispetlerin irtibatın devamında bugün Hazreti Ömer'in tarikatı diye bir şey anılmaz ve Hazreti Ömer'den bir nispet gelmez. Ondan gelmiş hadi Ali adalet gelmiş. Gelmiş geleceği kadar Hazreti Osman'dan bütün faziletler gelmiş. Ama özel nispet yani bir soyu yaşayacağının bilinmesi gibi. Sen şimdi diyebilir misin şu anda yaşayanlardan şunun soyu kıyamete kadar devam edebilir diye? Kim için diyebilirsin? Ancak Allah bildirirse diyebilirsin. Eğer Allah da Resulüne bildirdiğine göre vahiyle hadislerde de bu gibi hadisler gaybi haber. Orada o nesebin yani o şecerenin devam edeceğini bildiğinden mesela Hazreti Ebu Bekir'den Selman Farsi'ye geçiyor. Yani orada Hazreti Ebu Bekir'den Hazreti Ömer'e geçmiyor. Halifelik siyaset yani idare, hükümet yönetimi, insan idaresi başka. Hı hı. Tarikat ve manevi nispet başka. Oradan çünkü Selman minna ehlel beyt diyor. Selman bizden ehli beyt. O Selman'a geçiyor. Oradan yine orada Cafer-i Sadık var. 12 imamdan bir imam orada devreye giriyor. Orada Beyazıt Bestamiler öyle geliyor o şekilde. Peki soru şu, tarikatla cemaat arasında nasıl bir fark var? Mesela siz şimdi, siz demeyeyim de herhangi birisi, bizim kameraman arkadaşlardan birisi etrafına 10 kişiyi toplasa ve kendi adına bir cemaat kursa ben bu de, cemaat yapısıyla tarikat müessesesinin arasındaki fark nedir? Ya fark için diyor Cübbel Hoca'nın müritleri bilmem neler. Ben şeyh değilim ki müridim olsun. Ben daha mürit olmayı beceremedim. Allah becerttirsin. Şimdi cemaat benim cemaatim olur. Cübbel Hoca'nın cemaati makbul bir sözdür. Yani vakide var. Dinleyicilerim var. Hı. Gelenim gidenim var dersime. Ama benim müridim olmaz. Neden? Ben tarikat kurmadım ki. Şeyh de değilim. Şimdi o zaman cemaatle tarikatın farkı şudur. Tarikat Hazreti Sıddık ve Hazreti Ali gibi mutlaka bir silsile yoluyla burada İmam Gazali'nin Eyyühel Veled'ini getirmiştim. Onun da şerhi var Eyyühel Ak diye. Şimdi Eyyühel Veled'de diyor ki Mürşid-i Kamil'in vasıfları nelerdir? Onları sayıyor İmam Gazali. Mürşidin lüzumu nedir?
Mutlaka mürşit lazımdır. Değilse şeytanın yolları çoktur ve açıktır. Allah'ın yolu hafidir ve mahfidir. Nefsin yolları da zahirdir. Dolayısıyla şeytanın seni çekmemesine ihtimal yoktur. Hani şeyh olmayan şeyhi şeytan sözü Beyaz Bestami'den menkul olmakla beraber. O söz de çok konuşulur mesela. Ne demektir? Niye şeyh olmayanın şeyhi şeytan olsun? Nasıl anlamak lazım? Şeyhi olmayanın demek kendisi başına kalıp Allah'a kendi başıma ulaşacağım demektir. İbn Sina gibi felsefeyle, filozoflukla mesela İbn Sina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i devreden çıkararak Allah'a kavuşmak istediğinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana aleminde zuhur ediyor. Ne diyor? Pabucumun şeyiyle ağzını yırttım. Yani felsefe ve mantık bu yolda sökseydi meselin altını meshederdik mesali. Bu iş akılla bulunacak şey değildir. Dinimiz nakle tabidir. Dolayısıyla burada bir insan şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır demek şudur. İlle direkt şeyhi yok ama şeyhi olan birinin vaazına gidiyor. Onlar hep dolayısıyla kurtuluyor. Bu şu demektir. Akıl ve mantıkla nakle tabi olmadan, vahye tabi olmadan, ayet hadis bakmadan, Cüneyt Bağdadi bu işi kuran, Seyyidü Taife, efendileri, taifenin efendisi. Ne diyor? Bizim ilmün azâ, bizim bu ilmimiz mukayyedün bil kitabı ve sünnet. Kur'an ve sünnetle kayıt altına alınmıştır. Kur'an'ı ilmi bilmeyen, hadis yazmayan, yani hadis yazmayan demek o zaman baskı yok ya, onun için hadis bilmeyen bizim yolumuzu iddia edemez. Şimdi o zaman ne oluyor? Cemaat demek, ben hemen bir cemaat oluşturabiliyorum. Herkes bir cemaat oluşturabilir. Bu hak verilmiştir. Zaten tarikat kurabilir mi? Tarikat kuramaz. Çünkü tarikat mutlaka kendisinden evvel bir mürşitten el alması lazım. Onun ona ben seni tarikat talimine vekil ettim diye izin vermesi lazım. Yazı şart değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sıddık'a yazı vermemiştir. Onun da bir takım şartları var vesaire. Yok, icazet vermesi lazım. Hilafet, halifelik vermesi lazım. O zatın da sahihiyet olması lazım. Yani elinin sağlam olması lazım. Elinin sağlam olması demek kendisi de bir kamil mürşitten el almış olması lazım. Peki mesela şöyle bir şey olur. Bu ne gibi? Kablolarda kopukluk bir yerde olduğu zaman feyzin ve nispetin gelmemesi, elektriğin kopması. Ben bir yerde rast gelmiştim. Böyle bir şeyh efendinin müritleriyle beraber bir yolculuk yapma zarureti oldu. Yolculuk esnasında başka bir yere uğradık. Çorum'da İpek Efendi. Allah rahmet etsin. Rahmet olsun. Onun dergahına o müritlere sordu. Dedi ki siz nereden geliyorsunuz? Efendim işte biz falancanın müritleriyiz. Peki mürşidinizin mürşidi kimdir filan? Efendim mürşidimiz üveysidir dediler. Evet. Kaşını çattı, olmaz öyle şey dedi. Olur. Zahiren dedi birinden icazet almak lazım. Olur, üveysidir tarik-i nakşibendi beyan edem gel bir efendi. Şimdi üveysilik var ama üveysinin de zahirde bir mürşidi zahirde olması mürşidi lazım. Yani tabii. Nakşibend Hazretleri'nin zahirdeki şeyhi Seyyid Emir Külal'dır. Ama esas maneviyatta tarikatı ona kurduran Abdülhalik Ucduvani'dir. O zaman üveysilik vardır ama mesela Ebu'l-Hasen-i Karakani Ebu Yezid el-Bestami'den üveysidir. Görüşmemiştir. Ama zahiren de bir mürşidi var. Ama yok. Ama şu var. Kabrinden almıştır. Ama Ebu Yezid el-Bestami Harakan'dan geçerken buradan er kokusu geliyor. Bu bizim halifemiz olacak demiştir ama. Şimdi burada o dönemlerde sıdk ve sadakat vardı. Söze güvenilirlik vardı. Şimdi önüne gelen bir mezara oturur. Ondan sonra da ben buradan el aldım diye kalkar. Şahidin nedir? Şahidin yoktur. O dolayısıyla öyle bir şey insanları bağlamaz. Sen eğer oradan halifelik icazet aldıysan da kendine sakla. Milleti sahihiyet olan kapılara yönlendir. Sağlam kapılara yönlendir. Zuhuratlar olabilir. Bakın ne diyor Ebu Süleyman Darani? Velilerin büyüklerindendir. Ziyaret etmek nasip oldu Şam'da. Diyor ki ben diyor bir 40 gün ilham gelir. Öyle hüccetli delilli güneş gibi parlar. 40 gün aynı şey ısrar olsa da ben mutlaka ayet ve hadisleri incelemeden şerata muvafık mı tespit etmeden kimseye beyan etmem diyor. Sen bir şey gördün diye bir veli oradan sana zuhur etti. Sen benim halifemsin dedi diye git bunu ilan et, ilan etmezsen cehennemliksin demedi ki. Sen de ne kaşınıyorsun kardeşim? Halifen sen teberrüken icazet aldın manen demektir. Zikret o zatın kabrine git, rabıta yap. Bunlar caizdir. Ama millete ben vekilim, ben kefilim demek milletin mesuliyetini sırtına almak demektir. Hele kendine rabıta yaptırmak çok tehlikeli bir iş. Peki şöyle bir şey var mı hocam? Mesela çünkü nefsinle zerre kadar olan bir insan rabıta yapsan ona sen de helak olursun. Cinlenirsin, büyülenirsin, şeytanlaşırsın. Bunu deyince iki şey birden sorayım. Bir, evliya ile mürşidi kamil başka başka şeyler. Başka şeyler. Her mürşit velidir, her veli mürşit değildir. Umum husus evet. Başka.
Anlaşıldı. Peki bir diğeri, son zamanlarda insanlarda çok görüyoruz. Mesela diyor ki, ya işte şu esma zikrini şu kadar süre çekersen diye okudum ben bir kitapta, çocuğun güzel olurmuş. Şu esma zikrini şu kadar okursa hanımın güzel olurmuş. Onun için tarikat gerekmez. İcazet gerekir. Mesela Erbayn İdrisiye. Bu yapılabilir mi mesela? İşte var bende o icazet. Bilmeyen birisi o kitabı alıp okuyarak yapsa zarar görür mü? Şimdi şöyle, özelse, havastansa, mesela ben İdris Aleyhisselam'a vahyettim, Şahabettin Sühre verdiğin şeyinde icazetim var. Onu ben basmışım da icazeti hatla. Bu icazeti ben almadan bunu yapamadım. Senelerdir bildiğim bir şeydi. Yok, hiç icazet falan yok. İcazette birini de aramıyor. Birinden komşusu söylemiş. Demiş ki işte yağ ve dut çekersen doğacak çocuğun şimdi, erkek olur, güzel olur. Şimdi o gibi şeyler Esma-i Hüsna gibi terkiplerse caizdir. Yapabilir. Çünkü Allah'ın zikrine girer, özgürullah zikran kesera girer. Ancak adetli çekiyor hocam. Her gün adetli, defa, adetli de olsa defa caizdir. Yani mesela o genel izin vermiş havas kitaplar. Yani umumi zatlar vermiş. Ama özel mesela Süryani isimlerdir. Süryani'den muarraptır. Yani Arapçaya çevrilmiştir. Dolayısıyla havası vardır. Havas da ehlinden gelip intikal etmektedir. Onlarda yani icazet mevzu bahistir. Ama şimdi 99 Esma-i Hüsna okudun. Veyahut efendim işte ya ve düdü 1000 kere okudun. Bu gibi şeyler umumidir. Çünkü velillahil esma-ül hüsna fed'uhu biha. Ayette nas var ki Esma-i Hüsna ile Allah'a dua edin. Onun için diyorum ki Esma-i Hüsna'dansa ayetteki genel müminlere emre girer. Onun sayılı olması zikir emrini bozmaz. Hı hı. Zikir emrini özelleştirmez. Çünkü emir geneldir. Fed'uhu biha. Peki mürşitlerin verdiği zikir taliminde adet olduğu vakit ya adetle zikir olmaz falan diyenler var. Şimdi onun delilini Müslim sahihinden okuyalım. Şimdi diyor ki adam, sen diyorsun ki çok zikredin, Kur'an'da var. Efendim biat Kur'an'da var. Efendim takva Kur'an'da var. Vesile arayın Kur'an'da var. Züht var, vera var. Saydık. Havf var, raca var, rıza var, yakın var, tevekkül. Bütün makamların ayetini, hadisini ben yazmışım. Bunları bulduk Kur'an'da. Velakin yani un var, şu var, su var, yağ var. Hı hı. Ama bunun bu terkiple helva pişirilme meselesine gelince sen diyorsun ki şu kadar zühtten, şu kadar veradan, şu kadar takvadan, yani diyorsun ki 5000 kere bu, efendim şu kadar rabıta dakikası, şu kadar murakabe saati. Murakabede de basamak koymuşsun şu kadar, bununla da iştigal en az şu kadar ay veya yıl. Bu kadar kesin kes, bu tertip hakkı nereden çıkıyor? Muhittin İbn Arabi ki hadis hafızıdır, muhaddistir ve müçtehittir. Hatta diyorlar ya Muhittin Arabi hangi mezheptendir? 4 mezhepten. Kendi müçtehittir. 4 mezhepten birine bağlı değildir. Çünkü hakikaten müçtehittir yani. Hı. Bu kadar ilmi var. Muhittin Arabi ne diyor? Bakın hadise şimdi. Men senne sünneten haseneten. Kim bir güzel sünnet çıkarırsa felehu ecruha ve ecru men amile ila yevmil kıyam. Kendi ecri kendine kıyamete kadar amel edenlerin sevabı eksiltilmeksizin bir misli de ona çıkarsa sebebiyet verir. Sünneti ihya ederse unutulmuş i̇hya değil. Sünneti ihya değil mi? Değil. Başka bakın şey. Ehya sünneti başka hadis. Sünnetimi canlandırırsa. O ba'den ümit et diyor zaten öldürüldükten sonra. Hmm. Bu senne. Senne demek sünnet meşru etti. Enteresan bir şey. Ne demek? En sahih hadis, Müslüm hadisi. Sünnet meşru etti şu demek. Nakşi tarikında günde 5000'dir ekalli salike demiş. 5000 oldu mu efendim sana bunu koyduk işte Nakşibend. Benim yoluma mı bir adı kardeşim? Senin 5000 kere Allah demen, la ilahe illallah demen şart değil. Farz da değil, vacip de değil. Sünnette de özel bir şey yok. Ama hadislerde, rivayetlerde var. Bana 1000 kere salat ederse elfe salat var. Mesela hadiste 100 kere kulü vallah var. Subhanallah 33 var. Sayı hadislerde sayı veriliyor. Yani sayı yok demesin. Mesela la ilahe illallah melkül hakkul mübin 200 kere okursa ebedi fakir olmaz. Bak 200 yani sayı illa o yüzde de kalmıyor. Binde çok hadis var, 1000 sayısı. 1000 ihlas okuyan canlı cehennemden satın alır. Deylemi hadisi. O zaman sayı İslam'da var. Ama hadiste olursa herkesi bağlar. Bütün ümmeti bağlar. Emir olacak. Velilerden olursa ne dedik? Her veliye, her hepinize şirat ve minhaç verdik. Ne diyor İsmail Hakkı, Ruhul Beyan sahibi? Her nebiye şeriat, her veliye tarikat verdik. Yani özel bir virt yolu verdik. Şimdi bu zat bu yolu tecrübe etmiş. Zikran kesirat çok zikir. Çok zikir, namazı çok emretmiyor. Hiçbir şey çok emretmiyor, zikri çok. 100 kere 200 kere kalpte yerleşmiyor. Adam bunu denemiş etmiş. Günde 5000, göz kapalı olursa, şu şart olursa, bu olursa, huzuru kalp olursa, gece olursa, teheccüd olursa, yani öyle bir şartlar toplanıyor ki Kur'an'ın kalbi, adamın kalbi, işte zikrin kalbi
kalpler bir araya geliyor. Çalışıyor. Motor çalışma ihtimali güçleniyor. Güçlenince de arkadaş, ben bunu kendimle denemiş bir adam olarak konuşuyorum. Şu anda gafil bir durumdayım ama eski işlerim, durumum yok. Ama bunu riayet edip günü gününe yaptığımız zaman uçuyorduk be arkadaş yani. Yani uçuyorduk derken öyle bir feyiz doluyorduk ki 500 rekat kılsak anlamıyorduk ya. Şimdi 4 rekatta zorlanıyoruz. Neden? Benzin ona göreydi. Zikir, dışarıda rabıtayı kuvvetli yaparsan namazda ihsan makamını bulursun. Namazda Allah'ı görür gibi olma halini, Allah'a neye benzeteceksin haşa? Namaz 4 dakikada 4 rekat kılan adam tak durduğu anda ihsanı nasıl tutturacak? Öncesinden motoru ısıtmazsan orada yolda kalırsın. O halde burada mesele nedir? İhsan makamı Allah'a görür gibi olmak için çalışılıyor. Zaten hadisteki en büyük tasavvuf iman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? İman 6 şart. İslam 5 şart. İhsana gelince Allah'a görüyorsun gibi ibadet. Zikre devam etmeyen hangi kişi Allah'a görüyormuş gibi ibadet yapacağım diyecek. Aşlama olmadan hamarmut düzgün meyve verir mi? Efendim mayalanmadan süt yoğurt oluyor mu? Efendim demir kendi başına keskin kılıç oluyor mu? Peki. Mürşitsiz Mevlana Mevlana oluyor mu? Ne diyor? Hiç ahen hançeri tizi neşüt. Efendim hiç Mevlana neşüt Mevla-i Rum tamiridi şemsi tebrizi neşüt. Mevlana Allame-i Cihan'dı. Dünyada kitapları yutmuştu Mevlana. Muhaddisti, müfessirdi, fakihti Mevlana. Ama Şems-i Tebriz'i bulmadan Rum diyarının Mevlana'sı olabildi mi diyor. Hangi demir kendi başına hançer olmuş? Evet. O halde mürşit lazım. Mektubatın dediği gibi. La min ecli kevnike fil bidâti ahvela. Sen başında şaşırsın evladım. La büddem şeyhin yegûdüke evvela. Seni önce yola götüren mürşit lazım. Şimdi bir talim şeyhi var, bir terbiye şeyhi var. Talim şeyhi kitabını yazar. Ebu Talib-i Mekki Kutül Kulübü yazmış. Sühre verdi, Avarif-ül Marif'i yazmış. Bunları alırsın. İhya-ül Ümiddin, Tarikat-ı Muhammediye. Bunlar acayip nefsin kötü huylarını verir. Öyle bir şey ki yani anatomi gibi nefsin ve ruhun, kalbin, aklın bütün... Terbiye şeyhini yap. Terbiye şeyhi işte sana ders verendir. Yani 5000, şu dakika, şu saat, şimdi Kur'an az oku. Çünkü çocuksun, börek mörek sana gelmez. Doğar doğmaz çabuk beslensin. Tık ağzına eti böreği, boğacaksın çocuğu. Sen şimdi zikre çok devam et. Zikre, İmam-ı Rabbani mektubatta ne diyor? Mürşidin gölgesi bile başta olan için efendim kuvvetli zikirler yapmaktan evladır. Neden sen kuvvetli zikre giriyorsun ama Allah'la hiçbir irtibatın yok. Allah'la hiçbir irtibatın yok. Dolayısıyla Allah'ın dostu, Allah'a diyorsun ki ya Rabbi bu seni çok zikretmekten sen de kendini kaybetmiş. Bu mirat olmuş, ayna olmuş, tecelliye mazhar olmuş. Ha ben bunu nereden anlayacağım? Ya arkadaş zaten bu efendim affedersin karpuz, kaymun, hıyar değil ki bunu anlayacaksın. Sen burada demin sorduğun sorunun cevabı geldi. Hümüllezine izâ ru'u zükirallah. Hadis-i şerif buyurmuş ki onlar o dostlardır ki görüldüklerinde Allah akla gelir. Yine hadis-i şerifte buyuruyor. Men zekkerakum billahi ru'yetu. Kimi görmeniz size Allah'ı hatırlatıyorsa ve zâde fî ilmikum mentuku. Kimin konuşması ilminizi artırıyorsa efendim kimin sohbeti sizi dünyadan soğutuyorsa onlardan ayrılmayın. Onlar mürşid-i kamiller. En güzel delil, en büyük delil. Allah'ı hatırlıyorsan. Şimdi bir adamın yanına gidiyorsun. Sohbetinde bulunuyorsun. Çıktıktan sonra durumuna, kalbine bakıyorsun. Sende Allah'a karşı sevgi arttı mı? Dünyaya karşı soğukluk arttı mı? İbadete heves arttı mı? Allah sevgisi, aşk, muhabbeti arttı mı? Efendim buna bakıyorsun. Bakıyorsun ki adam sohbetinden çıkıyorsun. Kalbin karman çorman olmuş. Dünyaya merakın artmış. Haberlere, havadislere ilgin, alakan artmış. Darmadağın olmuşsun, çıkmışsın, gitmişsin. Ne dedi bu ya? Demişsin, anlayamamışsın bir şey. Yani zaten o mürşit de olsa demek senin istidadına, meşrebine uygun değil. İlla da o adamın aleyhine konuşman da gerekmez. O sana uygun olmayabilir. Senin nasibin başka kapıda olabilir. Başkası da onun sohbetinde dünyadan soğuyordur, Allah'a rağip oluyordur. O zaman onun ölçüsü kendindedir. Anlaştık. Ne diyor? İstefti nefsek, nefsine sor, kalbine sor. Ve ineftekel müftün. Sana biz diyoruz ki Kur'an ortada, sünnet ortada, din ortada, şeriatın zahiri ortada. Bu şartlarla beraber ama kadınları el öptürüyor kürek gibi uzatmış. Kadın erkek bir arada zikredi. Olur mu? Şeriat sana kadın erkek karışık oturmayı yasak etmiş. Peygamberin hanımlarına bile perde koyun aranıza buyurmuş ki onlar annelerimiz olduğu halde. Sen kadın erkek birbirini görerek zikredilir mi?
Böyle bir zikir meclisinde sen Allah'a yaklaşıyorum dediğin anda şeytana yaklaşıyorsun. Bazısı da Allah'a yaklaşıyorum zanneder. Allah'a yaklaşmayı da anlayamaz. Çünkü burada da bir şeriatı bilmesi lazım. Şimdi ne diyor? Evliyaullah'tan birine gelmiş, yine müridinden biri sormuş. Diyor ki, yani işte Efendi Hazretleri hangi nafileyi fazla yapsak falan acaba? Kendi kendine bunlar arttırmaya çalışıyorlar. Ha, Abdülhalik Ucduvani Hazretleri'ne, şeyhimize. Diyor ki, evladım, bu işte şeriat fasleder. Çünkü akla göre biz faziletli ameli tespit edemeyiz. Yani kendimize eziyet edeceğiz diye bir şey bize meşru edilmedi. Bir sıkıntı nefse verilecekse, oruç yoluyla verilecek. Oruç tutma bir şeyde yeme denmiyor. Oruç tutma, iftarda da az yemek yoluyla veriliyor. Yani meşru ibadet olması lazım. Sen şimdi ben nefsime eziyet vereyim diye kendini ayağından tavana as, kafanı da aşağı ver. Ben nefsime çile çektiriyorum. Bu meşru bir şey değil. Olursun Cukiye mezhebi gibi, Berahime gibi, Hinduizm, Budizm gibi olursun. Kendi kafana göre eziyet yapılmaz nefse. Şeriat zaten hem nevafil sünnetiyle nefsi de kıl azimetle amel mursirrihak. Nafile ve sünnetleri yaptığın zaman nefsin kafasına öyle tokmak vuruyorsun ki zaten anasını ağlatıyorsun. O zaman diyor evladım ayet ve hadislere bak, Kur'an ve sünnet ilmihal bilgileri gibi. Hı hı. Sen bu noktaya devam et. Tabii mürşidinin verdiği zikir hariç. Bunun dışında ilave bir şeyler yapacakken kendi kendine artış eksiltiş yapma. Şeriat fasleder evladım. İlhamlara sıkıntı gelebilir. Çünkü sen korunmuş bir zat değilsin. Sana bir ilham gelir. Mesela Bestami ne diyor? Hiç detaya gitmeyelim. Yine bir başka soru sorayım. Çünkü Twitter'dan da gelen çok sorular var. Yavaş yavaş da toparlayalım. Toparlayalım hocam. Evet. Bir diğer husus şu. Mesela bir yere intisabı olmadan biz bütün zatları seviyoruz, hepsini seviyoruz diyenler var. Halbuki şöyle de bir ifade biliyoruz. Hani her yerde olan hiçbir yerde değildir, bir yerde olan her yerdedir. Tabii her fırını, buraya nasıl bakacağız? Her fırını beğeniyorum ama hiçbirinden ekmek almıyorum, aç kalırsın. diyor ki sana, el mukim fi mal fi külli mal, bir yerde duran her yerdedir. Vel müteraddid beynel mehal, mahalleler arasında dolanan, leyse fi mahallin asla, İmam Rabban diyor. Hiçbir yerde değildir. Çünkü neden? Bir nispet ve manevi irtibat varsa oradan o feyiz gelmektedir. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile sahabene Hazreti Ali Efendimiz'e özel zikir talim etmiştir. Yani onu ne yapmamıştır? Sahabeye genelde o zikri öğretmediği özel zikirler var. Gözünü kapattırmıştır. Ya Ali gözünü kapat. Gammiz aynek. Şimdi bunlar hep hadiste vardır. Bunu niye genelde bütün millete gözünüzü kapatın bakalım dememiştir. O zaman özel bir talim var. O özel talimden de nispet var. O bağlantıyla devam eden silsilelerden o elektrik ve o akıntı devam eder. Ama sen ben hepsini seviyorum. Sev. Hepsinin arasında da geziyorum. Gez. Ama bu şeriat sohbeti ise her düzgün konuşan ehli sünnet alimi dinlemene müsaade edilir. Ama tarikat meşrebi ise bu meşrepte şimdi Alaaddin Efendi Hazretleri, o zaman bir paşa geliyor, adını unuttum, İsmet Baba dergahında onun hatmisine katılmaya çalışıyor. Halbuki Abdülhakim Arvasiye Eyüp Tekkesi'ne bağlı. İsmet Baba da kaç yüz sene evvel vefat etmiş. Bizim efendim, büyük şey efendim. Geliyor kabrinde Fatiha'sını okuyacak, açlanacak. Tabii o keşif ehli, Alaaddin Efendi çok keşfi vardı. Diyor ki al kağıdı el kalem eline oğlum yaz. Ne diyor? Bir kıtmir. Yalını kanhi, Osmanlıca kanhi derler, hangi demek? Bir kıtmir, yalını kanhi kapıda yiyorsa o kapıyı hoşça beklemeli. Sen diyor git aşağı bunu oku. Hı hı. Anlayan anlar. Geliyor, o paşa da orada devamlı çok seviyormuş Alaaddin Efendi geliyormuş ama orada hemen laf anlıyor, hiç kimseye şey etmeden çekiliyor. Yavaş. Çünkü hatm-ı hacegan tarikat nispetidir. Özel bir tarikat değildir, tarikatçıların sünnetidir. Ama orada bir nispet ve feyiz inikası yansıması vardır. Dolayısıyla şimdi orada hatm-ı şerif yapılıyor Kaşgari dergahında, Arvasi dergahında. Sen orada yoksun. Ama senin bağlantın oraya, kablo oraya bağlı. Sen orada yoksun, orada dağıtılıyor, sen yoksun. Burada kablo yok, burada dağıtılıyor, sana gelmiyor. Dolayısıyla insan yerini bilmeli, yurdunu bilmeli. Ama şeriat ilmi ise ehl-i sünnet alimlerden ders okuyabilir. Evet, farklı. Hocam şu soruları bir sorayım. Enteresan sorular var çünkü bizim aklımıza gelmeyen soruları seyirci gönderiyor yani bazen. Yani ha, o şunu bağlayalım. Diyorlar ki, evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sünnet-i hasene kim çıkarırsa hadisinden dolayı alimler diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine sünnet-i hasene çıkartmayı meşru etmiştir. Sünnet-i hasene çıkartmak da nedir? Zaten la ilahe illallah eftalü zikirdir ya, hadis var. Bunu ben 5000 olarak bir tedavi metodu gibi günde 5000 tertip et. Sen buna mecbur değilsin. Ama bana biat edip sözleşiyor musun? Sözleşiyorsun. Tarikat dersi almak vacip değil. Aldıktan sonra yapmak vaciptir. Vacip ne demek? Adak hükmündedir.
Yani ne demek? Ben şu kurbanı keseyim deyince nasıl vacip oluyor? Alaaddin Efendi derdi ki evladım almadan evvel öyle değil ama söz verdin. Sözünde durursan iki rekat farz namaza döndü. Vacip'le farz hükümde aynıdır. Eyvah. İtikad da aynı değildir hani inanmak bakımından. Peki, ama. Tam da bunu soruyor hocam. Osman Öztürk diyor ki kişi bir mürşide terbiye amaçla tabi oldu. Fakat mürşit kamil değil. Mesuliyet kimedir? Mürşit kamil değilse de, nakıs ise de, mürşidin mürşidi kamil ise, mürşidin mürşidi kamil ise yine o şey silsileden ona feyiz gelir. Yani o kendisi mahrum olmaz. Yani nakıs demek mürşit demektir yine. O soru eğer mürşit değildi olsaydı, evet, o zaman burada o kişi mesul olur. Niye mesul olur? Kim mesul olur? Mürşit değilse. Mürşit, mürşit olmayıp müddai olur. Evet. O müteşeyyih olur. Müteşeyyih şeyhlik taslayan şeyh bozuntusudur. Şeyh bozuntusu silsilesi yok demektir. Zaten silsileden biri sana icazet ve hilafet verdiyse silsilenin gerisinden imdad ederler. Dolayısıyla orada senin mütemmim cüzün olarak o noksanlıktan geriden tekmil yapılır. Ama sen kablolara bağlıysan, ama sen mürşit değilken mürşidim dediysen sen müfterisin. Yani iftiraya çıktın, evliyaullah iftira ettin. Geçmişte sana bu işi veren yoksa o zaman ne olur, sana bağlananlar mahrum olur. Ama nedir? Hüsnü zannan bağlanmış adam zikretmiş. O zikrin sevabını alır. Ama peki, seyri sülükü tamamlayamaz. Peki müteşeyyih bile olsa intisap edene de vebali var mıdır bunun? İntisap edene eğer o kandırdıysa ben şimdi biz diyoruz ki silsile arayın. Ne demek silsile arayın ne demek? Yani senin mürşidin kim? Sana icazet verdiğine dair şahitlerin kim? Halifeliğin var mı? Ve senin mürşidin kim? Mürşidinin efendim kitaplarda veya şahitler arasında şu zattı diye tanıyışı var mı? Yani diyor ki yetetabe'u silsiletu diyor. İmam Gazali söylüyor bunu. Ben aşağı tabakadan şu anda sokak konuşmasını konuşmuyorum. Silsilesi mütetabi' olacak diyor. Yani birbirine ekli olacak. Silsile zincir demek. Zincir halkaları var. Bu halkaların arasında kopukluk olursa irtibat kopar. Halkalar birbirine ekli olması lazım. Ama o ekli olanda o bir tanesi nakıs da olsa mürşit, bak nakıs mürşit diyorsun yine. Çünkü icazetliyse her icazetli mürşit kamil olmayabilir. Hı. Mürşit nakıssa da mürşittir. Niçin icazetliyse? Kimden? Kamilden. Nakıslığı ne demek orada? Nakıslığı şu demektir. Seyri sülük makamlarını bitirmemiştir. Hı. Fenada kalmıştır. Fani olmuştur. Baki olamamıştır. Kamil değildir. Kamil değilse nakıs mı diyoruz? Her kamil mükemmel değildir. Bir de ötesi var. Kendi nefsinde kamildir ama gayrını tekmil edemez, ikmal edemez. Şimdi de benim arabada benzin var. Sana o benzini nakledemiyorsam ayrı bir şey. Şimdi bir de benim benzinci dükkanım, hortumum varsa herkesi tek ikmal ederim. Şimdi bende öyle bir kol yoksa, altta da bir hazne depo yoksa, geriden gelen bir bağlantı irtibat yoksa ben o zaman taşıma suyla değirmen döndüren gibi sana biraz vereyim. Nakıs işte öyle biraz biraz bir feyiz. Ne olacak? Benden medet, benim suyumdan iki de yudumda sen iç hesabına döner. Ama ne yapamaz? Onu da kamilleştiremez. Çünkü nakıstan kamil doğmaz. Böyle de bir kayda var. Şimdi evet, kamil olacak, mükemmel olacak. Bunun da alametleri. İşte alim olacak diyor. Eğer şeriatın zahirinin alimi olmasa diyor İmam Gazali, seni nereden sakındıracağını bilemez. Çünkü Beyazıt Bestami'ye arşını kurdu. Mevla zuhur etti, nida geldi. İçtihat seviyesinde bir ilim icap eder mi yoksa? Yok, içtihat seviyesinde olur mu? Mesela mürşidi kamil olup da müridinin sorduğu soruyu bu hususu filanca alim zata sorunuz dese o onun kamilliğine, mükemmelliğine bir sıkıntı Vermez. Niçin vermez? Çünkü mühim olan onun müşkillerini, şeriatın zahiri ve batını hangi konuda olursa olsun sorunlarını çözüme kavuşturabilecek vasıfta olması lazımdır. Burada bizzat kendi vakti de olmayabilir. Hayır, ben sana bunun fetvasını veririm ama vaktim yok. Onun için adam tayin ederim hocalar. Zahiri fıkıhlarınızı bu hocalara sorun. Ehl-i sünnet olduğuna itimat ediyorum derim. Derse bir mürşit, o zaman onu yine çözmüş oluyor. Şurada burada müçtehit olmaz. Ümmi zatlar da var. Evet. Ümmi zatlar da var. Sen şimdi Ümmi Sinanları, Ümmi şunları bunları şey yapmayalım. O zaman Niyazi Mısır'ı yetiştiriyor. Önemli soru hocam. Sizi izlerken uzanarak izlesek caiz mi demiş? Ya bizi izlerken... Bir de böyle bir soru var. Geçen de var. O edep işi ayrı bir şey.
Sen ne kadar tazim ve hürmet ve edeple nail, seyredersen o kadar şeye nail olursun. Yatarak dinlersen efendim ilme nail olursun. Zaten ilim duyduğun yolla tebliğ geliyor buradan yatarak sana. Yatarak ilme de çok nail olursun sanki. Yok yani mevzuyu anlarsın ama bereket ayrı bir şey. Yatarak, bereketini yatarak bulamazsın. Duyarsın ama oturarak dinlersin. Dinlersin ama bereketine kavuşamazsın. Yani. Bereket ayrı bir şey. Yani sen bu ilimden faydalanma demektir. Senin duyduğunu o edep ve hürmetle duyan efendim 40 tane yayık yap çıkarır. Rabı, kaç kilo tereyağı çıkarır? Rabıtada tahayyülde zorluk çekenlere ne tavsiye edersin? tekayyülde zorluk çekenler tekayyülü yaklaştıracak şeylere vesile olması lazım. Mesela nedir? O zatla görüştüğü oda. O zatla görüştüğü, oturduğu post. O efendim o zatın kendi rastladığı yolda bir yerdeki yerler, mahaller. Böyle yaklaştırıcı. Yani milletin canı çıkmış karıyı kızı düşüneyim derken en ince teferruatına kaşının kirpiğinin kenarına kadar. Şimdi adamlar harama bu kadar mesai sarf ediyor da sen bir Allah dostunun ki yüzüne bakmak ibadettir. Ki Hazreti Ali'ye mahsus, Hazreti Ali de velidir peygamber olmadığına göre. O demektir ki velilere bakmak. Zaten en nazaru ila vecih. Alim ibadetün. Alimin yüzüne bakmak. Hangi alim? Allah'ı bilen arif kastediliyor. Yüzüne bakmak ibadetse, yüzünü görmediğin anda tefekkürü ve düşüncesi niye şirk olsun? Ama hocam sizin de bir acayip. Hem yüzüne bakmak ibadet diyorsunuz hem de büyüklerin yüzüne bakılmaz edebe mugayirdir. Yok yüzüne bakılmaz demedik. Keskin bakılmaz, göz göze bakılmaz. Çalma hırsızlama hani bakılır. Siz demediniz de hani öyle bir edep vardır bak, ya böyle. Ama hırsızlama bakılır. Şöyle ufak hırsızlama bakılır. Nimi nigah. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne bakılamıyordu. Nur olduğu için. Onun için çocukken gören İbni Ebi Hale ile Hazreti Ali tarif edebildi. Hilyeyi başka hiç büyük sahabeler nakledemiyor. Yüzüne dolduramazlardı. Amr İbni As diyor radıyallahu anh, heybetinden iclalen ve tazimen hiçbir zaman göz dolusuyla cemaliyle gözümüzü dolduramadık. O ayrı bir şey. Velilerde de makam acayip. Mesela eğer kutupsa diyor, gafsa bakılamıyoruz diyor. Mutlaka çekersin diyor mesela kitapta. Hatta birisi illa şeyhinden, bu Daktuşi Hazretlerinden bile, onun da müridi Osman Hattab Hazretleri, o da çok büyük veli. Demiş illa kutbu göster, hazır Mekke'deyiz ya. Hı-hı. Tavafa geliyor, güneş doğmadan tavafta, batmadan tavafta mutlaka. Bize bir kutbu göster. Evladım ısrar etme, dayanamazsın. Efendi Hazretleri ne olur mahrum etme. Yani sen görüşüyorsundur mutlaka. Tamam otur burada, kalkma. Aramıza şimdi gelecek. Fakat diyor oda gelmeden evvel bir ağırlık geldi ki kafasını zaten kaldıramaz hale geldi diyor. O Osman Hattab Hazretleri. Ondan sonra diyor o zat geldi. Gelirken bir Fatiha ve Lilafi okudu. Kalkarken de dedi ki bu Osman Hattab'a iyi ihtimam göster şeyhine. Bu Ricalullah'tan olacak. Bunda kabiliyet görüyorum. Ondan sonra aralarında neler konuştularsa kalkarken Fatiha ve Lilafi okudu. Daha diyor o zat gittikten nice sonra kafayı kaldırabildi. Nereden sağına bakacak, nereden yüzüne bakacak. Ama diyor işte ondan bir edep öğrendi. Artık her içtimadan evvel sonra Fatiha ve Lilafi'yi kutup ve gavs yapıyordu. Çıktı meydana. Onun için ona devam ederdi. Dolayısıyla hakikaten bakılamıyor yani. Eğer ki hakikaten böyle büyük veli ise nurdan bakılamıyor. Ama bakışa bağlı tabii ki. Eyvallah. Bazı insan da hakaret gözle bakıyorsa o bakar. O ayrı bir şey. Devam. Mahrum olur. Münkirin nasibi hirmandır. Devam edelim hocam. Hala inkar ediyorsa mahrum olur. Sorular geliyor. Biraz hızlan. Gönderilmek demek evvelce intisap ettiği zat gönderiyor demektir. Bunu zaten teslim olacak. O zaten teslim kendi olacak. Kendi gidiyorsa? Kendi gittiğine dair sebebi mucip varsa. Yani şeriatsızlık görmek gibi. Çünkü İmam Gazali Kudüs-i Ruh buyuruyor ki sen diyor onun emirlerine işte kelme-i tibeyne değil gassal yıkayanın elindeki ölü gibi teslim olacaksın. Yıkayanın önündeki çünkü sen Resulullah'ın halifesi kabul ettin ve biat ettin. Bu da mesela çok itiraz edilen hususlardan birisidir. Aklınızı başkasına kiraya vermeyin. Niye aklımı başkasına niye kiraya vereceğim? Ben aklımı Kur'an'a kiraya veriyor muyum? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e veriyor muyum? Emrediliyor. Atıyullah ve atıyor Resul. Mâ kâne lehumul hıyâratü min emrihim. Allah Resulü'nün verdiği kararda muhayyerlik yoktur diyor mu ayet? Yok. Ben bunu Resulullah'ın vekili ve halifesi olarak biat ve söz verdim. Vermek zorunda değilim. Vermiyorsan istediğin gibi takıl kafana göre. Ama söz verdin ve Resulullah'ın halifesi olmaya müstehak mıdır diye araştıracaksın. Biz sana diyoruz ki sen teslim olmadan bu adam teslim olunacak adam mıdır diye araştıracaksın diyorum sana. Sen rastgele bir adama teslim olursan adam da ondan sonra getir karına dokunacağım mokunacağım derse sen de onu kalkıp öldürmen mi lazım şimdi? Namussuzu. O zaman böyle de şeyler duyuyoruz.
E sen o zaman burada şeytanlar var, deccallar var. E sen burada şeriata uygun ol. Ha, şeriata zahiri tam uygun. Her şey. Fakat bağlandıktan sonra sana bir imtihan yaptı. Orada eğer bu zatın genel ahvalinde tam takva üzere bir zat olduğuna kanaat getirdiysen, ben şeyhim hakkında öyleyim, bu da bana bir zahiri şeriatsızlık gibi görünen bir şey emrettiyse ne yapacağım? Hı-hı. Halid-i Bağdadi, Risale-i Halid'i de sana buna demiş ki ledün ilmi meselesi devreye girer. Hızır Aleyhisselam'ın ilmine Ülül Azm Enbiya'dan Musa Aleyhisselam bile dayanamamıştır. Bu da müteşeyyihlerin çok istismar ettiği bir husus ama, değil mi hocam? İstismar ettiği bir husus. Evladım sen bilmezsin, bunun da bir hikmeti ama var. Ama sen de yani onu o zata teslim olurken, ben mesela 12 yaşından bu yola intisap etmişim. Gelmişim 51,5 yaşına. Ben Allah şu yaşa kadar bir tane şeriatın zahine uymayan bir şey görmedim Allah'tan. İmam-ı Rabbani de mektubatta diyor, Allah'ım de diyoruz ki bizi imtihan etmediler meşayihimiz, biz zorlanırdık diyor bu işte. Koca İmam-ı Rabbani. Ama arkadaş, eğer bu Şah-ı Nakşibend gibi yani müseccel bir şeriat abidesiyse, bunun sana yaptığı şey zaten genele vermez. Mesela genele dedi ki de, bu gece girin evlere, bulduğunuz çuvalları çalın. Bu genele dendiği anda bu şeriatsızlıktır. Böyle bir hırsızlık olmaz. Özele dendiği anda ledün ilmi özele girer. Hızır Aleyhisselam çocuğun kafasını koparttıysa, çocukların kafasını kopartma yok. Çocuğun kafası bir çocuk o. Ve hadiseyi bir tek Hazreti Musa mı görüyor? Hazreti Musa görüyor. O da kavrayamıyor da dayanamıyor. Ledün ilmi Hızır Aleyhisselam'a perdenin arkası açılmış. Duvarın hikmeti anlatılıyor. Çocuğun büyürse kafir olacağı söyleniyor. Ama bu Kehf suresinin ayeti. Ben bundan sebep bir 3 sene 2 sene ceza aldım. Hapis aldım. Allah Allah. E tabi işte bu, o bu deprem muydu, olayı. Miydi? Deprem olayı çocuğu diyorum. O çocuk yaşasa da kafir olsaydı daha mı iyi olacaktı? Öldü anasına babasına. Ne yaptı Uğur Dündar Arana? Tak 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 tak. İyi ki Gölcük'tekiler öldüler. Yaşasalar kafir olacaklardı. Ya ben o çocuk diyorum. Kehf suresinde degemeler vardı o zaman. Degemede kayıtlı bu. Savcı yazdırıyor. Kehf suresinde. E sen gerisini Kehf suresindeki. Vallahi ben bilmiyordum. Hani hadiseyi biliyorum da ama bundan sebep işte olduğunu tabii, şimdi duyuyorum ya. Kehf suresinin gerisindeki o çocuk diye müfret bir çocuk. Hakim bey, sayın savcım diyorum. O çocuk diyorum. Gölcük'teki çocuklarla ne alakası var? Kehf suresinde bir şey anlatılıyor. Ledün ilmi. Burada adam gazetede yazmış ki, ey Allah gecenin üçünde niye kin kustun? Şu çocukların ne günahı vardı da öldürdün bu çocukları diyor. Ben de diyorum ki çocukların günahı olur mu? Onlar ana babalarına şefaatçiler. Ana babalarını kurtaracaklar. Çocuklar cennet kuşlarıdır. Ben diyorum ki Allah burada çocuğa niye günah olsun? İşte ondan sonra da diyorum ki bak bir çocuğu Hızır Aleyhisselam öldürttü Mevla. Ama neden? Bu çocuk yaşasaydı kafir olacak. Anası babası da iyi Müslüman. Onları da zorla gavur edecek. Evet. Bu sefer ana babasına rahmet olsun diye o çocuğu öldürttü. Bu Kur'an'ın ayetiyle sabit. Eğer bu hadis olsa, Buhari'de bile olsa ben bunu demem. Milletin aklı kavramaz diye. Ama ayet olduğu için artık inkar eden Stalin gibi kafir olacağı için ben de rahat rahat konuşuyorum. E kardeşim o çocuk diyor sana ve emmel hulamu diyor o çocuk. Stalin'den ne istediniz şimdi? Yok şimdi yani katmerli kaşarlı olsun diye misal veriyorum. Yani şüpheli değil. Hiçbir alime göre Müslüman sayılmaz. Çünkü Kur'an'da ayeti inkar ediyorsun. Hızır Aleyhisselam bu çocuğu öldürmüş ve şerhi de var. O çocuk yaşasaydı kafir olacaktı. Babası, ana babası iyiydi. Allah ana babasına acıdı. Çocuğa da acıdı. O da cennete gitti ana babasına. Bir de ona yerine bir kız çocuğu verdi. O kız çocuğundan da 12 peygamber doğdu Beni İsrail'de. Vesaire vesaire. Bunun hikmetinden sual olmaz. Hakikaten hocam bir gün başlı başına belki bunu da konuşmak ledün lazım. Onun misalleri. Ledün ilmi ve Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam kıssası. O kıssadan gidilirse çok ilim çıkabilir. Evet. Ancak. Çünkü özür dilerim. Hani bu kıssa eğer Kur'an-ı Kerim'de muhal farz olmasa ve siz bir hadis-i şerif diye anlatsanız mevzu deyip atarlar. Menkıbe deseniz bunlar kıssacı deyip bırakırlar. Allem ama Kur'an-ı Kerim'de olunca. Milledünne ilma. Yapılan yorumları biliyor musunuz? Bu mesela biraz böyle hadiselerin zahirine bakan, derinine vukufiyeti olmayan insanlar Musa Hızır kıssasına nasıl bakıyorlar aleyhisselam? O ya zaten Kur'an'a inanan ona inanıyor. Kur'an'a inanmayanlar da sorun oluyor. Ama ayeti de güzel birinden dinlemesi lazım. Güzel hani bir mealden okuması lazım. Kur'an'a inanıp da hani bunu da akılla izah etmeye çalışan güruh için söylüyorum. O kıssayı nasıl izah ediyorlar? İzah edemezler. Zaten Kur'an'ı işte akılla her yeri çözerim diyenlerin durduğu noktalardan biri. Al-Faragu beyni ve beyni. İşte yani Hazafirak beyni ve beyni. Benimle senin aran burada ayrılır diyor. Burada öyle bir şey ki Ülül Azim peygamber şeriatın zahirine göre hükmettiği için haklı.
O da haklı. Ledün ilminden olan manevi tarafını, demin dedim ki yani gayipten haber, levh-i mahfuzdan, işte bu iş olacak mı olmayacak mı? Ne alakası var? İşte ne alakası var? Hızır Aleyhisselam'a diyor ki bu çocuk yaşasa kafir olacak. Bana öğretmiyor. Musa Aleyhisselam'a da öğretmiyor. Musa Aleyhisselam'a peygamberken öğretmiyor. Elde olan beyde olmaz. O zaman bu ledün ilmini kabul etmek zorundayız. Peki bu sadece Hızır Aleyhisselam'a mahsus olduğunda iddia edemeyiz. Hadis sahih Buhari, İn yekun fi ümmeti muhaddesun. Geçmiş ümmetlerde ilham alan muhaddesler vardı. Benim ümmetim ki en hayırlı ümmettir. Benim ümmetimde de varsa fe umeru minhum, Ömer onlardandır diyor. O zaman sahih hadiste Hazreti Ömer'in bu gibi ilhamlara mazhar olduğu bildiriliyor. O zaman Hazreti Ömer'de peygamber mahsus bir durumu yok. Veli sınıfındandır. Sahabe veliden âlâdır ama veli sınıfındandır. O zaman ne oldu? Diğer velilerde de olmaz diye bir şey yok. Ama müşakkas şu kişide de var mı? O ayrı bir şey. Şimdi Vehbi de deniyor, Ledünni de deniyor. Ama burada nereden geldiydim sonra, esas soruya oradan geldim. Şimdi ha o çocuk meselesinde ben buradan dedim hani zarar gördüm ama adam anlamama çalıştı. Halbuki burada Mevla Teala'nın bildirdiği bazı sırlar var. Bu zatlara bildirebiliyor. Siz en son ne soru sordunuz? Bir en son bir soru sordunuz ya, oradan geldim oraya. Hocam hangisini sordum ben? En son bir... Bir saniye bakayım, şu bakarsam saat gecenin 3'ü oldu hocam. 3'ü 5 geçiyor. İşte orada... Ha, bir Mürşid-i Kamil'den başka bir Mürşid-i Kamil'e gitmek meselesi zannediyorum orada kaldı. Yani seni imtihan eder mi şerasız bir şey? Evet. Şimdi bakın, Hızır Aleyhisselam'ın işinde zahiren çocuğun kafasının koparılması zahiren şerata muhalif idi. Bu ama bunu diyorsun deccallar istismar ediyor. Doğrudur. Evet. Bugün böyle bir şeylere çok dikkatli olmak lazım. Ama Şah-ı Nakşibend dedi ki ben şunu diyorum. Bir müridine ne dedin? Git dedi şuradan şu çuvalı, şu evden gir, duvarı kır, şu çuvalı çal. Yani al git. Şimdi adam Allah Allah dedi durdu. Sonra dediğini yaptı. Ya dedi ki bu Şah-ı Nakşibend arkadaş bu. Bana özel bir şey bu ya. Bunda bir şey var. Gitti çuval aldı. Ne oldu? Hızır Aleyhisselam'ın işi gibi oldu. O eve o gece hırsız girdi. Çuvalda da adamın altınları vardı. O adam da Şah-ı Nakşibend'e çok bağlı, sadık bir mürid idi. Onu korumak için çuvalı çaldırdı. Adam geldi hırsız bir şeyler almış diye. Yandı yıkıldı çuvalım çoktan gitmiştir dedik. Battaniye gittiyse altın bu kalır. Dediler ki buyurun Şeyh Efendi emanetteydi, size geri gönderdi. Ha o tabii onu sonradan anlıyor. Yalnız şu var, zahiri şerata muhalif bir şey yapılıp da hikmeti izah edilmedik bırakılmaz. Bu çok önemli. Çok önemli. Neticeyi koyacak yani. Böyle tabii şey bırakılırsa, bir gün iki günlük işte mi? Ama bırakılırsa orada ittekû mevâkât tühem, töhmetli yerlerden sakının hadisine muhalefet olur. Töhmete girer. Acaba bu adam şerahsız mı? Sen kendini töhmet ettirecek yerde duramazsın. Eyvallah. Peki son 3 soru diyelim. Devir, tarikat devri değil, iman kurtarma devridir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin ifadesi. Bu ifadeyi nasıl anlayacaksın? Bediüzzaman Said Nursi'nin ifadesi şerhe muhtaç. Yani izah edilmesi gerekir. Şimdi o kendisi Kadiri Tarikat'tan Esad Erbili'den intisap ettiğine dair ben bir rivayet biliyorum. Sami Efendi Hazretleri kanalından. Ondan sonra Halidi Meşayihinden bazı intisapları oldu. Muhammed Ziyaddin Hazretleri için Muhammed sözleri var. Nurşin'den bahsediyor. Nurşin Şeyhinden duyuyoruz. İmam Rabbani'den bazı üveysilikleri de var. Halidi Bağdadi'den vesaireden. O tarikatı kabul eden bir insan. Tabii ki. Asla reddetmeyen bir insan. Ama bu devir o devir değil demiş mesela. Şimdi bu devir o devir değil derken sen de bana şimdi deseydin ki, ya da senli benli konuşuyoruz, siz diyelim. Deseydin ki, hoca sen bugün Ehl-i Sünnet itikadı ve reddiyelerle ilgili mi program istersin? Yoksa tasavvufun derinlikleri mi diye bana tercih hakkı sunsaydın. Ben bu konuların hiçbirini burada açmayı tercih etmezdim. Çünkü devir iman kurtarma devre. Millet sel gibi cehenneme gidiyor. O orada çıkmış, biz Charlie Hebdo'dan bahsediyoruz. İçimizdeki Charlie'ler Allah'ı seviyor, peygambere seviyor. Ondan sonra peygamberin her şeyine hakaret ediyor. Sahabeye hakaret ediyor, kaderi inkar ediyor. İlahiyat hocaları, hoca geçinenleri sahabeye sövüyor. Şimdi böyle bir devirde ben bu milletin, bunlar da hoca diye dolu cemaat bulmuş. Cemaat işte, cemaat dolu mesela var. Doğru soru burada. Bu böyle bir devirde bilmek mi lazım, yaşamak mı? Mesela reddiye yazmak bildirmeye sebep. Ama şunu konuşmak yaşatmaya vesile. Yaşatmaya vesile. Hangisi iman ama kurtarır? Ama bunu ben yine bu gibi kanal, yani bu gibi çok ulusal kanaldan değil de hususi özel dinleyenlere tercih ederim. Bu gibi umumi yerlerde itikada taalluk konuları milletin imanını kurtaralım. Bediüzzaman Hazretleri'ni böyle anlayalım. Ben bugün bu kafadaysam ki İslamiyet çok arttı gözüküyor Türkiye'de. Maalesef bozuk arttı.
bozuk arttı. Yani itikat bozukluklarıyla arttı. Maalesef yani ilahiyatlar ve matiplerde şey gibi hocalar, Davutoğlu gibi hocalar, yani rahmetli Müslim'i şerh eden Davutoğlu Hoca Efendi gibi hocalar, ki onlar dini tamir adına din tahripçileri diye yazdıkları kitaplarda isim ve adres vererek Abdullah'ı, Afganileri vesaire, Türkiye'den de isimler var efendim. Hayrettin Karaman'ın bile orada bir bahsi var. Girmeyelim. Yani talebemdir diyor da o konuşuyor. Şimdi onun o din tahripçileri kitabına baktığın zaman ilahiyattan bugün nereye geldik? Demin size gelmeden bir geri programınızda, yani bir geri veya bir ileri kanalınızda bir ilahiyatçılar toplantısı vardı. Adam resmen dedi ki, biz dedi ilahiyatçılar öyle aydın adamız ki, evet, bir şadırvanda abdest alırız, birimiz ayağını yıkar, öbürümüz çoraba meseder, öbürü çıkarır çıplak ayağı meseder. Ve birbirine de ne yapıyorsun profesörüm sayın demeyiz. Çünkü siz Allah muhafaza Resulullah'ın veylül lil akabiminennar, vay o ıslanmayan topuktan ökçeler ateşte neler çekecek buyurduğu hadisi şerifi, sahih hadisi şerifin zemmine maruz durumdasınız. Yani ilahiyatta tatbikatlı hocalar böyle. Bazıları. Bazıları derken adam orada methettiği hocalar böyle. Hocalar. Şimdi demek ki bunun mutezilesi var. Geçen programdan dolayı da bazı ilahiyatçı dostlar ya ne istiyor hoca ilahiyatçılardan falan diyorlar. Genel değil, sıkıntısı olan. Demeyelim, evet. Tümünü demeyelim. Mutezilesi var. Cebriyesi var, kaderiyesi var, mürciyesi var. 72 fırkayı yaşatmak için çok iyi bir gayret içinde olanlar var. Ama ehli sünnet sahih insanlar var. Allah sayılarını artırsın. Amin. Ama şimdi şunu demek istiyorum. Bu noktada büyümekten ziyade nasıl büyümek, değil mi? Yani İslam'ın artmasından ziyade nasıl artmak, değil mi? Kalite ve seviye meselesi. Yani boş kabı doldurmak daha kolay. Cahili bulup öğretmek daha kolay. Alimim diye çıkıp bir de ilahiyattan imatipten çıktım deyip de sen sahabeye sövmeye başla, kaderi inkar ettiği noktada bunu tamir çok zor. Yeni adamla uğraşmak daha kolay. Şöyle bir şey de var mı hocam? Hani bugün aslında tarikatlar, dün mesela bundan 300-500 sene yani evvel diyelim, birisi geldiğinde, çok özür dilerim, birisi intisap için geldiğinde ona soruyorlar. İşte ilmin var mı? Tabii, kaza namazın var mı? Kazan var mı? O var mı? Bir de istihareye yat, bir de şu, bir de bu, bir dolu bir şey. Ama bugün gelene gel diyorlar. Çünkü kapı aralık. Garip çünkü zaman diyorlar. Devir iman kurtarma devri. Yani, bugün tarikatlar zaten iman kurtarmayı bugün, dert ediyor diyebilir miyiz? Bugün tarikatlar zaten imanı, İslam, ehli sünnet itikadını, muhafazayı en iyi yapan kurum ve kuruluşlardır. Eğer tarikatler olmasaydı. Tarikat demek de yasak tasavvuf diyelim. Şimdi ne yasak? Şimdi bakın, eğer tarikatler olmasaydı, yani Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte öyle kopukluklar oldu ki, yazısından, ezanından, kitabından, o kopukluklarla bugün yani Süleyman Efendi Hazretleri gibi, efendim işte Bediüzzaman Hazretleri gibi, Ali Haydar Efendi Hazretleri gibi, o dönemden geçen işte Abdülhakim Efendi Menzil, yani o gerideki o dönemin çilelerine maruz kalıp bugüne bu işi getiren gizli gizli, efendim çilehanelerde, efendim bu işi tabii hadd-i şerif yapılamıyor, toplam 3 kişi bir araya gelemiyor, takibat var. O dönemdeki zatlar bu işi korumasaydı bugüne zaten doğru bir ehli sünnet itikadına getirilemeyecekti. Yani tarikat artık seyri sülük vazifesinden ziyade seyri sülük yapıp da ulaşan da yok demeyelim. Yine de var, en deri nadirattan kaldı. Esas gaye şu anda şeriatın zahirini muhafaza etti. Eyvallah. Çünkü iman, ilim, amel, ihlas 300'dür diyor İmam Rabbani. Zaten tarikat ve hakikat ve marifet hepsi son cüz olan ihlası tamamlamak içindir. İlim amel zaten bir şekilde öğrenirsin ve öğrendiğin tatbik edersin. İhlası kazan. İhlas da ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lehu ddin. Bir tek emir ihlasla verildi. Namaz kılmak emrinden ziyade namazı ihlasla kılmak. Namaz kılanlar kurtuldudan ziyade huşuyla kılanlar. Hep vasıf koyuyor. İhsan, huşu, huzu, muhbit. Bütün vasıfları koyduğun zaman bunlar ancak zikre çok devam eden, haramlardan çok sakınan, edebe riayet eden, faziletli ahlaka temessük eden, adabı gözeten vesair, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün huylarını topladığın zaman tasavvuf zaten bunların derlenmiş olması. İlk asırda lazım değildi. Neden? İlk asırda herkes yaşıyordu. Zaten gören. Kurumsallaşmaya lüzum yok. Çünkü herkes görerek birbirine intikal ettiriyordu. Tebe'in tebe'i tabi'in. Ama zaman bozuldukça artık Hasan-ı Basri'ler sizi görseler Müslüman demezlerdi diyecek noktaya gelince kurumsallaştırdılar. Bunu da neye dayandırdılar? Sünnet-i Hasene meşru etme hakkı verdi Resulullah bize. Biz de ne yapalım?
tedavi metodunda tatbikat ediyorum. Nasıl ki şimdi sana diyor ki 3 bardak soğan suyu iç, işte damarın açılsın. E sen şimdi bunu adam denemiş etmiş. Bunu sana söylüyor. Bunda şimdi ayet hadis aranmaz ki. Tecrübeyle benimki açıldı diyor. Bu da burada diyor ki 5000 zikir şu şartlarla her gün bu 5000'e zikrettiğin zaman, devam ettiğin zaman kalpte acayip bir inşirah oluyor. Şu oluyor bu. Deniyorsun. Ya bu kaç 1000 senelik yol. Yani 1000 küsur senelik. Denediğim zaman ben denedim hak buldum mesela. Ama bıraktığım nispette de zafiyet ve çöküntü. Hocam, nur azalması. Şimdi 5 tamam da bunun letaifi var, nefi ispatı var, osru var. Yok yok, 5'te durmuyor ki canına yandım. Demiyorum. Hani, ben burada, o 5000'de dursa tamam oturur çekeriz yani. Yok ben burada zaten sadece anladım. Efendim milletin anlayacağı dilden konuşuyorum. Bunun teferruatı var. Bu böyle rastgele olacak iş değil. Yani rastgele kendi başına sen efendim doktor olacağım diyorsun. Yani Allah'a vasıl olacağım diyen bir meslek. Seyri sülük bir meslek. Meslek izlenilen yol demek lügatıyla itibariyle. Sen tıbba çalışıyorsun. Hendeseye mühendis olacağım, mimar olacağım. 6 sene en az üniversitesi görüyorsun. Sonra yetmiyor. Master'ını yapıyorsun. İhtisasını yapıyorsun. Vesaire vesaire vesaire. Ondan sonra da profesör de oluyorsun. Profesör olduktan sonra biz 40 tane profesör tanıyoruz doktorlara çok işimiz düştüğü için. Her birinin de kalitesi ayarı, ilmi tatbikatı aynı değil. Dolayısıyla ne kadar ustasının yanında ihtisası fazlaysa, onu el vermişse meslekte de el var. O zaman ondan daha çok insanlar fayda görüyor. Bundan dolayıdır ki kitabı eline veriyorsun. Al bütün tıp kitaplarını. Al da tıp terimlerinin lügatlarını ve sözlüklerini. Lügatları buraya aç, kaideleri de buraya koy. Eşşifaları, İbn-i Sina'ları bilmem neleri. Bütün tıbbı oku ve yut. Kesinlikle şu anda sana bir hastanın gelmesini tavsiye etmem. Evet. Çünkü o hastanın bir yerini bozayım der, öbürünü yapayım derken adamı kanser edersin. Ondan dolayı bu kamil ve mükemmel dediğin zaman nasıl efendim yarım usta ev yıkar, yarım doktor. Can yakar, yarım hoca din yıkar. Yarım mürşit, yani mürşidin yarım olmaz da mürşit olmayıp da mürşidim diye çıkan aynı doktor olmayıp doktorluk yapan gibi insanları uçuruma götürür. Onun için hıyar alırken seçenler, karpuz alırken seçtirenler, seçmece ve kesmece isteyenler, mutlaka Allah yolunda tabi olacağım. Bir de şu hadise ne diyelim, sahih hadise. Men mâte ve lem yârif imâme zemânihi. Kim ölürken zamanının imamını tanımadan ölürse. Mâte meyteten cahiliye. Cahiliyet ölümüyle ölmüştür. Oo. Bu sahih hadise ne diyelim? Zamanın imamı Ömer değil ki. Yok ki Osman, yok ki radıyallahu anh. Şerhini nasıl yapmışlar? Dünyada şu anda tarikat ehlinin intisabı onları bu şekilde kesinlikle kurtaracaktır. Çünkü neden? Halife-i Kebir yoktur. Dünya üzerinde Müslümanların halifesi yoktur. İmam-ı Kebir de yoktur. Var mıdır? Yok. Yoktur. Peki zamanının imamını tanımadan ölen. Sen de ne dersin? Ya Rabbi ben kendi çapımda bu zatı tanıdım ve imam olarak kendime tayin ettim ve bunun irşadıyla müsterşid oldum, müstefid oldum, müstefiz oldum. Bunu dediğin zaman Mevla da sana niye imamı kebiri tayin etmedin demez ki. Çünkü gücün olmayan şeyi sana teklif etmez. Kurtulur ama mu? Buyurun. Kurtulur mu? Mesela bu da çok tabii kurtulur. İşte Ebu Talip. Hayır niye Efendimiz kurtulur? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başında alemine rahmeti olarak gönderilen peygamberin öz amcası ve zahiren o oradayken hani iman etti etmedi bilmiyoruz. Ama etmediğini ekseri, zahiren ekseri düşünüyoruz. Ekseri rivayet öyledir. Kuvvetli rivayet öyledir. Ama böyle düşünüyoruz. Peki diyor ki. Ama ayette diyor inneke la tehtimene ahbepte. Amcanı tamam. Çok seviyorsun ama sevdiğini idat edemezsin. Hayır şunu diyorlar mesela son nefeste Mürşid-i Kamil'in ruhaniyeti gelir ve kişinin imanla gitmesine vesile olur. Vesile olur deniyor bakın aracı olur. Vesile olması için ne yapması gerekiyor? Onun ona dünyada tabi olması gerekiyor. Zaten tabi olduğu zaman emirleri tutup yasaklardan kaçmış olması gerekiyor. Bunu dolayladığın zaman ne oluyor? Zaten o adam düzgün bir adam olmuş oluyor. Ama ufak tefek hataları herkesin olabilir. Son nefes gelişiyle değil de zaten yaşattığı hayatla vesile oluyor. Ya sen oluyor efendim ona. Küfrü mucip amellerle yaşa. Allah'a gazap ettirecek isyanlarla yaşa. Sonra mürşit gelecek seni kurtaracak. Nasıl kurtarsın? Sen ona zaten tabiydin ama bazı günahların olabilir. Bu günahlardan dolayı da Allah Teala sana biraz sıkıntı verebilir. İblisi sana musallat. Çünkü hadislerde var ki iblis imanı çalmak için musallat oluyor. Son nefese gelirmiş değil mi hocam? Tabii sahiptir o. Gelir, çokların imanını bir bardak suyu aldım bu mahalde diyor. Efendim çoklarını ifsad için. Ama Mevla bunu kime musallat eder? Veyahut da musallat herkese olur. Evliyaullah'a da olmuştur. O tükürler, soluna tükürürler, defederler, kovarlar. Musallat herkese olsa da
Kimi imansız götürür? Ha, kimi imansız götürür? Ayete bakalım. Ayet-i kerimede ne buyuruyor? Ve mâ kâne lehu aleyhim min sultan. Şeytanın onlar üzerinde etkisi yoktur. İlla linâleme men yu'minu bil âhiret mümmenü ve minâfî şek. Kim ahirete kesin inanıyordu, kiminde şüphesi vardı, onu seçelim ve ayıralım diye musallat ederiz. Yani şüphesi olana şirk üzere gönderiyor. Tamam, sana iman ettim, Allah'a küfrettim diyor. Zannediyor orada onu ruhani alemde medet edecek, ona zannediyor. Çünkü boyut değişiyor. Öbür boyutta da ona Allah Teala imtihan hikmetine binaen vesvese vermeyi, bazen de görünmeyi de efendim fırsatı vermiş iblise. O zaman ne oluyor? Yani şeytan seni kafir yapamaz, içindeki kafirliği dışarı çıkarır. Allah. Çünkü bu ayet onu söylüyor. Burada şu önemli mi? Hani insanın yaşarken neyle meşgul olduğu son nefes. İşte yaşadığınız gibi ölürsünüz. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Adam şimdi müezzin getirin Kur'an'ı diyor. Ölürken bütün millet diyorlar ki ya işte ezan okumakla ömrü geçti, görüyor musun? Musaf'a sarılarak ölecek. Bir de görüyor ben buna küfrettim diyor, ölüyor. Çünkü neden? İşte minareden karı kız kollarmış. Eskiden de mahallelerden minare en üst olduğu için, gibi yüksek bina değil. Hepsinin mahalle oralara bakıyormuş. 5 dakika evvel çıkıyormuş. E sen şimdi sokakta, çarşıda, pazarda kadına baktın. Sagayr günah. Zina gibi bir büyük günah değil ama o da günah. Ama sen sokakta, çarşıda bakmak başka. Allahu Ekber denilen yeri gidip de orada efendim müstehcen şeye, günaha alet etmek başka. Mevla'nın da gazabına gelip işte. E şimdi ne diyor adam? Efendim sıva getirin, şu getirin, bu getirin, şudur budur. Baktı ki ölemiyor. Ne yaptı geldi dedi ki? İnşaat bitti, şey bitti, sıva bitti, inşaat paydos veyahut da neyse beton bitti. Adam da ah öldü. Çünkü takmış kafayı oraya dünyacılıktan. Allah dememiş, lillah dememiş, namaz mı? Bir şey yok. Dünya, dünya, dünya. Son dakikada artık onun telaffuzuyla ölüyor. Bu gibi birçok rivayetler kitaplarımızda görüyoruz. Galiba Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ydi Kudsesi Ruh. Nasıl olmalı bir insan deyince son nefeste nasıl olmak istiyorsa hep öyle olmalı. Hep öyle olmalı ama o da zor bir şey. Yani her an Ezra Aleyhisselam geldiğinde beni nasıl bulsun, melekler beni nasıl canımı alsın. Bu da hal üzere yaşamak zor bir şey ama tasavvufun amacı işte bunlar hep. Ama bunu, olamasa da dert ederse Allah belki o dert edişin hatırına bunu da nasip eder. Şimdi şöyle bir şeye tahassür, hasretini çekmek, olamadığına nedamet, pişman olmak ve istemek. İstemek ulaşmanın yarısıdır. Çünkü senin bir hedefin var, bir kayan var, Mevla'dan istemişsin. Yani burada ama yalnız vasıtalarını da çoğaltman lazım. Şimdi mesela rabıta diyor, ölüm rabıtası. Sana ve'udde nefseke min ehlil kubur, kendini kabir elinden say. Şimdi sana kendini kabir elinden say, hadiste, sahih hadiste emretmiş. E sen de bunun yolu, işte oturuyorsun, duruyorsun, öldüğünü düşünüyorsun, üstünü soydular, işte yıkadılar, işte musallığa getirdiler, omuzlarda taşıdılar, şimdi gömdüler, üstüme toprakları döküyorlar. Bunları tezekkür edeceksin. Şey, ölüm rabıtasına pek kimse takılmıyordu hocam. Çünkü genel moral bozuyor. Mürşit rabıtasına moral takılıyor. Bozuyor. Yok, ölüm rabıtasına tamamdır diyorlar da işte mürşit rabıtası ama bu saatten sonra girmeyelim o mesela. Yok, ölüm rabıtasına takılmıyorlar da ölüm rabıtasını da tarikatçılar yapmıyorlar korkudan. tabii şimdi öldüğünü düşünmek çok acayip ama bir hizaya getirir ki insanı, bir hizaya getirir ölüm evet, rabıtası. Nimetlerin tadını azaltır. Tabii yani ölümü anın, bu şimdi bunlar hadis-i şerif. Yani tarikatın bütün merhaleleri tek 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 ayet ve hadisten kaynağı var. Dolayısıyla hiçbiri asılsız ve kaynaksız değil. Ki benim rabıta kitabım okusalar, Tarikat-ı Aliye'de Rabıta-ı Celiye, onun tabii yeni baskısı hazırlanıyor. Biraz ben sabretsinler. Şöyle göstereyim onu da. Yani o kitapta bakın, orada birçok detayı var. Çok bir de tasavvuf risalesi. Bunda da tasavvufun kökü, lügatı, istilahı, çıkışı, hangi merhalelerde çıkışı ve tasavvufun itiraz edilen suallere cevaplı. Çok sual var. Araya evet, koymak abi, lazım mı? Niye araya koyuyoruz? Vesile aramak. Şu o kitap mı hocam? İbn-i Teymiye'nin tasavvuf risalesi. Evet. İbn-i Teymiye ve İbn-i Cevziye'nin bile bunlar gibi, şimdikiler gibi insafsız değiller. Yani o Medarecü's Salikin, İbn-i Kayyim'in. Bunun da yeni baskısı mı geliyor diyorsun? Yok, o var. Rabıta Risalesi'nin. Rabıta'nın yeni tasvirleri var. Geliyor. Tasavvuf Risalesi, epey ya eski hocam, yazdım. Tasavvuf Risalesi. Ama kısa kısa öyle müfit ki. Yine bakın Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Hoca'nın Erkam Yayınları'ndan çıkan bir Tasavvuf Hayat isimli kitabı. Maşallah. Hani konuşulanlara etraflı bir şekilde bakacağız. Ehli sünnet. Derseniz 300 soruda tasavvuf. Ehli sünnet bir yine insan, güzel evet. Kitaplardan. Bu kitap bende kalabilir mi hocam? Tabii tabii. Şöyle yani yolu bilenler
Aynı yolda üslup üzere cevap verirler. Burada da tartışmayı yapanlar cahiller. Yani hakikatini bilenler, işi araştıranlar meseleyi araştırdığı zaman itiraz etmezler. Ama onun için illa ilim, ilim, ilim. Yani zahiren de olsa mürşit diye duymakla yetinmesinler. Bir şeriatın zahirine göre kıstaslar belirlesinler. Yani kitap sünnet ölçüsünde bir de ehli olan ehli sünnet alimlere sorsunlar. Zaten böyle fazla mürşit yok. Yani Türkiye'de bir elin parmakları kadar. Bir elin parmakları kadar. Kamil ve mükemmel. Veli demiyorum. Veli çok. Ama kamil ve mükemmel mürşit hakikaten az. Bir elin parmakları geçmez. Az daha konuşursak isim vereceğiz. Yok. Şimdi isim niye vereyim? Bana göre odur, öbürüne göre odur. Ama benim için vasıflar önemlidir. Biz ancak yani bir... Ama o bir elin parmakları ifadesi o çok mühim bir ifadeydi. Bir elin parmakları kadardı. Ben kesin söyleyeyim. Çünkü ben bu işin içinde büyüdüm. Yani 7 yaşımdan... 30'larca, 50'lerce, 100'lerce yok, değil yok. Ya. 7 yaşımdan beri evliya peşinde dolanırım. Mezunne-i kirama da çok itibar ederim. Veli olması ihtimali varsa... Şey zaten onun için tarikatta da gayret ve kıskançlık vardır mürşitte. O kıskançlıktan dolayı da ben bayağı bu işte tutulmuşumdur. Yani muhafaza olunmuşumdur. Çünkü biraz kafam da fazla çalışır ama kalbim de fazla çalışır. Durmaz. Yani Kabe'ye giriyoruz. Tam arkadan veya bir mürşidimin önünün arkasından gidiyorum. İçimden geçiyor ki şimdi savafta bir dolanmam lazım. Sabah namazından evvel bir kutup var. Akşamdan evvel de batmadan bir kutup var. Bakarsak Kutül Kulüplere, Gazalilere. Ben bu noktada bir kutup bulmam lazım. Ne dediniz merak ettim. Bir şey demiyorum. Kalbimden geçiyor. Geçiyor. Kalbimden geçti. E bu sadakate mani değil mi? Ama kalpten geçen mazurdur. Dil konuşmadıkça. Peki sonra? Allah hakkında bile kalbine bir şey geliyor Mevla mazur. Sonra merak hemen döndüler böyle anında görüntü. Tak ben de o zaman 2-3 kişi gitmişiz. Kimse yok böyle kalabalık ihvan yok falan. Peşinde gidiyorum. Sene 81. Böyle bir döndü. Tabii hiç kendinden bir şey demezler. Dedi ki Alaaddin Efendi babamız buyururdu ki haremeyni muhteremeyni geçseniz böyle kapı bulamazsınız evladım. Şimdi ne demek istediler? Ha sen toysun daha evvel dedim. Sen toysun önüne gelene kapılma tehlikem var. Fakat hakikaten koruma meselesi de iyi bir şey. Yani korumuşlar. Korumasan işte deminki gibi mahaller arasında Allah dolaşan. Olsun. O zaman ne oluyor? Yuvarlanan kaya yosun tutmuyor. Bugün bir şey olduğumuzu iddia etmiyorum. Ama bir borazanlık yapıyoruz. Bir hakka delalet, bir hakka hidayet, bir namaza başlama vesile, bir ehli sünnete, İnşallah. Bir mürşidi kamile intisap. Demin bir kardeş ha, ben bunu unuttum, diyorum ya. Namaza başladım bugün hocam bana dua etsin diyor. Ya Allah ayırmasın. Binlerce böyle şey geliyor. Ama bizde şu da yok. Biz belli bir tarikattan bahsetmiyoruz. Adam benden İngiltere'de. Efendim geliyor, sakalı bırakmış, hanımını kapatmış, hanımı İngiliz, Müslüman oluyor, menzile Adıyaman'a bağlanmış. Ben diyorum Allah mübarek etsin. Ha şu, mesele biz şeriat sohbeti yapacağız. İnsanları Kur'an'a, sünnete davet ederiz. Tarikata davet yok. Ama böyle de bir hazine ve mahzen varken, ben bundan yerken, faydalanırken, kendisi için istediğini de mümin kardeşi için istemeden imanı kamil olmazken... Ben niye delalet etmeyeyim? Ama sen bunu ara. Meşrebin nereyse sen meşrebini bulacaksın. Bir de bu işler tamamen nasip meselesi diye düşünüyorum. O, yani tam çok tecrübe gibi. Yaşamışsınızdır. Aynı rüzük gibi. Bazen çok dert etse de insan bakıyorsun ki hiçbir şey olmuyor. Bazen bir açılım fütühatı orada değildir. Fütühatı burada değildir. O zat mürşidi kamil bile olsa onun fütühatı açılması burada değilse o başka zata gidecek. Bir de bu evliyalar tehlikeli adamlar. Geceleri falan çıkıp ok atıyorlar kalplere herhalde. O oku yiyen ne yapsa diz çöküyor. Yemeyen ne yapsa ne olmuyor. Kalp ok atıyor derken onun iyiliği için, onun yönelişi için teveccüh eder. Onu kazanmak. Alaaddin Efendi, Ali Rıza Bezaz Efendi inkar ediyordu. Bandırma merkezde. İhvanlar diyor tam şeriatçı bir alim bulduk yani. Kılıkık yarıyor. Münda, müstüp, mendup, müstahap, mekruh. Ama bu tasavvufçular var ya falan. O da o zaman yanlış tarikat görmüş İstanbul'da. Ama diyorlar ki Efendi Hazretleri ya bu alime de bir beddua et olmasa bu ifsat edecek bütün bandırmayı. Hep sizin ihvanlarınız. Evladım niye şey beddua edelim? İşte ok atma meselesi. O gelecek diyor bize diyor evladım. Karıştırma diyor. Ondan sonra bir görüyor görünce vurguyor. Çarşı pazar koca sarık dört mezhep müftüsü yatıyor ayağına dizine. Şu var mı hocam? Hani el mer'u me'men habbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Yani bu bile sanki yüzünü görünce Allah'ı hatırladığın insanları sevmeye, onlara yakın olmaya sebep. Başlı başına bir sebep. Tabii müridi sen... olmasan bile münkir olma yahu. Yahu zaten Allah için sevilmesi gereken bir zatsa
Zaten onları sevin diye emrediliyor. Allah için sevin diye. Allah için kim sevinir? Sanatçılar, şarkıcılar Allah için sevilmez ki. O hobisin ya hayranısın. Allah için sevme en büyük ameldir. Bunu ne kime karşı uygulayacağız? Hanımını zaten seviyorsun, oğlunu zaten seviyorsun, ananı babanı zaten seviyorsun. E şimdi Allah için sevgi hiçbir hasımlık, kısımlık, maddi menfaat, hiçbir beklentisiz, ıvatsız, garatsız. Allah için sevmek Resulullah'ın varislerine, vekillerine, çünkü Resulullah seviliyorsa halifeler de sevilir. E benim halifelerim var, alâ hulefâ-i rahmetullah, halifelerime Allah rahmet olsun, el ulema ve rasetül enbiya. Ama o alimler ki enbiyanın varisleridir. Ya bu da tabii manevi ilimdir, yani Kur'an ve sünnet. O da önemli, mesela o hadisin şerhinde de farklı düşünüyor. Bazısı da diyor ki işte alimler, peygamberin varisi, alim kim? Tasavvuf münkiri adam ama ilmi var, sözüm ona, titri var, akademik ünvanı var. Ben diyor, varis benim diyor. El-alimu men ya'melu bi ilmi. Hadis hadisi tefsir eder. Nasıl? Alim, ilmiyle amel edendir. Alimi başka taraf, orada alimler diyor. Ama alim kimdir öbür hadisini okumuyorsun. Öbür hadiste alim kimdir diyor. İlmiyle amel edendir diyor. E sen namazı üçe indirdin, bilmem namaz bile kılmıyorsun. İlahiyatta dekanım, anladık da bu alim öyle olmaz. Yani o ünvan sana alimlik vasfını vermez. Dur, bildiğin de malumatını da vermez. Reddiye kapısını açmadan muhabbetle bitirelim. Tamam. İlmiyle amel eden alim buldun. Ha şunu diyelim. Onlar da varisleridir. Onları da inkar etmeyelim. Bir adam muhaddis. Hadis ilminde. Yani, ilmiyle de amel ediyor. Tasavvuftan şeyi yok. Neşvesi yok. Ama ilmiyle mesela şimdi İskilipli Atıf Efendi tasavvuf münkiriydi. Ama şeriatın zahiriyle de ciddi manada alimdi ve kellesini bu uğurda verdi. Çok da Halil Haydar Efendi ile ağır şakalar yaparlardı. Yani çok ağır tasavvuf konularında. Ama sen şimdi İskibri Atıf Efendi varis değildi denir mi? Mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varisidir. Ancak o ilminin zahirine varisidir. Eğer Evliyaullah'tansa o ilminin batınına varisidir. Eğer ki hem zahir hem batın zülcenahayn Halid-i Bağdadi gibi iki kanatlıysa hem ilimde varis hem tasavvufta ve maneviyatta varis. O zaman tam varis, kamil varis budur. Bu kamil nakıs işleri devreye girmezse hadislerin çoğunu anlayamayız. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yine Allah razı olsun. Vesile oldunuz. Oldu. 2,5 vesileler, 3,5 saat olmuş. Vesileler hem maksatlar hükmü vardır. Vesileler için maksatlar hükmü vardır. Hı hı. Sizde yani maksat güzel oldu. Yine soruların pek çoğu kaldı. Olsun. Ben detaylı şeyi anlatacaktım. Mesela ebdal, evtad hadislerini falan. Ama arada bayağı serpiştirdik. Konuştuk. Epey bir konuştuk. Yani hiç de konuşulmayan bugüne kadar. Çünkü beni çıkaranlar hep başka şeyler sorup duruyor. Bu konulara çok girmiyorlar. Bu konular bazıları reytingde almaya biliyor. Ama mesele bir şey anlaşılsın. Millete faydamız olsunsa ki sizin gayeniz o. İnşallah. Ondan fayda oluyor yani. Eyvallah. Niyeti şeyi. Netice. Derdimiz o. Son bir soru sorayım. Bu da reytinge hizmet etsin. Sayın Cumhurbaşkanı en son Mahmut Abbas'ı karşılarken işte evet. 16 Türk devletini temsilen askerler evet. merdivenlerin etrafına böyle evet. sıralandılar evet. vesaire. Bu tür şeylerden dolayı işte yarın mehter de çaldırırlar falan diyen çaldıracaklar mı mehter de Osmanlı'ya gidiyor, Osmanlıcılığa gidiyor falan. Sinan Çetin bir açıklama yaptı. Türkiye değil Osmanlı olmasa. Osmanlı'ya siz nasıl bakıyorsunuz? Osmanlı ecdadım, atalarım, kıymetli dedelerim. Onlar bizim büyüklerimiz. Onlar çok büyük hizmet etti Osmanlı'yı. Muhiddin İbn Arabi Kudüs'ün ruhu çok büyük. İşte o şimdi TRT'de diriliş yayınlanan içine. Diriliş şeyi yine ben takip edemediğim için şey ilmiye ne kadar uygun bilmiyorum. Ama orada da geçtiği üzere inne aslahad düvel ba'de sahabeti ki o Ertuğrul Gazi'nin Osman Gazi'nin doğumundan evvel vefat etmiş Muhittin Arabi. Buyuruyor ki ilham yoluyla işte keşif var mıdır, mülhem var mıdır? Vardır. Sinşin'a girince Muhittin'in kabri zuhur eder. Yavuz Selim niye külliyeyi yaptı? Selim camisi orada Muhittin Arabi'nin kabrinde. Sahabeden sonra bakın Emevi var burada, Abbasi var burada. Sahabeden sonra dediği zaman Muaviye radıyallahu anh dönemi çıkıyor ama o sahabe olduğu için. Sahabeden sonra devletlerin en düzgünü Eddevletül Usmaniyetü Osmanlı Devleti'dir. Direkt böyle ifade olarak. İfade budur ve bu tabela olarak Sultan Abdülhamid'e kitabın yazması. Şimdi diyorlar ki bunu sonradan Osmanlı'yı yüceltmek için son 200-300 evet, senede çıkartılmış. Halbuki Vail Hoca, Vail Hanbeli araştırmacı bir alimdir Şam'ın ulemasından. O bunun, o Muhittin Arabi'ye çok haristir, düşkündür. O yazmaları çok bilir, dünyayı gezer hep. O bunun 600-700 sene evvel yani ilk nüsha, el nüshalarını
tarihiyle, hat tarihiyle görmüştür ki sonradan istinsak olmaya benzemiyor. Uydurulmakla hiç alakası yok. Asıl nushayı gördüm diyor. Yani yazmalarda, Şam'da vesaire. Hindistan'da da çok yazmalar var. Ben yazmaları gördüm diyor. Kesinlikle sabittir. Osmanlı Devleti'dir diyor. Zaten Konya'da gelmesi, Sadettin Konevi ile işte annesiyle evlendi falan, burada durması, hep onlar Osmanlı'nın hazırlayıcısı ve mukaddimatındandır. Dolayısıyla hakikaten Osmanlı masum değil. Peygamber olmayan hiçbir şey, süreç masum evet. denemez. Ama hatası en az olan, İslam devletleri içinde hatası en az olan, Ehl-i Sünnet'i en iyi yaşayan ve yaşatan, İslam fıkhına efendim özellikle tabii Hanefi fıkhıdır devlet yönetiminde kullanılan, efendim en çok riayet eden, şahsi şeyleri konuşmuyorum, sistem olarak konuşuyorum. Münferit herkes bir yanlış yapar. Sistem olarak en uygunu Osmanlı'dır. Onun için onun ihya edilmesinde bir anıdır, bir hatıradır. Efendim diğer kafirlerin görüyoruz eski krallıklarını, kraliçeliklerini sembolik orada, de olsa yaşatmaları. Orada sadece Osmanlı değil 16 Türk devleti. Türk devleti var tabii orada ama işte ekseri Osmanlı rahatsız ediyor. Çünkü öbürlerinin geri dönme ihtimali yok da Osmanlı'ya yakınız da acaba falan diye korkuyorlar falan. Ama bizim döneceğimiz yer Kur'an'dır, sünnettir, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'tır. Ecdadımızın tecrübelerinden faydalanarak efendim onları ilerleten istikamete yönlenmektir. Onları geri bırakan son 150-200 senede İttihat Terakki Jön Türklerin başımıza açtığı belalar ortadadır. Kafir hayranlığı, bilmem efendim piyanolardan müzik vesaire her şeyde gavura benzeme, kılık, kıyafet, efendim Avrupa medeniyetine hayranlık falan, bu çöküş dönemidir. Hadis-i şerifte efendim ümmetim sarığı indirince İzzetlerini Allah indirecektir. Şimdi bakıyorsun yükseliş dönemindeki padişahların sarıklarının büyüklüğüne, bir duraklama ve çöküş dönemindekilerin sadece fes kalmış, artık sarık tamamen gitmiştir. Yani sünnete ittiba hadiste benim ümmetim benim sünnetime uydukça korkuları kalplere, düşmanlarının kalplerine salınacaktır. Feyda haracumina yolumdan sünnetimden çıkınca Allah Teala neze Allah heybet, Allah onların heybetini düşmanlarının kalplerinden söküp atacaktır. Düşmanların korkusu bu zaman bu sefer onların kalplerine konacaktır. Fela yunzehul havf min kulubikum. Bakın bugün bütün 52 küsur İslam alemi devletleri hepsi kafirlerden, İsrail'den ve Amerika'dan korkmaktadır. Çünkü kalplerinizden kafir korkusu silinmeyecektir. Hatta taudu ila sünneti. Benim yoluma tekrar dönünceye kadar Osmanlı'yı ilerleten Kur'an ve sünnettir. Osman Gazi'nin vasiyetleri ortada. Orhan Gazi'nin vasiyetlerinde ayetten, hadisten fetva çıkaracak müçtehitler derecesinde alimler yetiştirin ki Molla Hustevler, Molla Güraniler, Molla Fenariler bunun zuhuratıdır. Şimdiki durum tabii nakıstan evet, kamil durum. Doğmaz diyorum ortada. Ya işte nakıstan kamil doğmaz. Allah iyi etsin diyelim. Eder inşallah. Yeniden diyelim. Bir dönüş var tabii. İnşallah İslam'a meyil var, rağbet var. Bir dönüş var. İnşallah kimde kim aşktan bir eser var durur, akıbet maşukanı erdirir diyelim. Eyvallah. Yani bu sevgi varsa ulaşırız inşallah. İnşallah. Tam da böyle bitirelim. Tekrar çok teşekkür ediyorum hocam. Kırmadınız bizi. Estağfurullah. Biz geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim geldik bu gecede başka şeylerin sonuna. Ben hem kıymetli hocama, Cübbelahmet hocamla tasavvufa dahil olanları, birazcık günceli, biraz sizin gönderdiğiniz soruları yine sürenin el verdiğince, yine aklımızın yettiğince konuşmaya çalıştık. Eğer sürçülisanımız olmuşsa affola, Cenab-ı Hak tesirini al kesin diyelim. Abi. Haftaya cumartesi gecesi saatler 24'ü vurduğunda CNN Türk ekranlarında yine adı başka ama aslı aşka tekabül eden güzel şeyleri konuşmak için huzurlarınızda olacağız. Yayında yapımda emeği geçen bütün dostlara bu saate kadar böyle bir gece vakti bu işi yapmak çok kolay değil. Kameraman arkadaşlardan bütün rejiye, ulaşım ekibinden kurum içerisinde çalışan herkese kadar huzurlarınıza bir kez daha teşekkür etmeyi borç bilirim. İyi geceler olsun efendim. Hoşçakalın.